İyi akşamlar. Yeni haftanın ilk gününde Beyaz TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, her pazartesi akşamı olduğu gibi Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Bu akşam yine çok önemli konularla yine karşınızda olacağız. Evet, Türk futbolunda neler oluyor, neler yaşanıyor? Amini futbol takımımızın dün Kazakistan'ı 3-1 mağlup etmesinden çok gerek Türkiye'de gerek yurt dışında uluslararası basında Amini futbol takımımızın galibiyetinden çok maç sonrasında yaşanan gelişmeler bir hayli gündeme damgasını vurdu, manşetler atıldı. Maç sonrasında kaleci Volkan Demirel ile Emre Belezoğlu'nun otoparktan çıkarken, stattan ayrılırken basın mensuplarının uğradığı saldırı hakkında birçok dünyaca ünlü ajanslar haberlerine yer verdiler bu konuyla ilgili olarak. Volkan Demirel ile ilgili olarak bundan sonra neler olacak, neler yaşanacak? Bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Türk futbolunda neler oluyor, Türk futbolunda neler yaşanıyor? Bunları ekranlarınıza getireceğiz. Herkesten farklı yine futbolun arka bahçesine gideceğiz sevgili seyirciler. Evet Sinan Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Eyvallah Ertan. Nasıl başladı hafta? Vallahi hafta ne olacak ya? Dün akşamın rezaletiyle beraber öyle felaket bir şekilde devam ediyor hafta ya. Ne diyeceksin haftaya? Dün Kazakistan zaferini bile gölgeledi. Ya Rasim yapma. Yani bakıyorsun büyük futbol bir zafer yok. Değil mi? Futbol yok. Yaşananlar çok kötü. Dünkü o işte kavgalar bilmem ne falan bakıyorsun. Yani sıkıntı var. Türk futbolunda sıkıntı var. Milli takımlarda federasyonun bu bölümünde sıkıntı var. İlerleyen dakikalarda konuşacağız ama bir gerçek var. Türkiye'de futbolda büyük sıkıntı var. Futbolcularda evet. Büyük sıkıntı var. Seyircide büyük sıkıntı var. Seyircinin futbola bakışında, futbolcuya bakışında büyük sıkıntı var. Tamamıyla artık sağ sol kavgası gibi olmuş. Aynen. Fenerli Galatasaray'la bölünmüş. Tamamıyla kimse milli takımı futbolcusunu kendi takımının formasını giymiyorsa sevmiyor. İnanılmaz derecede kötüye bir gidiş var. Bunu nasıl düzelecek bilmiyorum. Bunun düzelmesi için herkesin fedakarlık yapması lazım. Herkesin özverili davranması lazım. Maalesef Türk futbolunu daha da kötü günler bekliyor diyebiliriz. Futbol açısından. Bilmiyorum ne olacak bakalım. Bu işler nasıl düzelecek ama Ertem bir gerçek var. Futbol kötü. Milli takım kötü oynuyor. Kazakistan'ı falan hiç yendiğini falan filan sayma falan. Kazakistan falan sana göre takım falan değil. İyi oynamadılar mı sence? Yok yani Rasim ne iyisi ya. Bloklar arası bağlantı. Ya. Futbolu görmedim mi oynanan futbolu ya. Tamam psikolojik olarak milli takımımızın sıkıntısı var. Psikolojisi iyi değil bilmem ne falan filan ayrı bir şey ama. Hani oynanan futbola baktığın zaman öyle çok iç açıcı futbol değil. Doğru. Yani ben çok zor görüyorum. Rezillik canım yani. Zor görüyorum. Kazak kaleciyi nasıl buldun? Ya Rasim dur yapma Allah aşkına. Sokuyorum sıkıntı. Futbol konuşalım biraz. Normal bir ikincilik kalecisi. Yani düşünmeli yani. Mi sence Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray falan? Muslera yerine yok, mesela. Yok bugün harekete geçmiş. Herkes Kazakistan kalecisini almak için. Herkes kollarını sıvamış. Yani onu mu söylememi istiyorsun Rasim? Yani kesinlikle burada en önemli şey Fatih Terim'in bundan sonraki süreçte insanları çok fazla umutlandırmadan biz işte 2016'ya gideriz gitmeyiz falan değil. Yeni bir yapılanma, yeni bir milli takım. Yani günü kurtarmak, maçı kurtarmak, dönemi kurtarmak değil. Uzun vadeli. Yani 2018'e kadar falan kalmalı diyorsun. Bilmiyorum, kalmalı. Evet, 2020? Mukavelesi boyunca kalmalı. Abi başka alternatifin yok. Bakın. Şimdi Fatih Terim diyor bu kadar teknik direktör var Türkiye'de. Rasim, Fatih Terim'i yolladım. Başka bir antrenör geldi. Aynı şey yaşanacak. Çünkü kötü bir futbolcu topluluğu var. Yani ekonomik olarak tasarruf edersin. Yani formda bir futbolcu topluluğu yok sende. İyi bir futbolcu topluluğu yok. Onun için yani Fatih Terim falan konusu değil. Ama milli takım organizasyonunda dün akşamki yaşananlarda evet çok önemli bir oradaki futbol federasyonunda çalışan profesyonellerin Volkan Demirel'in stadı terk etmesinin sonra birazdan onun detaylarını anlatacağım. Yani Volkan kimse orada prosedürü bilmiyor. Volkan'a kimse dur demiyor. Doping kontrolü oluyor. Olması için tekrar arabaya taksiye biniyor. Stattan ayrılıyor. Tekrar geri döndürüyorlar falan filan. Bir süreç yaşanıyor burada. Sonra çıkarkenki bu olaylar. Yani bunlar korkunç, sana söyleyeyim süreç. Yani eğer ben dün akşam bir şey söyledim. Bakın Volkan kesinlikle milli takımla diyecek ki çıkacak. Milli takım ben bundan sonra milli takım defterini kapattım diyecek. Çünkü belli. Doğru. Fatih Terim'in ona çok sıcak bakmadığı dünkü davranışından, dünkü şeyinden belli. Yaşı da var bayağı baba zaten. Ya yaşının alakası yok. Yok iyi kaleci. Kalecine laf yok Volkan ama Volkan'ın en doğru dünkü hareket
dünkü hareket tamam Volkan'a göre belki doğru olabilir, başkalarına göre doğru olabilir ama hayır bana göre Volkan'ın yine söylüyorum herkese göre değişebilir. Ben başka açıdan bakıyorum. Oynaması gerektiğini evet. Maçtan sonra ve o anda gerekeni yapmasını düşünüyordum ama başka işler var arkadaş. Yani her şeyden önce bundan sonra İstanbul'da federasyon yetkililerine söylüyorum. İstanbul'da kesinlikle milli maç oynatmayın. Evet. Abdülkerim hocam nasılsınız? Nasıl başladı hafta? Vallahi saçma sapan. Yani eve gittim dün akşam programdan sonra. Ne konuştuğumuzu düşündüm. Programımızı tekrar seyrettim. Bugün bütün gün evden çıkmadım. Bütün televizyon kanallarını, özellikle spor kanallarını seyrettim. Yorumcu arkadaşları dinledim. Herkes hemen hemen hepimiz aynı şeyleri konuşuyoruz. Bunları niye konuşuyoruz? Düşündüm. 15-20 tane çocuk çapulcu diyoruz. Küfür etmiş. Bu küfürlerden etkilenen bir takım kalecisi statı terk etmiş. Arkadan güvenlikçiler gelmiş onu almaya. Gazetecilere dövmüş. Gazetecilerle olaylar olmuş. Ve biz de oturup saatlerce bu konu hakkında yorum yapıyoruz. Vah dedim vah vah. Bir de bu konulardan sonra bazı çok bilmişler de işte herkese sallıyorlar, yorumculara da sallıyorlar. Sanki bütün bunları biz yaptık. Bizler küfür ettik. Yok bizler dağıldık. Herkes öyle ne bileyim yani işte yok böyle programlarda geriliyormuş ortalık falan filan. Öyle mi? Öyle mi diyorlar? Ondan sonra şey çok komik. Hocam niye ciddiye alıyorsun? Ben hiçbirisi ciddiye almıyorum. Şu anda bile saçma sapan çizilen şeyleri ciddiye almayacaksın. Yani yok bir de ne kadar tezat şeyler var. Yani bir bakıyorsun işte sosyal medyalarda falan diyorlar küfüre. Herkes küfüre karşı. Herkes aylak timsali. Herkes ben bugün sokakta gezdim. Herkes küfür ediyor. Genç ortaokul talebesi genç kızlar görüyorum sokakta erkeklerden. Küfür ediyorlar. Kalmadı. Yani bu toplumun tamamı küfürlü konuşuyor. Bayılıyor küfürlü espriye. Fakat birdenbire küfürlerde böyle yani bu toplumda sanki küfür diye bir şey yok. Statlarda neden oluyor? Statlara aydan insanlar mı geliyor? Uzaydan insan mı? Bu toplumun insanları geliyor türbüne. Tabii ki küfür edecekler. Yani böyle garip, anlamsız ve bu anlamsız derya içinde biz de burada laflar buluyoruz. Çenemizi yoruyoruz. Komik ya bu olur mu diyor. Ya Kazakistanlı insan bir maç oynar da Kazak maçından sonra olaylar çıkar mı ya? Hayret bir şey ya. Estağfurullah. Kazak maçından sonra olay çıkar mı? Ben bir de şunu üzülüyorum. Senin Kazak maçıyla ilgili teknik yorumunu alamadık ki ben ona da üzülüyorum. Yani analiz etmen lazım. Kazakistan nasıl yendik? Hangi taktik, hangi böyle varyantlarla, hangi stratejik zekayla yendik? Bu konu hakkında teknik detay falan konuşmak zaten abesle iştikal ya. Kazakistan takımın maçının yani teknik analizi olur mu ya? Ya olur mu böyle bir şey? Yani adam 8-0 yiyen kadro da çıksa yener miydi? 5-0. Abdülkerim Hoca 5-0. 8-0 deme. Valla adam Kazak saktarken almışlar. Kazakistan kalecisi olmuşlar. Hakikaten sizin 5 yiyen kadro yener miydi Kazakistan'ı? Yener tabii ya biz bu Kazakistan'la falan hiç oynamadık ki kardeşim. O zaman Rusya vardı ya. O zaman Rusya vardı kardeşim. Ne Özbekistan vardı ne Kazakistan vardı. Ne Letonya bunlar yoktu ki bizim zamanımızda. Tamam. Rusya vardı. Bir açılış yapalım. Yani hakikaten şu maçtan dünya sıralamasında kaçıncı sırada ya Kazakistan? Bilmiyorum. 150. mi? Ahmet Hocam daha iyi bilir Kazakistan. Onlarla maç yapıyoruz ve olaylar çıkıyor. Pes diyorum başka bir şey demiyorum. Rasim. Nasıl başladı hafta? Vallahi şimdi tabii ben bugün şunun derdindeydim. Yani bu gazeteci kardeşlerimizi kim dövdürdü? Benim için araştırılması gereken soru budur. Dövenler bellidir. Hepsinin ismi cismi ortaya çıktı. Ahmet Çakır'ı da tebrik ediyorum. Bir ikisinin ismini verdi. Doğru tahmin. Ona doğru istihbarat gelmiş. Yapanlar belli. O yapanların geçmişte yaptıkları belli. Sicilleri belli. Volkan ve Emre'yi almaya gönderen belli. Bu çok net. Bunu Türk Emniyeti herkes tespit etti. Aziz Yıldırım. Ama... Bir dakika. Hayır, demiyorum. Yanlış hayır, şeyi ama. Söylüyorum. Pardon. Hani sana yani, bilgi olsun. Volkan ve Emre'yi gidin alın. He. Tamam, sana katkı olsun diye söylüyorum Rasim. Bugün Fenerbahçe TV'de canlı yayında Mahmut Uslu ve Deniz Tolga açıklama yaptılar. Biz yolladık 8 tane güvenlikçi. Oyuncularımızı kazasız belasız gerginlikten alsınlar diye. Benim şey. Kendi kulübüm adına bir rezaleti buradan ifşa etmek istiyorum sevgili Ertem. Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Samiyen Arena, TT Arena Genel Müdürü, Stad Müdürü. Mustafa Turgun Bey'im. Aynen Mustafa Turgun. Volkan ve Emre'yi odasına alıyor. Bakın doğrudan bugün konuştuğum İstanbul'un emniyet yetkililerinden aldım bilgiyi söylüyorum. Evet. Giriyor. Tam 75 dakika kim bana küfretti onun tespitini yapıyorlar. Bizim Galatasaraylı müdürle beraber, Mustafa Turgun'la beraber Galatasaray Kulübü de herhalde bunun bir açıklamasını yapacaktır. Evet.
Bakıyorlar, ediyorlar, buluyorlar. Tamam. Ondan bizim gazeteciler de, gazeteci kardeşlerimiz de bekliyor. Evet. Ah, Volkan ve Emre çıkmadı diye. Yoksa 75 dakika geçmiş. Dolayısıyla federasyonu falan da bu olayda bir dahil yok. Gitti herkes. Herkesin gittiği bir dakika. 75 dakika geçmiş. Sonrasında Volkan ve Emre çıkarken elbette bizim muhabir kardeşlerimiz bir açıklama bekliyorlar. Ya 75 dakikada 2 saat neredeyse beklemişler. Ve işte Mustafa Turgun bakıyor. Mustafa Turgun'un da izin vermesiyle Fenerbahçe'nin 8 tane izbandut gibi koruması geliyor. Onlara akreditasyon veren Mustafa Turgun. Yani bu da bir tuhaf. Fenerbahçe'nin stat güvenlik şefleri ve diğer izbandut gibi korumaları nasıl olur da Galatasaray'ın stadında akreditasyon kartı alır? Çaycılara, maycılara ait olan akreditasyon kartlarını bu izbandutların kafasına takıyor Mustafa Turgun. O 8 kişi giriyor. Volkan ve Emre'yi sanki affedersin işgal edilmiş ülkeden kurtarmak gibi Galatasaray'ın stadından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün güvenlik ve koruma elemanları alıyor. Ondan sonra da gazetecileri dövüyor, gidiyor. Yani bu ne? Bu rezalet bu yani. Baştan sonra Mustafa Turgun da bu konuda hesap vermelidir. Buraya da bağlanıp açıklamalıdır bana göre. Ve ondan sonra da Volkan ve Emre hiçbir açıklama yapmayınca elbette bizim gazeteci kardeşlerimiz ondan açıklama Mustafa Turgun'la Devrim Zengi bugün konuştu. Sayın Turgun'la evet dedi, biraz sonra konuşalım. Biraz sonra konuşalım dedi, ancak sonrasında telefonu kapattı. Kapatış. Bir Mustafa kere bak. Turgun'dan hala ses yok. Nasıl olur da ben buradan Duygun Yarsuvat'a soruyorum. Abdurrahim Albayrak'a soruyorum. O şov yapmayı çok seven Abdurrahim Albayrak'a. Lütfen bu konuda kırıcı gereken şovu yapın. Kırıcı konuşmayalım. Ya gereken şovu yapsın. Şov demek gösteri demektir. Kötü bir şey değil. Şu an Abdurrahim Albayrak Galatasaray yönetiminde en önde görünen en medyatik şahsiyettir. Dolayısıyla ben sembolik başkan olan Duygun Yarsuvat'tan çok Abdurrahim Albayrak'a soruyorum. Hafif böyle biraz volümü düşüreyim ama kusura öfkemi de anla. Beş tane gazeteci daha yapayım. Gazeteci bir Ahmet Çakar'a da bir söz verelim. Yaklaşık 16 dakikadır tek bir kelime etmedi. Daha fazla konuşsun. Hocam 20 dakika konuşsun. Ama şimdi bütün ne konuşulacaksa hepsini konuştun şu ana kadar. Galatasaray yönetimi bu konuda hesap vermelidir. O kadar. Tamam. Ahmet Hocam. Buyurun. Hafta nasıl başladı? Sizin değerlendirmeniz haftaya girer. Kötü. Nasıl? Kötü. Kötü. Bu kadar mı? Bu kadar. Nasıl yani bu kadar? Kötü başladı kardeşim işte. Ben fazla uzatamam ne Sinan gibi ne Rasim gibi. Niye hocam? Hayda. Bir ülke düşünün ki ya bak, bu ülkede futbol adamı olmaktan utanıyorum. Belki bu ülkedeki insanlar benim gibi futbol yorumcusu olmamdan da utanıyor olabilir. Yok hocam derdi. Estağfurullah. Bakın dünyanın her ülkesinde böyle çok tuhaf. Ülkeyi belli oranda bölmüş. Ülkenin bir kısmı Volkan haklı, bir kısmı Volkan haksız diyor. Ciddi uluslararası basına yansımış. Büyük bir skandala imza atılan bir olay var. Dünyanın her ülkesinde önce pazartesi günü o ülkenin futbol federasyonu başkanı ve ne diyorsunuz siz Fatih Terim'e? Ben teknik direktör diyorum da siz ne diyorsunuz? Futbolun ne patronu? Milli direktör, direktör diyorlar hocam. Türk futbol direktörü Fatih Terim'le tık yok kardeşim. Buradan iki neden çıkar. Bir, rezalet. Olayı kapatma olabilir. İki, korku olabilir. Üç, ne söylerlerse söylesinler. Belli camia ve kişileri karşısına almanın kaygısı olabilir. Eyyam yani. Şimdi bana Fatih Terim, Yıldırım Demirören, biri Türk futbolunun patronu, biri de Türk futbolunun teknik patronu ve dünkü maçın teknik direktörü. Evet. Dün, tekrar söylüyorum, insanların görüş ayrılığına düştüğü milli bir skandala imza atılmış. Bana göre Volkan hatalı, sana göre doğru. Olabilir, saygı duyuyorum. Evet. Ya bir açıklama yapın be adamlar. Demirören ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Şimdi bakın bu dakikadan Türkiye sonra... Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı, kınıyoruz dedi. Neyi kınıyorsun? Neyi kınadığın ne? Neyi? Olaydır. Hangi olayı kınıyorsun? Yaşanan olayları dün gece. Bak tekrar söylüyorum sana. Aslında dün geceki olay Volkan'ın icraatını ikinci plana attı. Dün gece gazeteci arkadaşlarımızın saldırıya uğraması. Belki bizim gazeteci arkadaşların da önceden... O koruma arkadaşlara bir müdahalesi olmuş olabilir. Bugün bazı bununla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Objektif konuşalım. Sonrasında. Fakat burada Volkan'ın yaptığı olayın analizi son derece ikinci plana düştü. Ben Fatih Terim'in ağzından bugün, Yıldırım Demirören'in ağzından bugün, Volkan'ın yaptığı hareketin yanlış mı, doğru mu, sebeplerini, sonuçlarını, muhtemel risklerini duymak isterdim. Tık yok. Çünkü çekiniyorlar. Niye çekiniyorlar? Volkan'ın yaptığı yanlış deseler oradan Aziz Yıldırım ve 20 milyon Fenerbahçe'yle harrrr diye ayağa kalkacak. Volkan bir daha milli takıma girmeyecek deseler
Yine oradan Fenerbahçe camiası ayağa kalkacak. Volkan'ın yaptığı doğru deseler, olabilir ya filan deseler. Bu sefer biz diyeceğiz ki ne diyorsun hocası? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen oramı çekme buramı çek dediğimi gazeteciler mi terk etsin? Veya hakeme salladığın vakit hakem maçı durdursun odasına mı gitsin? Diye kontur sorular geleceğini öngördükleri için. Gık yok. Fenerbahçe olayı şeye getirdi. Korumalar bizim korumalarımızdır. Saldırı oldu. Şudur budur. Volkan'ın yaptığı hareket doğru mu yanlış mı? Söyleyin kardeşim. Görünen o ki doğru görünüyor. Volkan'dan tık yok. Haklıdır Volkan'dan tık olmaması. Profesyonel bir oyuncudur. Zaten şu anda sıkıntılı. Onun konuşmasını normal karşılarım empati yaptığım vakit. Ama hocam Futbol Federasyonu'nun açıklaması yeterli değil miydi? Yani kınamış. Neyi kınamış? Bütün olayları kınamış. Ya geç bunları geçin. Ay kınamış ne demesi lazım mesela? Söyleyeyim. Kınamış yani. Bu ne biliyor musun? Bu ne? Mesela Türkiye'de sinagog patladı. 13 yıl öncesinden bahsediyorum. 2003 yılında. Veya efendime söyleyeyim Boğaziçi Köprüsü havaya uçuruldu. Allah korusun hocam ne diyorsun ya? Mesela diyorum Allah korusun. Evet. Çok büyük bir olay. Veya uçuruluyordu. Bir şey oluyordu. İçişleri Bakanlığı bunu kınıyoruz diyemez. Toplumun bilmesi kadar detayları anlatır. Riskleri anlatır. Örgütü anlatır. Şudur budur kaldı ki orada gizlilik var. Şimdi ben kınıyoruz. Niye kınıyoruz? Neyi kınıyorsunuz hocam, kardeşim? Dengeli açıklama yapmak zorunda Futbol Federasyonu. Seyirci açısından hocam. Bak sana bir şey ama söyleyeyim. Dengeli yapması lazım. Denge ya. Demek Türkiye'de futbolda denge demek eyyam demektir. Eyyam demek Türk futbolunun içinde bulunduğumuz bak bu burada bu beşimiz içinde en büyük eyyamcı Sinanlı Ertem'dir. Kamerayla. Kötü bir şey değil. Bak bu yüzden ben karımdan rahmetli kayınpederimden çok eleştiriyorum. Ahmet sen niye böyle? İdarecilik. Sinan gibi ortadan. Ertem gibi sıvayarak konuş. Kızma. Sen bana bir dakika hocam. Ben kızmıyorum. Hocam bir adama. He. Sen adam değilsin demek mi? Terbiyesizlik durum. Bir dakika. Ben sen adam değilsin demek mi? Veya sen adamlığın sende hiçbir şey yok demek mi? Hayır yoksa antrenörlüğünü onun mesleğiyle ilgili onu eleştirmek eyyam mıdır? Bir dakika. Hangisi doğrudur? Yani senin yaptığın, bak şimdi senin yaptığın yorumculuğun dışında biraz da bel altı vurmak oluyor. Bu, bak şimdi bak mesela bir adam vardır. Ben bak. Adamım değil iddiam yok. Bir dakika hocam. Benim adamım değil iddiam yok. Ben hocam, her şeyi dört dörtlük yaparım diye bir adam vardır. Bak hocam böyle bir tabirler vardır değil mi Abdülkerim? Böyle konuşuruz. Bak derler ki ya ağzına geleni konuşuyor. Şahane çocuk ya. Dobra ya. Ama kalbinde bir şey yok. Ya yemişim böyle bir şey ya. Beni kırdıktan sonra kalbinde bir şey olmasın. Şimdi burada kalkıp da bir çok önemli bir insan için bir camianın mensubuyla ilgili ona argo tabirle kaba kelimeler kullanmak bu sen yorumculuk kimsin lan? Sen kimsin lan mı kastediyorsun? Ya genel anlamda. Bunun anlamı yorumculuk mudur? Biz futbol adamıyız. Futbol adamının yapacağı yorum budur. Kabadayıcı konuşmayı kralı da yaparız. Ayrı bir şey yok. Raconlu konuşmanın ayrı ama önemli olan İnsanları refüze etmeden, kırmadan. Bunun tabiri buysa bile. Ne alakası var? Senin söylediğinin benzerini söyledim. Ben kibarını söyledim. Volkan kardeşim dedim. Ben senin yerinde olsam sahada kalırdım. Onları tespit ettirirdim. Sahada kalırdım, maçımı oynardım. Volkan'ı da Telekom'dan yollattırdık. O keyfi de o sana küfür eden adamlara verdirmezdim dedim ben. Hiç bu. Benim yaptığım yorumculuk, centilmen yorumculuktur bu. Ama kalkıp da bel altı var Türkiye'de öyle. Adam değilsin. Ben. Senin bana bak. Hocam seninle beraber birkaç tane daha var. Şimdi kalkıp da bunun adı eyyamsa hayır bunun adı eyyam değil. Bunun adı efendi terbiyedir bunun adı. Terbiyeliyorum. Bir antrenöre bu takımı iyi çalışmamış, bu takım iyi koşmuyor, bu takım iyi taktik almamış. Lan büyük hakaret yoktur. Tabii. Ama adam değilsin dediğin zaman o ahlaksızlık terbiyesizlik. O ben söylemem onu ben. Buyurun hocam. Peki sen kimsin lan demesini tasvip etmiyor musun? Bugün program çok güzel başladı. Buyurun dedi hocam size söz hakkı. Bakın dünkü olay çok net. Öyle yumuşak falan değil. Madde ben analizlerimi söylüyorum. Bir, Volkan Demirel adlı kalecinin bu sabah itibariyle Türk milli takımıyla ilişkisi kesilmelidir. Gerekçe katılıyorum. Milli takıma ihanet. Bir. İki. Niye ihanet? Ben yine size karşı çıkıyorum. Bu benim görüşüm kardeşim. Bu benim görüşüm. Ben de birinci maddenize karşı çıkıyorum. Tamam. Türk milli takımına Volkan Demirel gibi kaleciler az gelir. Benim de eşime küfür edilse ben de karşı çıkarım.
Tamam, sahayı terk etmek belki yanlış size göre. Evet. Ama milli takımdan... Gazetecilerin milli dövdürmesi... Bir dakika, gazetecileri Volkan Demirel mi dövdü? Onu da araştırılıyor şu an ama. Yapmayın, demeyin. İnsanları hedef haline getirmeyin bak. Volkan Demirel'in ailesi çoluğu çocuğu var. Yapmayın bak. Benim konuşmamı niye geçiyorsunuz? Ben size girerken... Benim konuşmamı niye geçiyorsunuz? Hocam, bir şey söylüyorum hocam. Hani soru cevap şeklinde gidelim. Ben öyle gitmiyorum, ben öyle istemiyorum. Hayır, madde madde diyorsunuz ya. Hayır, ben sıvacıyım ya. Şu an sıvıyorum. Tamam. Volkan Demirel... Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı kalecilerinden birisidir. Ben programımda Volkan Demirel'in bu kadar yerden yere vurulmasına, bu kadar haksızlığa uğramasına izin vermem. Peki o zaman ey Türkiye, Ertem abim bana izin vermediği için Volkancığımıza diyeyim ki Volkancığım sen devam et kardeşim. Böyle küfür ederlerse milli hocam, maçları... izin vermeyeceğim derken siz anladım. Volkan için öyle konuşurken ben de savunmaya geçerim anladım. Söylüyorum. Volkancığım Ertem abim izin vermiyor bana. Dolayısıyla sen her maçlardan önce küfür falan olursa sahayı terk et yavrum. Ama sen ya hocam bir şey söyleyeceğim. Ne kadar hiç ağzımızdan küfür çıkmıyor değil mi? Aynı böyle Twitter'daki o adamlar gibi konuşuyoruz şimdi. Hani var ya böyle sanki kendileri bizden daha çok küfür ederler. Ertem daha çok küfürlü konuşurlar. Ertem abiciğim izin verirsen bir şey söyleyeceğim. Ha, Volkan Demirel sanki hocam eşini buraya getirdiği tezahürat yapılıyor ahlaksız insanlar tarafından. Ben çıldırırım. Ben belki tribüne zıplamışım. Bir tek Ertem abi. Belki tellerden çıkıp. Ertem abi. Ertem, bak almıştım birkaç tane. Bir sürü küfürlüyor. Daha önce yayını bırakacaksın. Volkan abi. Sevgili kardeşim. Bu gidersin mahkemeye gereken yapalım. Gerekirse. Ben kaldıramıyorum. Siz kaldırıyorsunuz ya kardeşim, demek ya. Ya mahkeme. Ben anlamıyorum. Ya bak, bir dakika. Rasim, onları yapanlara cehennem hayatı bile yaşatırsın. Ve bunu hepimiz de bunu yaşatıyoruz. Sinan Engin, Minan Engin mahvediyor. Hoca bir iki numaralı maddesini söylesin. Madde madde gidiyor diyor. Bir bırakmak ne demek ya? Hayır. Ertem hocam bırakmadım. Bir hocayı bir tamam, senin itirazın neye oldu? Benim itirazım şu. Volkan Demirel. Milli takımlar hiç basın mensuplarını Volkan Demirel dövdürtmedi. Görünen o. Evet. Niye dövdürttü? Bak Volkan Demirel şey yapmadı tabii ki. Dövdürtmedi diyemeyiz. Volkan'cığım emir demiri keser kardeşim. Estağfurullah hocam. Madem burada hiyerarşi var. Ertem abinin talimatı üzerine. Sen kafana göre takıl. Melo'ya it de köpek de belediye zehirleme de problem değil, sana serbest. Efendim gazeteciler seni evinden alırım de problem yok. Yerde yatan o beyefendi Mehmet Topal'ın okey misin dediği üzerine bilmem ne okey de. O da problem değil. Sana da küfür ettikleri vakit milli maçta olsa maçı terk et. Ertem abi böyle istiyor. İki, cici babası yine Ertem abisinin cici babası Fatih Terim 24 saattir suyun altında. Şimdi denizaltılar vardır bilir misin? Rus filosunun denizaltıları. O Bering Boğazı'nda falan geçerler. Bir girerler. İki gün falan yoklar. Rus Genelkurmayı bakar, lan bizim denizaltılar nerede? Sonra birden çıkarlar hava böyle yumuşayınca. Rus denizaltısı Fatih Terim 24 saattir suyun altına girmiş durumda. Yıldırım Demirören zaten böyle. Nereden biliyorsun Fatih Hoca'nın suyun altında olduğunu hocam? Suyun, 24 saattir hocam. Fatih Terim'in ne yapıp yapmadığını nereden biliyorsun? Peki, telefonlarını mı dinliyorsun? Hayır, kendisini mi Ertem takip ediyorsun? Hayır. Belki de Volkan Demirel'le sabahtan akşama anladım. Kadar telefonla konuştu. Bitti mi kardeşim? Riva'da Aziz Yıldırım'la belki telefonda konuştu. Peki, Yıldırım Demirören'le bir kriz masası oluşturdu. Evet. Nereden biliyoruz hocam? Sevgili Fatih abi, sevgili Ertem abinin yine talimatı üzerine sizin 24 saattir denizin altında değil. Aslında şu anda insanlarla görüşme yaptığınızı söyledi. Ben de özür diliyorum sizden Fatih abi. Ama eğer basına falan bir açıklamanız, bir basın toplantınız oldu da ben duymamışsam yine özür diliyorum Fatih abi. Yine Ertem abinin talimatı üzerine siz de suyun altına girebilirsiniz. Burada da bir sıkıntı yok. Gelelim Yıldırım Demirören abimize. Yıldırım Demirören abiden tık yok. Bu konuda da kankası sevgili Sinan Engin. Den de tık yok. Bakın beyler bir şey söyleyeyim mi? Hocam, yemişim Ertem'i. Yemişim. Kanka. Cici baba ne oluyoruz hocam yemişim ya? Yemişim Ertem'i. Yemişim Volkan'ı. Yemişim Fatih Terim. Bu yemişim derken gerçek anlamda yiyeceğim değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakın beyler yaptığınız iş değil. Ve maalesef. Maalesef. Türkiye'de öyle futbol yorumcuları var ki. Bu siyasette de bazı olaylar oluyor. Üç maymunu oynayan Türkiye'de spor medyası var özellikle. Var çok. Kimisi ekonomik kaygıları nedeniyle kanalının, gazetesinin bravo Volkan hakkındır diyor. Penguen belgeseli gösteriyor. Golf gösteriyor. Saklambaç oyununu gösteriyor. Kimisi, belki de biz de buna dahiliz, psikopat oldukları için Volkan'a vura balayı yapıyoruz. Kimisi dengeleri gözetmeye çalışıyor. Ama benim bak bu akşam çok sakinim. Zaten üzgünüm daha hafif. Peki sebebini hocam, sonra söyleyeceğim. Sen şimdi şey diyorsun ya. Evet. Hani kankası Yıldırım Demirören. Evet. Ha dün akşamki konuştuklarımızı
Bir arkadaşlar hazırlasınlar. Ya niye? Hayır bir dakika. Niye, hayır, niye hayır, hocaya, hayır hocaya hocaya bir dakika dur. Sinan abi. Ya hoca özellikle dedi ki. Sinan'ın gel federasyonu yerde yere vurdu ya. Federasyonu paramparça yaptık dün akşam. Hala diyor ki. Bu nasıl ya, dedi federasyon, federasyon dedi Sinan. Evet. Böyle bir organizasyon olur mu? Yani Fatih Terim. Fatih Terim gibi bir adama diyorum ki. Hoca bu iş böyle yapılmaz. Profesyonellerine böyle talimat verilmez. Stadı bir futbolcunun senin stadı terk edip de Kavacık'tan taksiyle senin hakkını yedim. Senin hakkını yedim. Bu konuda sen anormal son iki gündür dirayetli davrandın. Senden özür diliyorum Sinan abi. Hocam estağfurullah hocam bak. Özür diliyorum. Ben şimdi ama Volkan'ı Kavacık'tan Volkan'ı hocam bakın. Evet. Volkan Kavacık'tan geri geliyor. Doping kontrolüne giriyor. Türkiye'de doping kurası çekiliyor. İki futbolcuya çıkıyor. Volkan Babacan ve Volkan Şen'e. Volkan Demirel yok. Yani şansa da. Doping kontrolü için taksiyle gelmesi gerekiyor. Taksiyle. Taksiyle gidiyor. Federasyondan bir yetkili Fenerbahçeli bir yöneticiyi arıyor. Fenerbahçe yönetici Aziz Başkan arıyor. Aziz Başkan Volkan'ı arıyor. Volkan'ı Aziz Başkan stada yolluyor. Git geriye diyor. Stada git diyor. Onun sebebini biliyor musun? Bunu, pardon hocam. Doping kontrolüne girmesi lazım. Ceza alır. Bunu Futbol Federasyonu'nun oradaki yetkilileri Volkan bir dakika nereye gidiyorsun? Bunu söyledik. İkincisi maçtan sonra statta sevgili hocam, Fatih hocam, antrenörlüğünüzde, kişiliğinizde hiçbir şey ama başka bir şey var burada. Geçen bir silah olayı yaşanmış. Futbolcularımızı maçtan sonra otobüsle arkadaşlar Riva'ya getirelim, Riva'dan dağılalım. Hiç kimse dağılmasın. Hep beraber bu stattan. Yarın bu maç belki kötü de bitebilir. Her şey olabilir. Herkes Riva'dan dağılsın. Nerede kalınır? Veya bir gün önce İstanbul'daki bir otele gel. Hoca yapardı bunları. Yakın bir otele gel. Dört Levent'te orada bir otellere gel. Oradan dağıt. Bütün takım halinde. Yani bunların hepsinin eleştirilerini yaptık sevgili hocam. Yani başka eleştirinin olduğunu herhalde şöyle yapmak lazım. Falan filan. Yapma Sinan. Yapma. Tövbe. Allah korusun. Ben öyle bir şey söylemem. Onun için hoca tabii kendine göre haklı. Hoca ne istiyor biliyor musun? Futbol Federasyonu'ndan şöyle bir açıklama bekliyor. O tribündeki bilmem neler var ya diyor. Bunlar. Hayır hocam Futbol Federasyonu futbol taraftarına her türlü aynı şekilde davranmak zorundadır. Yaptığı açıklama kınamış daha ne yapsın hocam? Hocam kınamak yetmiyor mu ya? Öyle yapma. Ben bugün Futbol Federasyonu başkanı olsaydım yönetim kurulu arkadaşlarımla otururdum ve şu deklarasyonu yayınlardım. Volkan Futbol Federasyonu'nun açıklamasını getirin arkadaşlar. Getir abi getir. Hayır bana da getirin. Evet. Siz devam edin hocam. Volkan Demirel'e yapılan küfürleri kınadığımız gibi Volkan Demirel'in de stadı sahayı terk etmesi taksiyle gitmemiş hocam pardon. Arkadaşının arabasıyla gitmiş. Hayır arkadaşın arabası Kavacık'tan diğeri dönmüş. Atla gitsin bana ne neyi. Arkadaşının arabasıyla gitmiş. Ama yani, döndüren de Aziz Bey. Onun da sebebi var. Döndüren. Onun da sebebi hayır, var. Hayır hocam ceza alacak. Onun sebebi da sebebi o futbolcusunu korumuş. Futbolcu değil kendi takımını korumuş. Hayır futbol kendi futbolcusunu. Dolayısıyla kendi takımın futbolcusunu korumuş hocam. Şimdi bakın beyler. Futbol Federasyonu şunu demesi lazım. Bir, Volkan Demirel'in yaptığı olay işmiş değildir, kendisi yanlıştır. Disiplin kurumunda cezalandırılacaktır. İki, ona edilen küfürleri kınıyoruz. Üç, ikinci bir talimatımıza kadar İstanbul sınırları içerisinde bir daha milli maç oynatmayacağız derdim federasyon aynen olarak. İki, gelelim Fatih Terim'e. Sonra katılıyorum. Rus denizaltısı Fatih Terim, senin cici baban. Hani şu anda görüşme falan yapıyor diyorsun ya. Fatih Terim şey bugün saat 5'te. Benim cici babam dediği adam var ya yayından sonra Terim arası. Ne var bunda? Ahmetciğim gel bir çay içelim diyorsun. Giderim. Benden önce koşa koşa gider. Tamam mı? Koşa koşa gider. Yalan mı? Bir dakika. Ben yabani bir adam değilim. Evet. Sen Fatih Terim'le. Fatih Terim arasın. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yıldırım cici babam en çok sen görüşüyorsun. Ya bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim cici babam bir cici baba görüşmüyoruz biliyorsun değil mi? Bir cici baba düşünün ki Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar yüzünden 1,5 yıldır cici evladıyla konuşmuyor, görüşmüyor. Aynen öyle. Nasıl cici baba? Ya cici baba kötü bir şey değil ki. Ya ben çok seviyorum Fatih Terim. Ayrı mesele de. Ben de seviyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Fatih Hoca adam kazansa suç, kazanmasa suç, 3-1 kazansa suç, Volkan Demirel maça çıkmak istemiyor suç. Hala anlamıyor bak demagoji yapıyorsun. Hocam. Ben niye kazandık demiyorum. Ben Fatih Terim'den 24 saattir bir açıklama beklemiyorum. Eski Fatih Terim olsa sen yürüleyen, racon kesen, omurgalı davranan. Niye o zaman da niye esti, niye gürledi, böyle Adanalı zaman, Adanalı zaman gibi davrandı, Külhan Beyliği yaptı ya diyen siz yapmayın değil misiniz ya hocam? Ben Türk milli takım, milli takım hocasından Volkan'ın hareketinin doğru mu yanlış mı olduğunu öğrenmek istiyorum. Daha da kötü. Fatih Terim hayatında pek az deşifre olduğu gerçek dışı konuşmalara başladı.
Fatih Terim ne dedi? Volkan stat'tan ayrılmadı. Soyunma odasında arkadaşlarıylaydı. Şimdi burada ciddi bir sıkıntı var. Evet. Yalan var. Doğruyu söylememiş Fatih Terim. Ha bunu oyuncusunu korumak için, milli takımını korumak için söylemişse, ki söylemiştir. Evet. O konuda da saygı duyuyorum. Empati yapınca okey, bir problem yok. Ama şunu istiyorum ya. Ey Fatih Terim hocam. Volkan kardeşimiz doğru mu yaptı? Yanlış mı yaptı? Bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum. Federasyon başkanım, federasyon teknik direktörüm. Teknik patronumdan tık yok. Hocam. Bu umumiyette üçüncü Volkan dünya. Volkan Demirel senin oğlun. Tamam mı? Neden benim oğlum? Bir dakika hocam, oğlun diyelim. Benim oğlum falan yok. Benim oğlum falan yok. Hocam oğlum diyorum ya, oğlun. Volkan Demirel bir tane oğlum var. O da Rasim Ozan Kürtay. Bugün hocam, itibaren seni oğlum alıyorum. Babasına bak. Babasına bak oğluna bak. Babaya bak. Hocam kardeşim. Hiçbirse bizim. Bir dakika. Hiçbirse bizim. Hiçbirse bizim. Bizim hakkımız belli. Bir kendinize bakın. Ya iki bak. Sen de sen ikiniz kendinize bakın. Bir kez hocam sonra iki gün sen de daha yetişsin. Ahmet Çakar. Babaya bak oğlum. Kalkıp da yani oğlum kalkıp da hani ben demedi yani, biliyor musun yani Sinan 30 senelik arkadaşım yani. Ama oğlum kardeşim demedi. Sinerci söyledi. Sinerci üç sene önce Hırvatistan maçında da ediliyordu. Evet. Ne düşünüyorsun değil mi? Evet. Hemen canlı bir örnek vereyim mi? Hocam durdu. Benim babam 12 yıldır mezarda. Hastalığa yatıyor. Allah rahmet eylesin. Müsaade et. Benim babam Mustafa Çakar'dı. 81 yaşında vefat etti. Senin yaşın şöyle şu anda 93 yaşında olacak. 2002'de miydi hocam? 2002'de vefat etti. Evet. Allah benim babam Beşiktaş'ın divan kurulu üyesi. Çok eski bir Beşiktaş'tır. Rahmetli Süleyman Seba'nın da falan çocukluk abisidir. 2-3 yaş büyüktür. Evet. Seba'dan. Evet. Rahmetli. İnönü Stadı'nda Beşiktaş Galatasaray maçı veya Beşiktaş Fenerbahçe maçı diyorum. Babam da gelmiş, o şeref tribünün yanındaki o protokol tribün var. L tribünü gibi bir yer vardı. Evet, evet hocam. Sotoya. Böyle şey benim gibi değildi. Babam daha böyle içine kapanık. Bizim gibi serseri değildi. Kendi adıma konuşuyor. Kenarda durmuş maçımı seyrediyor. Kaskette takmış, fazla tanımıyor. Evet hocam. 20. dakika başlamış, 40 bin kişi. Bilmem ne çocuğu Ahmet Çakır. Bilmem ne çocuğu Ahmet Çakır dediğin kişi o adamın oğlu. Tek oğlu. Dinle. Bana da öyle hisli hisli bakma Ferdi Tayyip. Bir dakika sen bana gelsin hocam. Bana gelsin. Bir dakika. Araya gir. Öyle değil hocam. Bir dakika. Ne öyle değil? Sen babam mısın benim? Nereden hocam, bileceksin kardeşim? Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben sağdayım, stat'tayım. Bir dakika hocam. Ben senin. Ahmet hocam duyguları alınmış ya. Vallahi bak duyguları alınmış. Dur. Yani hocam ameliyat geçirmiş. Bir dakika dur. Duyguları falan kalbi alınmış. Ahmet hoca kalpsiz galiba. Dinle beni bak. Ben Volkan'ım. Sen de Fatih Terim. Benim konuşmam bitmedi ki. Bir dakika dur hocam. Ya dur hocam. Sen şimdi anlatıyorsun onu. Uzun bırak. Senden masallar. İşte bir olaya diyorum. Sizin gibi. Dinliyorum. Eyyam yapma. Bak sana en güzeli anlatıyorum. Hocam bak kralı anlatıyorum. Dur bir dakika. Küçük dinerci dur. Dur. Küçük diner. Bir dakika. Bir şey anlatıyorum ben hocam sana. Şimdi maçtan evvel ben çıktım. Nereye? Sağdayım. Ben senin oğlunum. Tamam mı? Tamam. Isınıyor. Hem oğlunum. Bir insan evladıyım ya. Oğlum. Çıktım. Sen de Fatih Terim'sin. Ben sahaya çıktım. Bana çok galis küfürler edildi. Yakından, karın, kızın, neyse falan diyelim. Tamam mı hocam? Ben dedim ki oynayayım. Böyle yaptım. İçeri doğru girdim. Sana geldim. Geldim. Dedim ki hocam, bana çok buradan küfür edildi. Tamam bak, sana soruyorum. Sen falan değil. Küfür edildi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Psikolojim bozuldu. Faydalı olamam ben. Sen de diyorsun ki, hayır aslanım benim. Hadi koçum olacaksın. Ya, hocam, kendimi iyi hissetmiyorum. Olamam. Dersen ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Hı. Zaten. İşin bu nedir biliyor musun? Yuları bırakma olayıdır. İşi boşu vermişsen zaten. Sorma cevap canım. Efendim? Ben başarılı olamayacağım. Faydalı olamayacağım. Şimdi sen Sinan dersem, mısın? Sen Sinan'sın. Evet, sana küfür ettiler. Geldim sana. Ben olamam diyorum. Ben Sinancım, kalede duramam. Sinancım burada konuşuyorum. Şimdi bir tuvaletini oraya çekerim seni. Tamam çektim. Tuvaletler olmadı. Yine eklenemedin beni. Bir dakika abi. Ben titriyorum ben. Titriyorum zannediyorum. Dedim ki kardeş. Şimdi sen oynamayacaksın mı? Hocam oyuncak halim yok diyorum. Psikolojim bozuldu diyor. Çıkılan bir daha ben hoca olduğum sürece bu milli takım kadar kapalı kalan. Çık severim. Hayır. Hadi dışarı. O tamam. He? Hayır, o tamamdır. Gidiyor musun? Hocam o tamamdır. Çıkıyor musun? Maçtan sonra sen söyleyebiliyor musun? Hayır, maçtan önce söylüyorum. Ha bir dakika. Sonra maçtan sonra da sen Fatih Terim'le maçtan sonra yapabiliyor musun? Maçtan sonra dedim ki ey Türkiye. Sinan Engin adlı oyuncumuz bugün küfürlerden rahatsız olmuş, morali bozulmuşmuş. Normaldir hocam, bu olabilir. İkna edemedim, çıktı gitti. Bir daha ben olduğum sürece Sinan Engin bu kapıdan, çünkü ben Sinan Engin'le yarın büyük hedeflere yürürken ya yine morali bozulursa Sinancığımın,
Ben ne yapacağım? Derin müdahaleler olduğunu düşünüyorum. Bu bir sebep değil midir hocam? Açık dışarı veririm. Bir insana küfür edildiği zaman o insanın çok fazla etkilenmesi ve o tribünle bir husumet yaşadıysa yıllarca da ve bu insanın bu doğal... Bak ben yine eleştirdim. Ben dedim ki hayır Volkan, kalman lazım sahada. Farklı baktığım için. Sen şimdi bu gelip de ben sana bunu söylersem, sen mesela geçenlerde geçen sene programdaydın. Ateşlenmiş miydin? Öyle de hocayın ateşlendi değil mi? Programa dedin çıkmayacağım. Aslında kendimi hissetmiyorum dedin. Bana mı dedin? Hatırladın değil mi? Evet, ne olacak? Senin 29 yani, hafta. Şimdi mesela insanın öyle durumu olmaz mı? Böbreğimde böyle taş olmuş. Şey gibi. Bir dakika ya. Bir dakika. Sinirlenmiş. Kardeşim, morali bozulmuş. Bir dakika. Böbreğimde taş olmuş, patika taşı gibi. Hocam, şimdi, hocam ekstra onun da olmuştur. Programdı. Bak cumartesi, ekstra hiç unutmuyorum. 30 Mart seçiminden bir gün önceydi. Hayır, bir gün önceydi. Pazartesi programı. Hayır, 29 Mart cumartesiydi, hatırlıyorum. Sana hocam ya, bir futbolcu sana gelip bunları anlatırsa sen de teknik direktör olarak dersen ki tamam kardeşim, oynayamıyorsan, kendini iyi hissedemiyorsan sonra ayrısı. Yani bir futbolcunun bunu söyleme hakkı yok mudur hocam? Var. Bir de ben de şunu söyleme hakkım var mı? Bak şimdi ben bunları yemem. Ya. Sen git, bir daha da ben olduğum sürece gelme deme hakkım var. Şimdi aynı Volkan'a soruyorum. Şimdi sormayın. 16 numaralı VTR'imizde bir reklama gideceğiz. 16 numaralı VTR'miz 16 numaralı ve 20 numaralı VTR'miz, özür dilerim. 20 numaralı VTR'mizde reklama gideceğiz. 16 Kasım 2005 Hay. Yer Şükrü Saraçoğlu stadı. Bakın 16 Kasım 2005 Yer Şükrü Saraçoğlu stadı. Türkiye İsviçre maçı. He. 16 Kasım 2014 Yer Türk Telekom Arena Türkiye Kazakistan maçı. Birinde İsviçrelilerle, birinde Bir dakika, neyi ikaz ediyorsun? Ekrana getirelim. Orada Fatih Terim talimatı vermişti. Yapma şimdi bunları. İsviçre'de vermişti. Bunları, İsviçre'de verdi, yapma ortaya bunları, çıktı. Yapma bunları. İsviçre'de... Reklam. Evet, 9 senede ne değişti? Tabii sormak lazım kendi kendimize. Sevgili seyirciler, Amini futbol takımımızın Kazakistan maçı sonrasında yaşananlar gerçekten son derece üzüntü vericiydi. Volkan Demirel'e edilen o hakaretler, küfürler, ahlaksızca sözler sadece bu maçın öncesinde değildi. Hırvatistan maçı 2011 yılında Hırvatistan karşılaşmasında yine aynı şekilde bu olay cereyan etmişti. Bir ekrana getirelim. Yönetmenim Ahmet'ten rica edeceğim. Bir ekrana gelsin bakalım. 2011 yılı Hırvatistan karşılaşması. Yer yine Türk Telekom Arena stadı. Bakın Türkiye-Hırvatistan karşılaşması. Tribünler arka tarafta. Volkan Demirel'e küfürler yağıyor. Emre Belezoğlu devreye girmeye çalışıyor. Orada Emre Belezoğlu sakinleştirmeye çalışıyor. Kısmen bir anda.
Bu esnada bakın burada bir hayli küfür yağıyor. Biraz ses bu verebilir hangi misin? Yıl, hangi yıl? Ahmet biraz ses verelim. Ses verelim. 2011 yılı. Hırvatistan karşılaşması. Bunun altyazısını da yazalım arkadaşlar. Anlayamayabilirler izleyicilerimiz. Burada bakın. 2012'ye burada bakın. Taraftarlarla girdiği diyalog. Evet, eyvallah, eyvallah diyor Volkan Demirel. Hani şimdi özellikle ben Ahmet hocamla Sinan abiye dönmek istiyorum. Hani bir değil, iki değil, üç değil. Bu çocuk hiç kaleye geçmesin o zaman. Küfür edilecek, arkadan bağırılacak. Vallahi şu maçı an gördüğümüz, Ercan abi şu an gördüğümüz Emre küfür ediyor kardeşim benim karşımda. Yani şu maçta bile bakın sakinleştirmeye çalışıyor diyor. Emre bilmem ne evlatları diyor ya Galatasaray taraftarına. Beni konuşturmayın ya. Galatasaray, Galatasaray evlatlarına deme ya. Kardeşim. Ya nereden çıktı kardeşim, Galatasaray evlatları ya? Ya Rasim. Soka soka. Rasim göre göre onu söylüyorsun. Üç defa Emre Belezoğlu'nun görüntülerini koydunuz. Rasim. Orada bilmem ne evlatları Rasim, diyor. Bağırma niye bağırıyorsun? Ben bağırıyorum ya. Evlatları ya Rasim. Kim o nokta nokta evlatları? Milli maç o milli maç. Rasim niye bağırarak konuşuyorsun ya? Rasim bir şey söyleyeyim sana. Emre Belezoğlu Galatasaray taraftarına bağırmıyordu. Onu bir söyleyeyim de. Tamam tribünlere bak. Bir şey söyleyeceğim bak, sana. Bak bak bak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Sana birisi benim yanımda küfür etse. İçinden adam Allah bak ben bağırmıyorum. Sakin olalım. Arkadaki taraftar Volkan'a. Bak dakika kaç? Kaçıncı dakika? 80 dakika boyunca. Kardeşim. Volkan'ın o zaman nişanlı ya da bilmiyorum yeni mi evlenmiş nişanlı mıydı? Ya bir dakika. Evli ya da kız arkadaşına. Ya şu anda bulunan eşi. Hanımefendiye küfür ediliyor. Ya Ertem. Tamam hocam bir saniye küfür ediliyor. Arkasından. Emre Belezoğlu geliyor, etmeyin diyor, yapmayın diyor. Orada oturanlara Galatasaraylı diyemez. Galatasaray taraftarı değil. O zaman niye orada milli takımın taraftarı var. Maçlarını hep gündeme şimdi getiriyor. Şimdi Ertem bu Galatasaray taraftarına mal etmeyin. Rasim Ozan Kütahyalı futbol oynamadığı için. Ya kardeşim. Bir dakika dinler misin kardeşim? Futbol oynamadım. Ben anlatayım Emre, sana. Emre anlatayım sana. Emre Emre deme. Bırak Emre kompleksinden çık. Niye ben Emre yıllarca aynı ya, tabii. Emre'yi ya? Gördün orada. Kim Emre ya? Adama tribünler küfür ediyor. 40 bin kişi bir şey demiyorsun. Adam içinde ağzını okuyor konuşuyorsun. Bak şimdi bir dakika benim lafım bitsin sen de sonra konuş. Abdülkerim hocam bak, kamera çeksin her şeyi görürsün ya. Ben futbol ya. Oynadım kardeşim. Sinan Engin futbol oynadı. Bana 20 bin kişi ismimle küfür etti. Ali Samiyen'de de etti. İnönü'de de etti. Sakarya'da da etti. Her yerde etti. Ben o küfürleri yediğimde ben de tribünlere dönüp ben de aynı küfürleri onlara ettim kardeşim. E açık ona, net. Tamam. Edersin o sinirle. Bunda ne var yani bunu kaldırın. Ben zaten. Böyle ederim ben zaten kardeşim Emre ben. Değil, bana küfür eder eder. Sağdan kaçmam. Bana küfür edene ben de ederim. Her futbolcu küfür eder seyirciye. Sevgili Abdülkerim, Emre ortalığı teskin etmeye çalışıyor. Ya o adam kendi kendine küfür ediyor. Gibi bir palavrayı sıkmasaydı. Allah Allah. Ben derdim ki palavrayı sıkma. Kendi kendine kadar. Atma. Hayır Rasim bir şey söyleyeceğim. Ya. Senin gibi entelektüel bir yazar. Bir bak yazar diyorum ya. Beş ama nasıl beş bu nasıl bir yani. Ben senin gibi konuşuyorum ya. Biraz hayır hayır böyle. Bak, ben senin gibi konuşuyor muyum? Hayır bak. Emre Belezoğlu. Ya bak bir kez daha söylüyorum. Bak şimdi senin yüzünden senin için birisi küfür etse. Senin için arkadan küfür etse. Ben aynı şekilde dönerim. Aynı şekilde. Tamam, oğlum, bak, ama onlar Galatasaray taraftarı evet, değil. Onu reddetmiyorum. Onlara Galatasaray bak, taraftarı diyemeyiz. Onu reddetmiyorum Ertel. Tamam. Onu reddetmiyorum ama yani bak Emre ve Volkan teskin edici insanlar değil. Ben de tribünlerden geldim. Siz sahalardan geldiniz. Tamam. Ben senelerce Galatasaray maçlarına gittim. Tamam. Tribünlerden sen gelmiş bir adamım. Sen futbolcuya küfür edince futbol sana etmez mi zannediyorsun? Hayır tribünlerde. Allah, ben daha sen duymazsın. Bir, dakika, ya, bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Daha bir dakika müsaade eder misin? Daha evvel de söyledim. Volkan'ın tribünleri tamam. Sinir etme tamam. Yönünde ihtisası tamam, var. Sana bir soru sorabilir miyim? Rasim lütfen. Mertçe cevap ver. Rasim Mertçe cevap ver. Özellikle taraftarı gıcık eder. Özellikle taraftarı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Abdülkerim abi. Ahmet abi, Sinan evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Orada Emre Belezoğlu'nu görüyorsun ama Volkan Demirel'e edilen küfürler var. O 80 dakika boyunca. Şerefsizlik. Bir dakika o maçta son dakika. 80. dakika. Sen biliyor musun ben bu maçta Volkan Demirel'e edilen küfürden dolayı Twitter'da kim o taraftarı bilmem ne falan falan diyorsa aynı şekilde iade ediyorum dedim. Bir tanesi bana Twitter'dan öyle bir küfürler yazmış ki ben de aynı şekilde cevap verdim ve mahkemelik oldum. Aynı şekilde mahkemelik oldum sırf. Volkan'ı orada İyi savunmak için. Yanlış bak, bak ama şimdi eşine hocam yapmayın Allah aşkına. Küfürü bu kadar meşrulaştırmayın ya, taraftarları. Ya küfür yapan şerefsiz. Yapmayın. Ertem küfür çok... eden şerefsiz. Ben Emre Belezoğlu da küfür eden şerefsizdir. Küfür eden de yargılanır. O küfürü edene karşı ya ağzı kamera bana da gelse ben de sokakta bütün 24 saat boyunca GoPro'ları koy benim tepeme. Ben de belli. Ağzından bir sürü şey çıkar. Yıllarım deviren bir daha İstanbul'da maç oynatma kardeşim. Bak maç bu insan Ankara, hayır bak bu çocuğun sinirleri nasır mı tutmuş? Yazık günah değil mi? Bu insanlar buraya normal yani bu çocuk
çocuklar buraya kendi kendilerinden de mi geldi? Tamam, bunlar hata yaptı, kabul ediyorum. Ya Abdülkerim abi, yazık, günah değil mi bu adama ya? Bu çocuğu bu hale getirmediler mi yani? Bu çocuk hiçbir şey yapmadan tabii. Arkasından kafasına şişe atamadı mı Volkan, Volkan Demirel hangi ülkenin pasaportu? Bu kadar içki şişesi atılmadı mı hocam? Gelse beyni parçalanır. Hocam Volkan Demirel hangi ülkenin pasaportunu taşıyor? Nereli? Nereli hocam bu çocuk? Hangi ülkenin pasaportunu taşıyor Volkan? Nereli? Ugandalı herhalde. Hocam nereli? Ugandalı Türk bu çocuk ya. Allah Allah. Yani sen Türkiye'li bu çocuk ya. Yani hocam, Volkan haklı mı diyorsun? Hayır nasıl? Hocam. Volkan hocam, diyorum stadı terk hocam, etmekte haklı mı? Ben haklı no, diyorum hocam. Peki güzel. Hocam bir dakika, bir dakika. Ben olsam ben 50 kere terk ederim. Ben hocam Ertem'den farklı olarak şunu söyleyeyim ama ben Ertem gibi... Şimdi Volkan Demirel birçok hata yapmıştır. Dünkü olaydan sonra siz sağ olasınız çocuğun sünnetliğine kadar indiniz. Bu sünnetliğinden itibaren yaptığı bütün hataları ortaya serdiniz. Evet. Fakat Volkan Demirel'e senelerce yapılanı tasvip mi ettiniz? Onu anlamadım. Yani bu asla, çocuk birdenbire mi delirdi? Asla. Ben bunun Arena statında kafasından yanından bu kadar büyük viski şişesi geçtiğini gördüm. Sen de görmüşsündü gözlerine. Gelseydi belki bu Volkan Demirel bugün hayatta yoktu. Doğru. Yani bu çocukları buraya getiren sebepler de var. Biz ortak suçlara şey yapalım. Ama ben şunu söyleyeyim sana. Dün de dedim. Volkan Demirel'e edilen küfürleri hepimiz şiddetle kınadık. Hı. Fakat ben ne dedim? Bana bundan daha ağır küfürler edilse ben maçı bırakmam. Peki. Ne Fenerbahçe maçını bırakırım ne milli maçı bırakırım. Şimdi buradan... Ben de Volkan'ın çok fazla bu konuda hassasiyet gösterdiğini düşünüyorum. 20 milyon Fenerbahçeli'ye soruyor. Volkan sizce dün edilen küfürlerden mütevellit sahayı terk etmekte haklıysa. Haklı. Volkan bir insan evladı değil mi? Hocam, onun karısı hepimizin hocam, kardeşi. Onun öyle. Çocukları da hepimizin evet. evladı. Hocam, aynen ben öyle. Ben haklı demiyorum. Sahayı terk etmesi hata diyorum. Hayır senin için demiyorum. Şimdi bu mantığa göre. Ama... Fenerbahçe'nin içeride oynayacağı ilk maçı rica edeyim. Kendi sahasında Kadıköy'de oynayacağı ilk maçı rica edeyim. Bu hafta Bursa deplasmanı var. Bursa Spor deplasmanı. Sonra nereye gidiyor? Sonra içeride oynayacak herhalde. Sonra nereye, kimle oynuyor ilk içeride? Maçını söyleyin. Diyelim hocam ki... Diyelim ki Eskişehir Spor. Evet tamam. Diyelim ki Eskişehir Spor. Evet, İçeride evet. oynuyor. Evet. 20. dakikada hakem bir karar verdi. 40 bin Fenerbahçe'nin işine gelmedi. Başladılar evet. iyi nokta nokta hakem demeye. Evet. Biraz sürdü. Anam hakem var. Düdüğü çaldı. Böyle yaptı ya. Ben yönetemiyorum. İçeri girdi. Dedi ki psikolojim bozuldu. Güzel örnek. Örnek mi? Psikolojim bozuldu çünkü... Hocam... Bir dakika müsaade et. Benim anam, benim çocuklarım, benim karım benim için kutsaldır. Anama, karıma, çocuklarıma küfür edildi. Ben bu maçı verecek psikolojide değilim. Hadi ben duşa gidiyorum. Hadi beyler maç bitmiştir dedi. Şu konuda haklısınız. Bir dakika bitmedi Cüneyt Çakır abi. Diyelim. Her maçta, Bursa'da, bitmedi Kadıköy'de, abi İnönü'de, bırak arenada ben. Eşine, çocuğuna küfür ediliyorsa... Şimdi ben şunu soruyorum. 10. dakikada ben Cüneyt Çakır'ın yanına inerim. Ben koluna girer. Hocam şimdi, yeter. Bir dakika. Ben dayanamıyorum. Şimdi diyorum. Ben şunu söylüyorum. Evet. Böyle bir durum olduğunda 20 milyon Fenerbahçeli ve o anda statta olan 50 bin Fenerbahçeli'ye doğru. soruyorum. Evet. 20. dakikasında doğru yanlış kabul etmediniz. Hı hı. Bir karar, bir penaltı, bir kırmızı kart. Hı hı. Başladınız iyi nokta hakem demeye. Pek, Fenerbahçe'sinden de pek de küfür olduğunu söylemiyorum. Yani diyelim ki oldu. 1-2 dakika devam etti. Hakem düdüğü çaldı dedi ki psikolojim bozuldu tıpkı Volkan gibi. Çünkü Volkan insansa ben de insanım. Onun karısı çocukları kutsalsa benim de çocuğum, karım, anam, babam her şeyim kutsaldır. Ben yönetecek psikolojim yok. Giriyor, duşumu alıp evime gidiyorum. Hocam, federasyon da dedi ki. Hocam. Federasyon ne yapacak? Hükme malum. Hocam temiz sana bir şey söylemiştim. Şimdi böyle dediğim an, böyle de yapıldığı an. Hocam. Böyle yapıldığı an. Fenerbahçe hükmen mağlup olursa. 20 milyon Fenerbahçeli. Başta Aziz Başkan'a soruyorum. Böyle bir şeyi kabul eder misiniz? Şimdi ikinci sorum. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Bursa deplasmanında oynayacak. Bursa deplasmanı doğru. her takım için çok zordur. Evet. Bursa seyircisi iyidir. Ama diyelim ki ısınmaya çıkan Volkan'a benzeri küfürlerin fazlası bile edilmiş olsa. Maç esnasında Bursa seyircisi. Tabii ki asla böyle bir şey kabul etmem. Reddediyorum. Yapmayın sakın. Bursa halkına yakışır şekilde davranın. Diyelim ki oldu. Volkan kardeşim maçı bırakıp içeri girecek mi? Bursa'da stadı terk edip oradaki fuarda kahvede oturup çay içip arkadaşlar. Elma ile armutu karıştırıyorsun hocam. Bir tanesi milli forma. Ben evet. milli formayı giyeceğim. Ay yıldızı taşıyacağım. Evet. Ben Galatasaraylı içinde, Trabzonlu içinde, Bursalı içinde evet. o formayı evet. taşıyacağım. Bana ana avrat gibi. Başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe için bak. Fenerbahçe maçında yaparsa hocam. Yanlış. Ertem Hoca'ya bir soru sorayım mı? Milli forma konusunda %100 haklı hocam. Ertem Hoca'ya bir soru sorayım mı? Senin için taşıyorum bu hocamayı derim ya. Hocam siz hakemler bir. Siz hakemler alışkınsınız küfüre. Ya yapmasın. Hep var hocam. Siz bir dakika. Hocam sizde hep var. Siz çünkü etkilenmiyorsunuz. Halk öyle. Bakın küfür konusunda bak, Volkan'a... küfür sorunsalını inceleyelim. Hocam küfür bir defa Türk halkı küfür konusunda
gayri samimi. Siz anons ettiriyor musunuz hocam küfür edildiği zaman? Bravo. Anlatıyorum. Abi bir anons diyorsun, iki anons diyorsun, üçüncü içeri giriyorsun değil mi? Yok öyle bir şey. Bir dakika dur hocam. Hocam nasıl? Temin ben sana anons bir hocam. Serdar Çakman yıllar önce küfürden... Eskiden vardı, o da o maçta... Hocam eski, şimdi demek ki hakemlere fazla küfür yok. O maç tekrar edildi. Kabul edilmedi Fenerbahçe tarafından. Hocam bak. Ağır bir küfür var statta. Ya yaşadım. Hakem bir dakika bir anons yaptırıyorsun. Sinemana inanır mısın kardeşim? İnanmaz olur mu? İnsana, ey Türkiye bakın insana ne batar biliyor musunuz? 40 bin kişi, 5 bin kişi, 500 kişinin küfürü batmaz. Adama batan nedir biliyor musunuz? İşte o da çocuğa da 50 kişinin küfürü battı orada çocuğa. Adama batan uzanacak mesafede yani gitsen yanlarına onları tutabileceğin mesafede. Aynen. 1-2 kişi, 3 kişinin küfürü adama batar. Aynen. Yani ben tekrar söylüyorum. Dün Volkan'a edilen küfürler Volkan'ı etkilemiştir diyorsa ben bir insan olarak ona inanmak zorundayım. Ama ben dün Volkan'ın küfür sonrası stadı terk edişi Kafacık'ta otomobilden indirilip tekrar stada getirilmesini hepsinin buna katılıyorum. Hepsinin planlı, programlı Aziz Yoşkan'ın hafta içi yapmış olduğu demeçleri desteklercesine hocam öyle bir olay olduğunu hocam öyle bir organizasyon ya, olmaz. Hocam, bir kulüp başkanı. Hocam bir kulüp başkanı. Hocam yapma bir futbolcuyla bu bak, milli maç üzerinden böyle bir oyun oynanır mı hocam? Bir futbolcuyla böyle bir organizasyona giremez hocam. Böyle bir poz veremez. Hocam, benim şahsi veremez. Görüşüm benim şahsi görüşüm bu yöndedir. Ben de diyorum ki hocam. Ben de diyorum başka bir şey. Bugün Fenerbahçe stadında milli hocam, maç oynanacak. Volkan niye Brezilya maçı esnasında yuhalandığı zaman stadı terk etmedi? Sana hocam senin zamanında Futbol Federasyonu Başkanı kimdi hocam? Hakemin döneminde en önemlisi. Şenöz Özcük'tü. Peki sen o zamanki bir futbol federasyonu başkanıyla, o futbol federasyonu başkanı senle bir takım bu böyle ilişkiye girebilir mi ya Ahmet? Sen işte akıllı ol, şu maçı şöyle şöyle yap asla, falan. He. Asla. Volkan'la Aziz Yıldırım böyle bir şeye girebilir mi hocam? Ama hayır başa bak. Bazen olmaz hocam ya. Bir dakika. Ben bunun Volkan'ın tek başına milli takıma ihanet edercesine soyunma odasına gidişmesi ve stadı terk edip eve gitmesini normal bir refleks olarak görmüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bu benim şahsi görüşüm. Hocam o ben de İhsinancığım ben hocaya bir soru soracağım. Hocam lütfen şu soruma cevap verir misin? Evet buyurun. Şimdi Fenerbahçe'de Galatasaray maçı var Telekom'da. Volkan'a bundan daha fazla küfür edildi değil mi? Evet. Volkan o maçları küfürleri yiye yiye bitirdi. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı senin gibi zeki bir adam anlamıyor mu? Anlıyorum. Ben Galatasaray seyircisinden 3 gün küfür yerim yine o sahadan kaçmam. Evet. Ama bana orada küfür edenler aynı beraberiz. Beraber takımdayız. Türk milli takımının oyuncusuyum. Evet. Türk milli takımın taraftarı var. Tribünde evet. Türkler var. Ve ben aynı kepedeyiz. Aynı yerden bana ya küfür bana ediliyor. Net, beni rahatsız. Bana, abi, hocam, bana net olarak şunu aynı söyleyeyim. Aynı şey mi sence? Aynı şey mi? Aynı şey değil. Bu kadar, tamam. He? Aynı şey değil. Aynı şey değil. Milli takım formasıyla oynarken edilen küfürle. Tribündekiyle ben aynı yerdeyim. Aynı saftayım. Şimdi bakın. Biz hepimiz Türk'üz orada. Ama ne söyleyeyim kardeşim. Dün Volkan'ın stadı terk edip, sahayı terk edip görevi bırakmasını doğru buluyorsanız. Hayır. Hatalı buluyoruz. O zaman. Sana katılıyorum. Hocam hatalı buluyoruz. Hocam yine her maçta zaman hocam, şimdi bir dakika bunu iş edecek. Hatalı mesela, buluyoruz. Falanca iş edecek hocam. Yutacaktı. Mesela. Kalacaktı. Çok önemli maçlar dediğin gibi önemli bir deplasmanda. İsim vermeyelim. Volkan sağa çıktı. Başlayacaklar Volkan'a. Hadi Volkan bıraksana maçı falan gibi. İşte ben onu söylüyorum. Ne yapıp ne edip o çocukları tespit ettireceksin. Ama maçına devam edeceksin. Orada ölsen de o statta kalacaksın. Tamam, evet Sinan aynen, bir de bir şey ama küfürleri Sinancığım bir şey söyle. Küfürleri ha. Bak bir şey söyle. Pardon. Futbolculuğumuzdan örnek vereceğim. Edilmemiştir. Hazmedememiştir. Devamlı ediliyor. Evet. Devamlı ediliyor. Hazmedememiştir. Bu ayrı bir şeydir. O Volkan'ın o anki psikolojisini biz bilemeyiz arkadaş. Oradaki stattaki ne yaşadığı bilemeyiz. Ama dediğin gibi haklı sebebi de vardır. %50-%50'dir ama %50 ben statta bak, kalması gerektiğini ben de yanayım. %50. Ertem bak yıllarca buyurun. Top oynadım Sinan'la beraber hocam. Sen de sahalardaydın. Tamam mı? Aynı ortam dedin ki bana yıllarca küfür edildi. Bize 13 numara edildi. Grafik gelsin. Fakat hocam şöyle düşün. Ben de Bursa deplasmanına gittim. Trabzon deplasmanına gittim. 90 dakika küfür yedim. Daha bile yani hırslanırdım ben. Motive olurdum rakip takım benimle uğraşırsa seyircisi. Motive olurdum. Ama bir gün içeride Fenerbahçe Samsun maçı var. Yenildik. Kendi seyircim 90 dakika bana küfür etti Fenerbahçe seyircisi. Farklı yenildik Samsun'a içeride. Ve odaya gittim. Benim gibi küfüre şerbetli bir adam. Çocukluğumdan beri yetiştiğim semt icabıyla. Hocam hüngür hüngür ağladım benim gibi adam. Çünkü Fenerbahçe seyircisi bana küfür etti. Kendi taraftarım bana küfür etti. Evet. Kötü oynadığı Trabzonspor... için. Yani Volkan da onun için kendi taraftarından küfür yediği için etkilendi. Yoksa ben, rakiplerden benim, etkilenmez. Ben hiç fazla kıvırcak. Ben Volkan'ın samimiyetine asla inanmıyorum. Bir. Ben Volkan'ın ne küfürleri... Ne yapması lazım? Bir dakika kardeşim bir şey söyleyeyim sana.
O statlara nice Fenerbahçeli kaleciler de oynadı o statlarda milli maçlar. Rüştü oynamadı mı? Rüştü. Ya Rüştü'ye bir gün Ali Sami Yen'de, eski Ali Sami Yen'de küfür edildin. Ben hatırlamam milli maçlarda. Evet. Volkan Hatay kendini de arayacak. Ya bugün Mehmet Topal hangi takımın oyuncusu kardeşim? Mehmet Topal en kral, en gerilimli Galatasaray Fenerbahçe maçından önce al. Yanına da Vebo'yu koy, Sovu koy. Tamam mı? Al bunları. Bir de Alper Potu'yu koy mesela diyorum. Aynen, Galatasaray tribünün içine koy. Veya tam tersi. Hocam insanların karakterleri aynı olmak zorunda mı ya? Aynı sporcu gibi olmak zorunda. Niye? Kendine yapılmamasını istemediği şeyleri yapmayacak. Hocam biz kavga sektörü öbürü başka bir şekilde. Ben sana yapılışayım mı? Bütün yorumcular şimdi ben memlekete soruyorum. Memleket. Sen her yorumcu gibi misin hocam? Farklısın değilsin. Değilim. Bir tek memlekete soruyorum. Türkiye'de okur yazar eğitim seviyesi belli. Bu insanların yaş ortalaması da belli. Bu insanların ne kadar kanlarının kaynadığı da belli. Bunu Fener Galatasaray Beşiktaş için soruyorum. Bundan bir ay önce senin aşık olduğun, o da hırlı bir adam değil ya, Mero'ya köpek demiş Volkan. Önüne gelmiş şey bilmiyorum evet. İşte. Küfür etmek insanlık suçu mudur? Çok büyük hata yapmıştır Volkan. Çok büyük ayıp hocam, etmiş. Küfür çok müdür? Büyük hata hocam edecek. belediye sokak köpeklerini zehirlesin demek küfür müdür? Küfürden daha hayır. Küfür müdür? Küfür yanlıştır. Ayıptır bak. Ama küfürü söylüyoruz. Hocam tamam da küfür müdür? Bir şey söyleyeyim sana. Ama küfür müdür yani? Bir tek bir şey söyleyeyim. Hocam küfür bugün, gibidir ama yani. Bugün, gibidir. Bir bak, dakika küfür ya. Demiyorsun bana, ama. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bana böyle bir şeyden yaklaşma. Her ne kadar ben köpek taklit de yapsam bana küfür et daha iyi. Şimdi bunları yapacaksın. Bak bunları yapacaksın. Tamam. Dembaba'ya yaptıklarını, şuna yaptıklarını, buna yaptıklarını saymıyorum. Bunları yapacaksın. Sonra küfür yiyince birden melankoliye gireceksin duygusal. Ya. Tabii ki küfürü desteklemiyorum. Yani. Ama bakın Türkiye'de küfür... Bakın Türkiye'de halk kandırılıyor bazı konularda. Türkiye'de küfür ciddi anlamda bir sorun değildir. Bugün aynen. Bir numaradan, Cumhurbaşkanı'ndan başbakanına, sokaktaki en genç adamına kadar biz kızdık mı? Birbirimize küfür eden, kendi kendine küfür eden insan. Volkan Şen, Trabzonspor'dan kendisi. 2013 yılında biraz önce grafiği yakala gelmişti sevgili seyirciler. Volkan Şen'le ilgili olarak bir grafik var. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı 26 Ağustos 2013'te. Şiddet olmasın yeter. Karşı tribünlerde edilen bir küfür sonrasında Volkan Şen, bugün Bursa Spor forması giyen Volkan gözyaşları içerisinde stadı terk etmişti. Hatırlayacaksınız. Edilen küfürden dolayı Volkan Şen stadı terk etmişti. Daha doğrusu maçı terk etmişti. Evet, oyundan alın beni demişti. Sevgili seyirciler, örnekleri var mı? Oyun içerisinde bile var sevgili seyirciler. Küfüre tabii ki kesinlikle ve kesinlikle o da kendi şiddetle taraftan. Karşı olduğumuzu o da kendi karşı taraftan. Olduğumuzu belirtelim. Şenol Güneş bugün Bursa Spor Teknik Direktörü, Türk futbolunun başarılı ismi Sayın Şenol Güneş bir açıklama yaptı. Bir ekrana getirelim öncelikli olarak. 14 numaralı VTR'miz bir ekrana gelsin. Volkan Demirel'le ilgili ve baştaki cümlesine dikkat edin lütfen. Son derece önemli. Bakın Sayın Güneş neler söylüyor. Dünkü Volkan konusunda benden çok Fatih Hoca'nın açıklamasını bekliyoruz. Bir tarafından oyuncuya küfredilmesini değil, hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Onlar çünkü sanatçıdır. Sporcular da, sanatçılar da bunlar toplumların ortaya çıkardığı ortak değerdir. Onlara hep sahiplenmemiz gerekiyor. Onları hep korumamız gerekiyor. Onların da hadlerini bilerek, yerini bilerek ona göre sorumlu davranması gerekiyor. Tek tarafı düşünmek doğru değil. Hemen grafiğini ekrana getirelim. İlk önce Fatih Terim'den açıklama bekliyoruz diyor. Haklı. Şenol Hoca, sevgili seyirciler. Ve sanatçılar da, futbolcular da özel insanlardır. Bunları farklı bir kulvarda tutmalıyız. Ama onlar da hareketlerine dikkat etmelidir diyor Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın dediklerinin altına imza atarım. İki tane şeyi vurgulamış. Bir, benim konuşmam önemli değil. Bizim konuşmamız önemli diyor Şenol Güneş. Veya biz yorumcuların konuşması önemli değil. 24 saatten fazla bir süre geçti. Sayın Fatih Terim'den... Tık, tık yok, tık, tık. Sayın Yıldırım Demirören'den tık yok. Şimdi ötekisi ne diyor? Bunlar sanatçılardır, efendime söyleyeyim, önemli insanlardır, lafım yok. Volkan'ın milli takıma, Fenerbahçe'ye katkılarını asla göz ardı edemem. Eğer bakın, zaten bu olayda sıkıntı şu. Bir insan bir insana küfür ediyorsa, küfür eden terbiyesizdir, haysiyetsizdir. Ama küfür yiyen de. Birazcık hatayı kendine mesela. Biz tweet üzerinden yüzlerce küfür alıyoruz. Ben zaman zaman diyorum niye alıyoruz? Demek ki biz de zaman zaman insanları hafif geriyoruz diyorum. Doğru, doğru. Zaman zaman da frene basıyorum. Zaman zaman kontrolden çıkıyorum. Bunu da itiraf etmeliyim. Sinan bu konuda haklı. Ben Sinan'a demin Sinan Hoca. Sinan benden bu konuda çok daha dengeli davranıyor. Şimdi aslında meydan boş. Açık konuşayım. Kabahat Volkan falan değil. Volkan'ı böyle başı boş bırakan sistemdedir. Tamam.
Bu sistem bak Fenerbahçe'de Volkan tık diyemez. Çünkü Aziz Yıldırım öyle bir disiplin ağını kurmuş ki. 21 Volkan diyor ki arkadaşlar. Volkan diyor ki ekmeğim buradan kazanıyorum. Başımızda Zebellah gibi, Cemberlüt gibi bir başkan var. Bir yanlış yapsam gece benim evime gelir. Hani eve gelip kötü anlamda söylemiyorum. Anlıyorum. Yani öyle bürokrasi falan yok. Gelir ne yapıyorsun kardeşim sen diyebilecek bir adam. Ben kımıldayamam. At yiğidin altındaki işler. Ama Sayın Yıldırım da böyle kızmasın. Fatih Terim, açık konuşayım. Hayallerimi çok yıktı. Hayallerimi çok yıktı. Arka arkaya 6 ayda Gökhan'ın Sile olayı, Ömer'in, Hakan'ın hocam, olayları, milli, Volkan'ın hocam, olayları. Ben bir şey daha bugün söyleyebilirim hocam. Niye gidiyor? Milli takımları disiplinsizlik var hocam. Bugün var. Akşam haberlerde falan ne bizde var mı bilmiyorum. Dün akşam gazetecilere işte saldıran güvenlik kişiler değil mi? Hepsi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye Beşine ceza geldi. Neyse, bir yıl maçlara giremeyecekler. Peki arkadaş, Volkan'a küfür edenler ne oldu? Ya niye uygulamıyoruz yasaları? Ne abi, oluyor? Kabak gibi İnsanları bilgilendirirsin kardeşim. Onlara dava ediliyor yani, işte. Öyle demeyin bakın. Ha ne oldu? Belli. Ya pasolik çıkmadı mı? Polis kamerası vardır. Bütün videoyu çeker, herkesi tespit eder. Kabak gibi gözüküyorlar ya. Bu ülkede bunu önlemek için ya ceza mekanizmasını çalıştır arkadaş. Bu ülkede 3000 tane futboldan men yap, güllük gülistanlık olur. Bu ülkede 5000 tane oligan var. 3000 tane böyle futboldan men yap, insanlar adam gibi seyreder, tribünler de artar, pasolik, bakın pasolik kartına daha çok da rağbet olur. İnan diyorum, bu küfür işleri bitsin erte ama bu hepsi, bak Volkan da hatalıdır. Volkan da hatalı olduğu taraflar vardır, ayrı. Ama bu Volkan'a milli başta küfür edecek diye bir şey yok. Galatasaray maçı edersin. Elbette. Ama arkadaş bak şimdi, bir şey anlatacağım şimdi size. Brezilya maçı. Şimdi Arda diyor ya, dün Arda'yı eleştirdiniz. Brezilya maçı. Ya maçta arkadaşlarımız var, anlatıyor. Ya bir küfürler ediyorlar bizim çocuklara, Türk milli takımına. Ya Neymar'a faul yapıyorlar, küfür ediyorlar ya. Ya sahada çocuk yanındaki diyor ki, yani futbolcuların isimlerini vermek istemiyorum çocukların. Fenerli, Bersi, Galatasaraylısı. Herkese küfür ediliyor. Felaket ya, bir Sinan, küfür bireysel mekanizması. İnsanlar Sinan, felaket bireysel delirmiş vaziyette. Engelleyemezsin ya. Abi etme ya, ama. Bu milletvekilleri küfür ediyor kardeşim. Millet ama, meclisi salonunda tartışmalar çıkıyor. Ne küfürler ediyorlar bak, hocam ya. Hep bundayız bakın. En doğal hakkıdır. Küfür en doğal hakkıdır. Protesto en doğal hakkıdır. Yok böyle bir şey arkadaş. Protesto en doğal hakkıdır diye bir şey yok. Sinan, bu futbolcu 50 bin kişi bak, de bireysel küfür etmez tamam mi adam arkadaş, ya sinirlenip. Abdülkerimciğim bir şey söyleyeceğim. Ya bu futbolcular kardeşim, yani bu kadar para alıyorlar diye kukla mı okkabaz mı bunlar ya? Her gelinde küfür edilecek de sahada edecek. Futbolcu küfür edilecek. Engelleyemezsin. Ya insan gibi de maç abi, seyretmeye gidelim ya. Futbol maçı seyretmeye gidiyorsan niye düzeltiyorsun? Sinancığım. Ama engelleyemezsin bak. Abdülkerimciğim. Bu toplumsal bir sorun ya. Öyle şey diyorum ya, onu söylüyorum. Bunu sen dersen, ben dersem bu küfür engelleyemez. Bak, insanlar Sinancığım, ediyor. Hayır. Ya Kornil'e gidiyor. Ben futbolcuya küfür etmiyorum. Bir dakika söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim sana. Maç seyrediyorum. Boş kaleye golü kaçırıyor. Hay senin ayağını. Yani, çıkıyor insanlar hocam. Abi, bireysel küfür. Maç seyrederken bireysel küfür çıkar insanın ağzından ya. Ya bir dakika bak. O ayrı bir şey. Hayır. Kenara korner atmaya gelirken küfür ediyor. Ya televizyonda görüyorsun. Öyle toplar diye. Bir Galatasaray Fener maçı maçında kenarda arkadan görüyorsun. Taç atmaya geliyor arkadan. Böyle böyle sayıyor. Arkadaş insan gibi sevmiyoruz. Birbirimizi sevmiyoruz. Doğru i̇nsan birbirlerimizi doğru sevmiyoruz. Yani, rakip gibi görüyoruz. Eskiden bak sağ sol kavgası vardı. Biz Gültepe'ydik. Gültepe'de ağırlıklı hep ülkücü çocuklar. O zaman bizim arkadaşlarımız Mecidiyeköy, Şişli o taraftaydı. Tamamıyla sol kesim hakimdi. Tamam mı? Sağcı şeye gidemiyordu. İşte Gültepe'ye bir yere gidemiyordu. Hayır. Neyse. Sadece Mecidiyeköy, Şişli sağcıların elindeydi. O da böyleydi. Gültepe şimdi olmuş. Böyle oldu. Ali Sami'nin de Galatasaray maçı. Hadi Fenerbahçeli Galatasaray maçında gelsin bakalım. Galatasaray maçı olduğu zaman mesela diyelim oradan geçsin. Veya Fenerbahçeli buradan geçsin. Şey Galatasaray yani rakip tribünün şeyinden önünden geçsin veya semtinden geçsin. Aynı olduk arkadaş. Forma giyelim. Giyelim biz Galatasaray okay, forması doğru, giyelim diye yok. Aynı böyle oldu. Ülkücü sağ sol kavgası gibi oldu. Ortadan yarıldık. Ha, ayrı, tamam. Bak bunda birinci. Futbolcularımızın da kabahati var. Futbolcularımız kendi takımlarına verdiği demeçlerde. Bunlarda da kabahat vardır. Kendi taraftarına yaranmak için fanatizm, bunları yapmayın diyoruz. Hep söylüyoruz. Ya ben bir futbolcuya örnek vereceğim. Yıllar önce ismini vermeyeceğim. Yıllar önce bir futbolcuya transfer teklif ettim. Abi dedi böyle yaptı. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım dedi. Babamın nasihatı dedi. Bir gün gidiyorum abi. Ertesi gün transfer başka bir kulübe oldu oyuncudan. Bak Allah Kur'an çarpsın ya. Abi radyoda dinliyorum. Dedi ki
Çocukluğumdan beri ben dedi. O takım zaten benim hayalimin takımı dedi. Hangi takım? Futbol. Ya, isim vermiyorum. Fenerbahçe. Yok. İsim vermiyorum. Çocukluğumdan beri ben zaten bu takım. Yani şu... futbolcu bu işleri bırakacak. Futbolcu takım tutmaz. Futbolcunun dini imanı para mıdır? Biz futbol okulundan yetiştik. Bizim takımımız belli, yurdumuz belli, şeyimiz belli. Yani siz başka mı kuşaksınız? Ama öteki türlü 22-23 yaşında mesela bir futbolcu transfer etmek istiyorsun, gidiyorsun. Abi ben zaten diyor hastayım yani diyor. Bu takım diyor ben diyor babam vasiyeti. Yani onun için futbolcularımız da, bakın futbolcularımız da haksız. Futbolcularımız verdi demeçler de haksız. Şimdi Melo'ya niye kızıyor Fenerbahçeliler? Verdi demeçten dolayı. Ama öteki tarafta Schneider'e Fenerbahçeli kızabilir mi? Schneider gider Caddebostan'da her yerde istediği yerde oturur yemek yer ama Melo aynı rahatlıkta yiyemez. Doğru. Aynı şey. Şimdi... Ya ben biliyorum Abdurrahim Albayrak Galatasaraylı bir gün şeyde zor ki kaçtı ya. Karşı tarafta zor kaçtı arabaya zor bindirdiler ya. Sinan senin zamanında İbrahim Üzülmece. Allah selamet versin futbolu bıraktı. Evet. Ve her daim Sabriye Galatasaray taraftarı. Hakaret etmedi mi kendi maçında? Tabii tabii. Hem de aşağıladı. Bu çocuklar bir gün stadı terk edip, maçı terk edip evlerine gittiler. Çok haklısın. Bakın, Fatih şunu da beni konuşturacaksınız. Hocam küfür de değil, aşağılama. Hiç para bakın, operasyon başlamış. Güzeldir. Fatih Terim ve Yıldırım Demirören, Volkan evet. olayını, Fenerbahçe ile ilgili çok ciddi, planlı bir kurgu olduğu bildikleri için konuşamıyorlar karşılarına. Fenerbahçe'yi almak istemiyorlar. Nasıl hocam? Çok net bir kurgu. Hocam Yıldırım Demirören'den farklı bir şey bekle. Şimdi bakın beyler, atlar, kurgu olan ne? Anlatan diyorum, atlar tepişir, filler tepişir. Çimenler ezilir. Bunlar bakın, planlı yani. Müsaade edin anlatayım. Bayram değil, seyran değil. Yıldırım Demirören ve federasyon. Aradan 15 gün geçtiği halde Aziz Yıldırım'ın hakem odasını basarım lafını ortaya atıp kınadılar. Amaç, Aziz Yıldırım orada haklıydı. Amaç Brezilya rezaletini, Brezilya bozgununu ve o maçın böylesine kritik maç öncesinde oynanma tartışmalarına son vermek için gündem değiştirecek bir laftı. Bunun üzerine Aziz Yıldırım da Perşembe veya Cuma günü çıktı bir basın toplantısı yaptı. Evet. Hani bizlere ulan dediği bir basın toplantısı var ya. Evet. Eski hakem, eski antrenör, gelsin eski futbolcu. 21 numara. Varsa gelsin. Gelsin 21 numara bir gelsin ekrana. 21 numarayı getirelim. Ahmet Çakar ekranda kalsın. İstedi. Sinan abi ekranda kalsın ortaya alabiliriz. Ahmet donduk ya şu klimayı ya. Resmi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın resmi, planlı, basını davet ettikleri, yaptıkları bir sunum ve basın toplantısı. Evet. Şimdi ciddi sıkıntılar var. Beyaz TV'mi, benim içinde bulunduğum kurumu sen Fenerbahçe camiasına hedef gösteriyorsun. Güzel söyledin hocam. Ve diyorsun ki oraya da çağırdığın benim Devrim adlı arkadaşıma. Kardeşimiz. Devrim Zengi. Sus beni dinle diyorsun. Nezaketsizliği falan bir kenara koyuyorum. Şimdi sen beni hedef gösteriyorsun. Bu bir. İki, ya arkadaşlar nezaketten dolayı ulan hitabetini koymamışlar. Ya da bulabilirlerse onu koy. Şimdi ben bunu evimde seyrettim, çok dikkatli seyrettim. Bir, Beyaz TV hedefte. İki, şu anda bazı Fenerbahçeli iş adamların paralarıyla beslenen bazı sözde taraftar sitelerinin olayı siyasi platforma çekmek için operasyon başlattıklarını görüyoruz. Çünkü onların arkasında para gücü, Aziz Yıldırım'dır demiyorum ama Aziz Yıldırım'a çok yakın bazı para babaları, ki işlerinde ajanlar var, işlerinde ihanetler, başka şudur budur. Olayı siyasi boyuta çekmeye çalışıyorlar. Bugün Sayın Mahmut Uslu'nun da ifadesinde, aynı statta başbakanımız da protesto edildi falan diyerek. Ya onu yemezler. Ya bir dakika, yer başka bir şey getiriyorum olayı. O paralel yapıyla en çok biz mücadele ediyoruz. Sadelerini bilsinler. Şey. Aziz Başkan, net bir şekilde benim televizyonumu hedef göstermişsen, ben de kanaatimi %100 gösteririm. Operasyonu çok iyi. Bir defa şu söylemi bana bir daha koysana. Bu söylem seni iyi anımsatıyor. İlk cümleyi. Gerekirse oda da basarım. Bir daha verelim. Bir daha verelim arkadaşlar. Gerekirse silah bile kullanırım. Bir daha verelim. Fenerbahçe'nin hakkını yenirse, Fenerbahçe'nin önü kesilirse ve böyle bir niyet varsa ev gibi basarım bak soyunmalısın. Ev gibi basarım bak soyunmalısın. Evet, şimdi bu ne demek biliyor musun? Böyle bir zihniyet varsa, şimdi bir defa bu zihniyet lafı objektif değil, subjektif bir değerlendirme. Doğru. Yani bir vatandaş grubunun Türkiye Cumhuriyeti benim haklarımı gasp ediyor, benim haklarımı vermiyor gibi bir şeye kapıldıklarında, daha çıkması ki. Paranoyaya kapıldıklarında ki tutup belli bir yerlere basmaları mı icap eder? Şimdi diyor ki Fenerbahçe'nin haklarının yendiğine inanırsam sadece hakem odasını basmam, başka yere de basarım diyor. Bir defa bu 66-22 mi diyorsunuz? 62-22. Ne kadar uyar uymaz bilmiyorum. Hani diyor ya, bu televizyon yorumcuları o seyretmiyorum ya, onlar Türk futboluna nifak filan diyor. O zaman niye seyretmenlerini biliyor? Burada pis, tamam mı? Konuşmalar yaptığımız zaman zaman kabul etmekle beraber burada bireysel yorumcuların yaptığı sözler mi toplumu çok daha fazla dengesini bozar? Yoksa 25 milyon Fenerbahçe Cumhuriyeti tırnak içinde tabii. Başkanının gerekirse her yeri basarım. Şimdi sen gerekirse her yeri basarım dersen imam yerlenirse, bravo, cemaat defakasyon yapar, büyük abdest yapar diye çok kaba ama çok anlaşılır bir atasözümüz vardır. Lütfen bizi seyredenler de beni bağışlasınlar. Diyor ki başkan, basarım. Üç gün sonra bastılar. Nereyi bastılar? Seyran Tepe'nin Galatasaray Stadı'nın Mikson adını verdiğimiz UEFA tarafından tertip, ben başta kartların olmayan adamların giremediği yere bir teyzeler ablalar girmedi. Korumalar şunlar ve arbede çıktı. Şimdi bu söylemi sen yaparsan yarın bir gün Beyaz TV'nin kapısına 50 tane silahlı adam gelip basabilir. Yok hocam. Bu söylem ya. Bir dakika bilemezsin. Yok hocam. Bunu Galatasaray şey yaptı ya. Geçen sene. Kabul edin bunu. Galatasaray taraftarı yaptı. Kabul edin. Devam edeyim. Sen bunu yaparsan yarın hakemler Fenerbahçe stadında dürüst maç yönetemez. Niye? Ulan şimdi ben bir iki tane ters düdük çalarım. Bu adam burayı basar, zaten basacağını da deklare ettiler. Şimdi ya. Allah aşkınıza söyleyin. Aziz Yıldırım'ın bu söylemleri Türk spor adamına, Türk spor adamına yakışan söylemlerse ben adam değilim. İki, %100. Şimdi çoğu zaman insanlar efendi olsun, kibar olsun, olalım, biz hata yapıyoruz. Şimdi koskoca Fenerbahçe camiası başkanının bizler için söylediği lafa bakın. Bu bir suç duyurusu mudur?
Hayır hayır hayır, ben öyle bir işlere girmem. Her ben öyle, kendisi diktör dediği, diktatör dediğim için beni davamı sürüyor. Bir tanesi bitti. O beni dava edebilir. Ben onu asla dava etmeyeceğim. Asla. Asla dava etmeyeceğim ama şu laf yenilir YouTube'da. Hayır, yapma. Şunu söylüyorum yani, Beyaz TV'ye bir saldırı olursa sorumlu mu? Hayır efendim, beni hedef gösterme kardeşim. Bak, Beyaz TV'yi göster, bireysel bazda beni göster. Ben acı patlayacağım. Hocam ne diyor Beyaz TV için, ben anlamadım ama. O koyalım yani, o zaman. Beyaz TV için ne diyor ki? Siz bir gelsin. Sen orada konuşursun televizyonunda diyor. Burada Allah konuşma diyor. Şimdi diyor ki bu, efendim diyor, işte Fenerbahçe şöyle oynamalı, böyle yapmalı. Oyuncu sakat, haberi yok. Tamam mı? Ya bırak, sen kimsin ya? Sen kimsin? Ya bırak, sen kimsin ya? Sen kimsin? Ya bırak, sen kimsin ya? Sen kimsin? Öbür bağda devrime söylediği yeri ben istiyorum sen, arkadaşlar. Sen kimsini istemiyorum. Efendim? Evet. Bu değil arkadaşlar. Devrime söylediği yeri istiyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın. Yalnız Ertem, devrim hiç kimseyi konuşturmamış. Yani hiç kimseye söz hakkı vermemiş. Ama böyle olmaz hocam. Hayır, bana şimdi savunmayın bu basın toplantısını. Hayır. Benim muhabirim soracak, Aziz Yıldırım da cevap verecek. Tabii böyle basın toplantısı olmaz. Olacak. Bize demokrasiden bahsedip ondan sonra oraya çağrılıp insanlar sadece başkan konuşup ve benim muhabirime kimse öyle konuşamaz. Hiç kimse. Ertem bak. Ben televizyonda şimdi konuşuyorum Sayın Başkan. Hala anlamıyorsun. Siz de konuşuyorsunuz. Ya. Evet, bir gelsin ekrana. Yani bir gelsin. Bir gelsin. O bölümü ekrana getireceğiz. Ahmet Hocam, siz ne, Abdülkerim Hocam hangi bölümü istemiştiniz siz? Yani hani ne diyecektiniz? Orayı istemenizin amacı neydi? Ay, ben şeyi istedim. Nedir o? Ha, bizim Beyaz TV hedef göstermiş diyor da Ahmet Hocam. Hangi lafıyla hedef göstermiş Beyaz TV? Orayı dedim. Hocam hani, devrime... Beyaz TV ile ilgili ne diyor mesela? Bak, o dinle koysana kardeşim. İşte ben koysana izleyelim arkadaşlar. Gelsin ekrana. İşte, Beyaz TV alıyor bunları. Kahramanlık sanki bunlar. Bırak konuşma. Beni dinle. Ben ne diyorsam onu dinle. Senin bir şeyin varsa televizyonda cevap versin. Burada değil. Bak şimdi. Beyaz TV alıyor bunları, kahramanlık. Bu Türkiye'de bütün spor basınının orada takip ettiği, birçok televizyonun canlı yayınladığı bir söyleşi, basın toplantısı. Orada şunu diyebilirsin. Kardeşim, basın mensupları bana soru yok. Evet. Siz sonra kendi kanallarınızda, gazetenizde dersen sus Beyaz TV. Varsa bir şey sen televizyonda konuş. Ben ne diyorsam beni dinle. Bu algı operasyonunda Beyaz TV'mizi Fenerbahçe camiasının karşısına koymak demektir. Kanalı koy Mehmet de, Mehmet de ya. Biz kimseden korkmuyoruz, acı patlıcanım diyorum. Ama Beyaz TV deme. Peki dedi. Hadi, onu da sürçülisan ettin. Arkadaşlar hazırladılar mı? Ne yaptılar? Hazırladılar mı? Hazırlıyorlar. Ha. Hocam, bir reklama gitmemiz gerekiyor. Ha, gidelim, ondan sonra bak daha neler söyleyeceğim. Bir reklama gidiyoruz. Ama şunu söylüyorum. Operasyon dün geceden itibaren Volkan'ı kurtarmak uğruna. Kesin. Futbolu bıraktıktan sonra kimsenin dönüp bakmayacağı, sırf Volkan'ı Fenerbahçeli oyuncu olduğu için kurtarmak uğruna. Bunu Galatasaray'da Melo için yapıyor, yanlış anlamayın. Aynısını yapıyor. Melo'nun yaptığı rezilliklere, Ünal Aysal gidip Melo'yu kucaklanmıştı, öpmüştü falan, sevmişti şeyde. Aynısını Fener yapıyor. Reklama bir dakika gidiyoruz. Ya. Bunlar uğruna Türk futbolunun dibine dinamit koyuyorlar. Sonra hedef adam olarak da bizleri gösteriyorlar ya. Yazıklar olsun. Bir reklama gidelim hocam. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Canlı yayınımız devam ediyor. Saat 1'e çeyrek var. Günün ilk saatleri artık. Yeni günün ilk saatleri. Şimdi Aziz Başkan'ın basarım dediği kaseti ben bir rica edeyim. Eğer mümkünse tabii. Tabii mümkün hocam. Bir gelsin ekrana. Yani basarım derken. O bir kaseti bir de bize ulan diye bir hitabeti var. Onu da arkadaşlar bulduysa onlar da koysunlar. Sanırım vermediniz. Hocam ulan bölümüne gerek var mı sizce? Tabii var. Neden? Yani biz o bölümü ısrarla ayırdım ben. Hani vermeyelim diye ısrar ettim ama. Tamam, gelsin izleyelim. İsteyenler de şu şey bitsin, mahkemeler bitsin. İsteyenler de istediği yerde konuşur. Yüzüne. Öyle palavralarla konuşuyorlar, ediyor. Ben inandım. Ben ölsem bile vazgeçmem. Sen kimsin lan? Ölsem bile vazgeçmem. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Dur. Dinliyor musunuz? Sana evet. Mı diyor hocam? Kim bu Ede? Bir şey söyleyeyim. Hı. Fenerbahçe camiasının seçilmiş başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Türk televizyonlarının yayınladığı bir canlı basın toplantısında. Evet ya. Basın mensuplarını kastederek 3-5 kişidir.
Kesinlikle bir ben, iki Razi, üç belki Erman. Dört beşi sayabiliriz ama altı değildir. Kimsin lan sen derken ben bunu kendi nezaketsizliğine yakıştıramadım. Dün gece de ben ona cevabını verdim. Bir daha da aynı cevabı vermekten imtina ederim, kendime yakıştıramam. Bunu da karşılıklık esasına göre verdim. Şimdi kardeşim, şikayet yaptığın, yapmadığın, ben fikrimi 3 Temmuz'dan bugüne kadar söylüyorum. Türk mahkemeleri de söylediler. Sonra meclis bir karar aldı. Mahkemeler tekrar değerlendirilince olay İstanbul'a geldi. Mahkemelerin verdiği kararı söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama ortada. UEFA'nın kayıtlarına geçmiş. Ve KAS mahkemesi tarafından onanmış. Resmi dünya spor hukukunda bir şikayet eylemi var. Kim ne derse desin. Şimdi sen bana kimsin ulan dediğim vakit yanlış oluyor. Çünkü aynı şey hak bana doğuyor. Doğru. Ben şimdi dedim ki sana. Ya sen kimsin lan? Koskoca 100 yıllık benim eşimin, çocuklarımın, akrabalarımın takımını böyle bir şike eylemine bulaştırdın dersem. Bir de oraya ulanı koyarsam. Hala iyi kovalıyorsun. Lan dersen. Sen futboldan ne anlarsın? Hiç değilse biz 30 sene hakemlik yaptık. Efendim ötekisi şey yaptı. Futbol oynadı falan da. Sen müteahhitlikten geldi. Ya sen kimsin? Lan demek bize yakışır mı? Şimdi bunları düşünüyoruz. Hep bunları düşünüyoruz. Sonra şimdi de şu var kardeşim. Ya sen hep basıyorsun. Soyunma odasını basarım diyorsun. Fenerbahçe'nin menfaatleri için orayı basarım. Bilir misiniz? Ey Türkiye, hepiniz internete açın. Aziz Basmacı'sın. Hayda. Aziz Basmacı. Bakın ya karşınıza bir resim çıkacak. O Türk sinemasının çok değerli bir aktörüydü. Ya sen Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz misin? Yoksa Basmacı, Basmacı Aziz misin ya? Türk sinemasının ünlü jölü ya. Aziz Basmacı var hocam. Var, Aziz Basmacı vardır ya. Yapma bunları ya. Şimdi işi sulandırmak da istemiyoruz abi. Orayı bas, hakem odası bas. Fenerbahçe'nin menfaatleri için bas. Evleri bas. Başka yerleri bas. Böyle şey olur mu? Sen hocam, basarsan, basarım dersen... Dün akşam bastılar kardeşim. Hocam Aziz Yıldırım bir kere hakem soyunma odası bastı mı? Hayatında basmadı. Bir kere bastı mı? Basla basla. Basmadı. Peki niye 3 senedir 4 senedir adam için her dakika bastı bastı o da bastı o da bastı. Hayır. Bütün başkanlar bir araya geliyor. O da basanlarla mücadele edeceğiz. O da bas. Ya adamı delirttiler hocam ya. Allah aşkına ya. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Basmacı hakem odası basmamıştır şimdiye kadar. Buna altına imza atarım. Ama... Şu söyleyeceğim eylemi birden fazla yapmıştır. Hakem soyunma odasından tamam. Gelip de tam soyunma odasına girerken sahadan gelip de soyunma odasının kapısına geldiğinde orada koridorlar vardır. Koridor. Böyle 3 metrelik geniş insanların olduğu falan tamam. Korumaların olduğu. Orada kötüdür. Ulan ne biçim bak bize de yapıldı. Ya, Allah selamet ver. Şimdi severim. Yurda tamam. Şenkar Hasan yaptı. Bravo. Tanır mısınız? Tanırız. Galatasaraylı yönetici. Evet. İyi adam. Çok iyi insandır Yurda Şenkar. Ulan şerefsiz nasıl penaltı verdin ki bağırıyor. Bağırır. Böyle 5 evet. Metre bir şey. O koyuyor bak o küfür koyar. Evet. Hocam bak Yıldırım Demirören de yapmış. Yaptın bunu hocam. Yapmış. Yıldırım da yapmış. Şimdi bir dakika ya. Müsaade. Bir dakika Sinan. Anlatayım. Bir müsaade ederseniz. Sinan. Yani kıyakçılık yaptın yıllarca Aziz Yıldırım'a basın toplantısında Yıldırım da bastı dedi, Sinan da bastı dedi. Hocam, şimdi sen cevap ver. Aziz ben. Basmacı ya. Bastı Aziz demedim, Basmacı. Bir dakika Sinan Engin'in bastı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz'i istiyorum ben. O Mert. Ya bak Mert'liği konusunda Sinan Engin bastı dedi mi? Sinan Engin bastı dedi mi? İsmini verdi ya. Ya arkadaşlar, ismini verdi. Aziz Basmacı abisi Sinan Engin'in ismini verdi değil mi Sinan Engin? Burada bir düzeltme yapabilir miyim? Sanki Corleone ailesi lazım bir saniye. Sayın Aziz Yıldırım. Şimdi hocam evet. Eğri eğri doğruya doğru. Evet. Sayın Aziz Yıldırım'a bir iftira atıldı. Ne iftira denildi atıyor? Ki denildi tamam. Ki hakem odası bastı. Asla şimdi, biz böyle iftira hayır, hayır. Siz demediniz. Siz demediniz. Bakın bir dinleyin. Yıllarca. Hangi maçtı? Hayır, 2-3 maç öncesinde. 2-3 hafta öncesinde evet. Hakem odası bastı dendi. Gençler Birliği maçı mıydı? Evet. Gaziantep maçı mıydı? Ertemciğim evet. Müsaade edersen ben hemen geliyorum sesine. Ondan sonra Aziz Yıldırım dedi ki Sayın Aziz Yıldırım ben hakem odası basmadım. Bastım. Gerekirse evet. Dedi Fenerbahçe'nin haklarını korumak için bak, basarım dedi. Olmaz bunda, yani. Bunda şimdi da bir şey yok hocam. Ertemciğim. Yok hocam. Ertemciğim, yok. Hocam bir kulübün haklarını korumak için. Buna... Ertemciğim. Ama adamın üstüne bu şekilde gidilirse bu hakem odası basarsın kardeşim. Basamazsın. Hocam bir müsaade eder misin? Üzerine bu kadar gelir için söylenir. Evet Sinan abi. Hocam bir çay mı alayım acaba? Bak şimdi. Katil olur adam ya. Şimdi. Evet. Klasik her başkanın yaptığı şey Fikret Orman da aynı ona benzer söylemlerde bulundu. Şimdi arkadaş bakın. Şimdi Aziz Bey o gün Milliyet Gazetesi'nde çıkan bir yazıyı okudu. Yani. Ne zaman? 2001 yılında hı-hı. Yıldırım Demirören ile Sinan'ın Yıldırım Demirören o zaman futbol şube sorumlusu. Ben sen menajer. Menajersin. Oradaki gazete orada
soyunma odasında yani koridorda yaşananları Aziz Bey gazetedeki sütunu anlattı. O gün orada bir basılma falan olmadı. Bak Muhittin Boşat yaşıyor. Tamam. Muhittin Boşat da bu konuda kendisi çıktı, beyan etti. Hayır, basılmadı evet, dedi. Doğru. Yıldırım Demirören, bakın ben arkadaşlar İnönü Stadı'nda bütün hakemler yaşıyordur. İnönü Stadı'nda bir sürü hakemlere ben maçtan evvel ev sahibi olarak giderim. Hocam hoş geldiniz. Bazılarının mesela çoluğu çocuğuyla yakınıyla ilgili bir ihtiyacınız var mı diye sorar. Hakikaten çayını sodanı yoktu yani o şartlarda. Hakikaten çayı sodası falandı filan hep böyle olmuştur. Ve bazıları da forma istemişlerdir. Yakınlarına forma da vermişizdir. Bunları açık yükle söylüyor ama forma verdik diye bize, bizim lehimize düdük falan çalsı falan diye de değil. Ama Muhittin Boşat o gün açıklaması yaptı. Odası falan basılmadı. Evet. Odasının önünden geçerken Muhittin Boşat'la biz orada karşılaşıyoruz. Soyunma odasına girerken hakem odasıyla şey odası yan yanadır. Tünelden tam çıkarken evet. Biliyorsun Abdülkerim. Evet, hemen sağ tarafı orada biliyor. Hemen sağ tarafı. Oradan Muhittin Boşat'a orada bir bağırdık biz. Ya hoca bilmem ne diye. Doğru Muhittin Boşat'ta kapıyı açtı. Gelin burada söyleyin dedi. Yıldırım Başkan içeriye girdi. Anlattı. Ben girmedim bile yani. Sinirliydim. Girmedim. Sonra o günkü maç sıkıntılı bir maçtı. Hatta Muhittin Boşat'la ilgili demeçler de verdik. Neyse. Geçmiş zaman. Hani helal olsun hakkını falan filan. Neyse evet. Konuştuk. Ama o da falan basılmadı. Bunu Aziz Yıldırım bastı değil. Gazetede çıkan yazıyı okudu. O gün de ertesi gün gazete bastı diye okudu. Şimdi şey bastı diye orada beyan etti. Şimdi Aziz Bey klasik bir başkanların aynı şekilde kendi camiası adına arkadaşlar yapmış olduğu söylenir. Hangi kulüp başkanı bugün, burada Aziz Yıldırım mevzusu değil. Evet. Hangi kulüp başkanı kendi camiasıyla ilgili tribünlere oynayan açıklama yapmıyor bu ülkede? Hangi kulübün başkanı? Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu kendi camiasına liderliğinde camia lideri olduğu için ben Fenerbahçe'nin haklarını savunurum. Galatasaray başkanı yapmadı mı buna benzer? Evet. Beştaş kulübü başkanı buna benzer yapmadı mı? Doğru mu? Basarım. Gerekirse hocam, basarım dinle. Lafı illegal hocam, bir eylemdir. Değildir. Hocam geliyorum müsaade edersen. Bir bekle hocam. Nasıl illegal bir eylem değil midir? Hocam basmak? Doğrudur hocam. Yani meraklısınız basılmaya hocam, veya basmaya. Sinan Basmacı diye biri yok ama. Hocam. Buyurun. Aziz Basmacı'nın kardeşiymiş. Sinan Basmacı. Hocam bunlar bakın biz bunları düzelsin diye istiyoruz. Evet. Bunlar doğru değildir. Bakın her kulüp başkanı, ben futbolcunun örneğini verdim. Her kulüp başkanı tribünlerini oynuyor, kendi camiaları. Aziz bu doğru değildir. Bu mafya tabirleri doğru değildir. Bak ben bunları ama ben de devam yaptım. Ediyoruz Yıldırım. Arkadaş bak bir dakika. Bunları ben de yaptım. İftira atıyorlar. Bunların adam. Yanlış İftirin olduğunu. Bunları ya ben bu dönemde, bakın ben bu dönemde ne menajerlik veya bir yöneticilik yapamam. Yapamam çünkü ben hani agresif bir insanım o yönde. Burada sakin olduğuma bakmayın. Hepiniz beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz tabii, ama tabii. Yönetici olduğu zaman bunu ben beyan ettim. Yapamam. Çünkü hep ceza alırım Ertem. Doğru. Ben de yaparsam, doğru. Hani yöneticilik yaparsam bunun ceza alırım. Bu tip söylemleri hep ben söylersin. Söylerim. Onun için ben yapamam. Aziz Bey'in bu yapmış olduğu açıklamayı doğru buluyor mu? Doğru bulmuyorum. Yanlıştır bu söylemler. Kardeşim bu hakem kimin hakemi? Bizim hakemimiz. Bu hakemlerle bu ülke gitmiyor mu? Evet. Bu hakemlerle bu futbol Sinan yapıyor. Abi ama bir şimdi şey Aziz var. Aziz Bey hakem odası basmıyor. Bak ben sana az bir evet, anlatayım. Evet hani Rasim'in hep söylediği var ya abartıyorum anlaşılmak değil istedim. Değil arkadaşlar. Yani Aziz Bey. Söylemek istedim aslında. Aziz Bey ben sana anlatayım kardeşim. Aziz Bey duruyor. Gelişin der, soyunma odasını. Ya. Bakın Fenerbahçe soyunma odasını tünelin aşağıdaki o şeyi fuaye denilen bölüm vardır. Hakemler oradan giderken Aziz Bey köşede duruyor. Hakemlere söyleyeceği 2-3 kelimeyi söylüyor. Adam gibi maç yönet bilmem ne falandı filandı. Bu bastı diye algılanıyor. Bu değil. Ya senin bekliyor. Zamanında Yıldırım Demirel'de Kıvanç Bey, Bacan abi, enişesi Kıvanç Bey. Galatasaray odası basıp Fatih Terim'le anavrat küfürleşmedi mi? Hocam. Fatih Terim'le küfürleşmedi öyle mi? Değil hocam. Nasıl ben oldu? Sen ben menajerim hocam. Nasıl ben oldu? Yaşadım hocam. Fatih Terim'le mülakaşı değil hocam. İyi bak ben anlatıyorum. Ayana ayana yumruk atılma olayı var. Tamam. Orada dedik biz arada ayırdık ettik. Fatih Terim var mıydı orada? Fatih Terim orada misafirimiz. Fatih Terim'in odasını falan kimse basamaz. Bak, Yıldırım Başkanı'na Fatih Terim'e küfürleşme olmadı mı? Hayır hocam. Kimse ne? Olmadı hocam. Kimse ben oradayım hocam. Hocam bak ben sana söyleyeyim. Fatih Terim'e falan bak. İşte Fatih Terim ne olursa olsun eleştiririz. Abimizdir. Hocadır. Misafirdir orada. Kesinlikle Fatih Terim'e orada bir şey olmadı. Fatih Terim şey ve yanındaki Fahri ve birkaç arkadaşı Müfit Hoca'yla birlikte Ayhan'a yumruk atan oradaki güvenlikçiye saldırıldı. Fatih Terim'le bir diyaloğu bile olmadı.
Yıldırım Demirören. Ben oradayım hocam. Konu başka. Farklı neyse. Nasıl konu farklı? Hocam, yaşamış adam. Ya orada ya alkol, alkol falan filan. Bazı şeyler, konuşmalar vardı falan filan. Neyse, detayına girmek istemeyelim. Onun için Fatih Terim'i orada söz konusu. Fatih Terim ne olursa olsun ben bu kadar çok ağırleştiririz ama orada misafirdi. Fatih Terim'e kimse laf söyleyemem. Benim orada misafir, bizim misafirimiz. Onun için o farklı bir hadise. Ama Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu bu açıklamayı, mafya sözleri katılmıyorum. Ben bunları hep söyledim. Ünal Aysal'a da söyledim. Biz bu söylemlerden kurtulmamız lazım. Türk futbolunun temizlenmesi için. Arkadaş bakın. Şimdi 17 tane kulüp Fenerbahçe'ye cephe almış. Değil mi? Fenerbahçe'ye cephe almış. Bu güzel değil. Fenerbahçe şimdi şampiyon olacağız diyor. Her maç gergin geçecek Fenerbahçe'nin. Bu doğru bir strateji değil Fenerbahçe adına da. Her maç doğru geçecek. Ya arkadaş, tamam, Fenerbahçe futbolu... ne yaptı ki Sinan? Hayır yani. Hayır. Hayır ne yaptı da yani. Ama ne oldu 17 tane kulüp? Şimdi 17 tane kulüp açıklama yaptı değil neden mi? Neden yaptı neden? Niye 15 gün sonra yapıldı? He. Uzun. Bir de esas. Neden uzun. Yapıldı bir de uzun. Neden yapıldı? Uzun. Ya uzun. Ama tamam da uzun ince. Ya, bu... Uzun ince benim neyse. Benim açıklamam lazım Ertem. Ona bak Fenerbahçe bakın. Ve başkanı için neler söylüyor. Mesela ben konuşmuyorum. Ona benzer açıklamayı. Ben konuşuyorum ya. Hala mı ya? Ona benzer açıklamayı mesela. Fikret Orman yaptı. Fikret Orman kınanmadı mesela. Evet. Evet. Aziz Yıldırım o konuda haklı yani. Hocam bir dakika İyi hocam. Yıldırım, Aziz Yıldırım o basın toplantısında. Ya ben Fenerbahçeliyim konuşmayacak mıyım yani? Ya? Ben Fenerbahçeliyim konuşmayacak mıyım? Sinancı müsaade ediyor musun? Söz sendeydi çünkü. Bitirdim 15 saniye. Tamam kardeşim. Yani şimdi bakın. Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklama benzeri ne dedi? Fikret Orman ne dedi? Gerekirse biz de yaparız dedi. Evet. Tarzımızı değiştireceğiz dedi. Evet. Kınıyorsan o zaman Fikret Orman. Onun için Aziz Yıldırım kendi kendine 17 tane kulübü bir kere CHP karşıya aldı. Evet. Yarın maçlarda bunlar yansıyacak. Hakemler, bakın arkadaşlar çok gergin bir sezon bizi bekliyor. Herkes sağduyulu demeçler vermezlerse ne ekersen onu biçersin. Doğru. Bir maçta 3 kırmızı kart görürsen de şaşma. Farklı olaylar olursa da şaşmayın. Ben buradan söylüyorum. Aa, bir dakika. Abdülkerim Hoca bir dakika. Abdülkerim Hoca bir konuşsun. 10 saniye. Hocam. Peki özür dilerim. Hocam bitti. Ben hocamı seviyorum. 10 saniye konuşuyorsun. 10 saniye. Bundan sonra ben Fenerbahçe stadında da hakemlerin çok adil maçı vereceklerini düşünmüyorum. İşte söylüyorum. Çünkü biliyorlar ki Aziz Basmacı şeref bir ülkede. Demeyeceğim Basmacı deme hocam. Aziz Yıldırım ya. Hocam demeyelim ya. Ne olursun. Koca bir kulübün başkanı hocam ya. Aziz Basmacı kim? Hocam tamam ama Aziz Basmacı bir sanatçı. Hocam siz demeyin. Demeyin hocam. Yapma gözünü seveyim. Yani bak eleştirdik. Yanlış olduğunu söyledim ben burada Aziz Yıldırım'a. Bir dakika. Bir de ikna ettiniz. Aziz Başkan senden özür diliyorum. Bu konuda haklısın. Hakemimiz orada harbi maç yönetmesi için. Aynısını söyledim. Aziz Yıldırım Başkan'ın tribünde olduğunu bildiği yarın iki tane aleyhte düdükte soyunma odasını basabileceği ihtimaline karşı bilinçaltı etkilenip harbi düdük çalmayabilir. Ya. Abdülkerim hocam evet. Özür hocam. Yok estağfurullah ne demek hocam? Özür. Şimdi. Aziz Başkan'dan da özür. Aziz Basmacı demeyeceğim. Biz temin bu koyduğunuz görüntüler Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın toplantısına son eleştirdiğimiz basın toplantısına nereden geldik? Bir kere ona bakalım. Bu basın toplantısı nereden çıktı? Sezon başlamış. Lig gidiyor. Maçlar oynanıyor. Fenerbahçe yönetimi ve Aziz Yıldırım'dan tek demet yok. Ne hakemler hakkında, ne kimse hakkında, ne rakipler hakkında. Peki Abdülkerim abi, çok kısa bir şey sorabilir miyim size? Bir dakika. Çok özür dilerim. Ama çok insicamım bozuluyor. Hayır, yine konuşacak. İnsicamım bozuluyor. Ben ne demek istediğinizi anladım. Ne? İnanın çok uzun bir konuşma süresi reklam vereceğim size. Hayır. Çok kısa yine Aziz Başkan'ın konuşacağınız konuyla ilgili olarak, bağlantılı olarak onu da bağlayın diye söyleyeceğim. Bir 22 numaralı bir bantımız var. Çok kısa. Siz böyle ekranda kalın yine. Tamam. Onu izleyerek kalın. Ne olur notunuzu da alın. Bir 22 numaralı VTR'de bir hemen gelsin ekrana. Abdülkerim hocam ikisini birden bir değerlendirsin. Evet. Böyle kınama olmaz. Önce kınayacaksan o başkanları ve yöneticileri kınayacaksın. Siz niye böyle beyanat veriyorsunuz diye. Sonra da beni kınayacaksın. Ve kınayan da Yıldırım Demirören olmayacak ya. Ay yıldızlı olan yerde şey yapın. Önce sen ay yıldızlı şerefini kurtar kardeşim. Milli takım gelenden 3 yiyor, giderden 4 yiyor. Evet buyurun Abdülkerim hocam. İşte benim zaten anlattıklarımla bağlantılı bu da. Peşine de bunu da ekleyeceğim. Şimdi buraya nasıl geldik? Dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi ve Aziz Yıldırım
hakikaten takdir edilecek bir olgunlukta lig başladı. Hiçbir takım hakkında, hiçbir hakem kararı hakkında konuşma yapmıyorlar, hiçbir şey söylemiyorlar. Müdür derken, derken evet tabii rahatsız oldu bak başladı. Çünkü ben Fenerbahçe'de yine Fenerbahçe'nin bir şey bulup provoke etmek istiyor. Benim sesim de unutacak. Çatlasa da ben konuşacağım yani. Devam sesimi kısmak hocam. İstiyor, yapamayacak bunu. Şimdi çok kısa zamanda kaçıncı haftadaydı hemen Galatasaray maçı. Ligin ilk haftalarında Galatasaray derbisi altıncı var. Hafta altıncı hafta. O zamanki Galatasaray Başkanı sevgili Ünal Aysal birdenbire ortada fol yok, yumurta yok. Cüneyt Çakır gibi Türkiye'nin şu andaki bir numaralı futbol markası olan hakemi ve bu hakem şaibelidir dedi maçtan önce. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ünal Aysal. Abi. Bu hakem dedi şaibelidir dedi. Ondan sonra Fenerbahçe yönetimi buna da cevap vermedi. Ve Fenerbahçe gitti orada arenada maçı kaybetti. 1-0 kaybetti. Emre oyundan bir şeyler doğru. Oldu. Gene bir takım sıkıntılar yaşadık. Kaybettik geldik. Arkadan Gençler Birliği maçı. Fenerbahçe yine konuşmuyor. Gençler Birliği maçı oynanacak. Gençler Birliği'nden bir idareci. Futbolcu ve sorumlusu. Biz 15 yıldır işte hep Saraçoğlu'nda yeniliyoruz. Bunda hakemlerin büyük suçu var. Acaba yine aynısı mı olacak? Hoppala. Buradan yakın. Yine buna bir cevap yok. Birkaç hafta sonra da Beşiktaş derbisi malum. Bu sefer hiç ortada fol yok, yumurta yok. Fikret Orman, Aziz Bey'le de arası iyi olduğu söylenen Fikret Orman. Durup dururken ortada hiçbir şey yok. Biz işte hakem odası basmadık. Basmayacağız. Gözümüz Bülent Yıldırım'ın üstünde olacak gibi. Bu laflar söylendi mi söylenmedi mi? Aziz Yıldırım da artık camianın baskısıyla ya başkan her çıkan bizim aleyhimizde takımımızın aleyhinde algı operasyonu yapıyor. Siz başkan olarak yönetim olarak bunlara bir cevap vermiyorsunuz. Fenerbahçe kulübü bundan zarar görüyor diye ben de dahil olmak üzere başkanı eleştirdik. Başkan da çıktı bu konuşmaları yaptı ve 4 senedir bir algı operasyonu yapılıyor. Aziz Yıldırım oda basıyor. Aziz Yıldırım oda basıyor. Aziz Yıldırım da basın toplantısında dedi ki kimin odasını basmışım? Bir hakem çıksın desin ki evet. Aziz Bey benim evet. Odama gelsin. Doğru. Peki dijitür kanunları kesilmedi mi? Kanunlar kesilmedi mi? Bastı. Ben ona şimdi Galatasaray'ın yaptıklarını anlatacağım. Kanunlar kesilmedi mi? Eski defterleri açmayın böyle. Ne oldu Aziz Yıldırım? Ya hayır bak başka bir şey anlatıyor. İki ders biliriz. Hayır ben Aziz Yıldırım'cı ben de bak sen konuşunca yanlış yani şu anda. Ben de seni dinliyorum. Tamam ben de şimdi seni dinleyeceğim. Ben de seni dinleyeceğim. Ben de seni dinleyeceğim. Çamaşır makinesi. Şimdi tamam mı? Bütün bunlar yaşandı mı yaşanmadı mı? Hepsi yaşandı. Aziz Yıldırım da dedi ki kardeşim bak ben dedi soyunma odası basmadım. Peki ya bastım. Kardeşim. Gerekirse basarım dedi. Bir soru sorabilir miyim? Olay buradan geldi. Evet doğru. Ondan sonra. Doğru. Şimdi sanki ortada hiçbir şey yok. Aziz Yıldırım canı sıkılınca ve sonra aradan bayram değil, seyrem değil. Enişten beni niye öptü? Aziz Yıldırım'ı bu basan toplasından sonra ya 17, 18 kulübün başkanın 17, şunu susturur musunuz lütfen Ertem Bey? Yeter. 17 kulübün başkanı bayram değil, seyran değil. Brezilya'dan 4 yedikten sonra toplanıyorlar. Futbol Federasyonu Başkanı da yanlarında. Aziz Yıldırım'ı kırama kararı alıyor. Hoppala! Böyle bir şey olur mu hocam? 20 gün sonra Aziz Yıldırım'ın basın toplantısından 20 gün sonra yapılıyor bu. Niye yapılıyor bu? Kendi başarısızlıklarını örtmek için. Aynı fikirdeyiz. Şimdi Aziz Başkan bütün bunlara cevap verince Aziz Yıldırım bak gene basarım dedi. Kardeşim bir adama yüz kere sen delisin dedi. Değilim. Deliyim kardeşim dedi adam. Attı en son dedi yeter basarım kardeşim gerekirse. Bu budur yani. İnsani bir durumdur ya. Bunu bu kadar vallahi yani. Vallahi Abdülkerim durmaz. Ne var özel, yani? Ne yapacağız? Özel herhalde tahmin ediyorum. Neyi tahmin ediyorsun? Sicilya'ya gitti. Olay budur yani. Mafya avukatlarından özel ders aldı. Kimden? Yani. Nasıl olay aklanabilir? Hangi olay? Şimdi Kursa'da bakın olay ben yok, sana kardeşim. Bir dakika ben konuşuyorum. Evet sen konuş şimdi. Ben desem ki Ertem Şener'e seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Gerekirse geleceğim. Kafana silah dayıp çekeceğim. Kafana sıkacağım dedim. Evet. Suç mudur? Suçtur. Evet. Aa, sıkmadım kardeşim ben sinek birinci demem kardeşim. Evet. Ne yapmışım kardeşim? Evet. Diyebilir miyim? Bugün bu ülkede gerekirse silah bile kullanırız dedikleri için bir 28 Şubat darbe davası var. Silah kullanmadılar aslında. Hükümet doğal yollardan düştü. Hayır. Evet. Silah tehdidini koydular. Bütün milletvekilleri korkudan altına işip istifaya başladı. Aziz Yıldırım'la ne alakası var? Bir dakika. Ne o zaman ben de diyorum Ertem gerekirse kafana silahı dayarım. Bunu diyemezsin. Kim? Gerekirse oda basarım demek
suçtur. Rahatsız. Peki, ama sen sürekli ortadan Aziz Yıldırım. Bir dakika. Aziz Yıldırım. Burada zavallı dinlemeyi mi? Sayın Aziz Yıldırım sürekli olarak bak Sayın Başkan. Sürekli olarak Ertem, bizim muhabire bile bu saygısızlığı yapmış. Hala savunuyorsun. İsteyen istediği saygısızlığı yapsın. Ben görevimi yapıyorum. Ben doğruları söylemek zorundayım. Birisi saygısızlık yapmış olabilir. Ama ben doğruları söylemek zorundayım. Senin odanı basarım derlerse meşru mudur? Hayır ama bak gerekirse meşru mudur? Ben terbiyesizlik yaparsam herkes basabilir. Ne? Terbiyesizlik. Sayın abi Çakar devreye gir artık. Artık gayrimeşru işler burada legalize ediliyor. Ya Rasim Abdülkerim hocam bir saniye. Legalizasyon operasyonları yapılıyor. Rasim bak bir kez daha anlatayım. Aziz Yıldırım soyunma odası basmadı. Ama şu söylendi. Kendi ki bak soyunma odası koridorlarında. Bak koridorlarda Sinan abi demin ayağa kalktı. Ayağa kalktı anlattı. Koridorda hakemler geçerken. Kim yapmamış? Maçı doğru düzgün yönetmesini istemiş. Adam yalan mı söylüyor? Ya bir dakika bir anlatayım ama bak. Ama anlatıyorum. Ben soyunma odası basmadım dedi defalarca. Ben kendisini yalancısım. Öyle dediyse inanmak zorundayız. Koskoca Fenerbahçe'nin başkanı yalan söylemez. Bak bir dinle. Ama şansa büyük bağlansın. Allah Allah ya. Ya Rasim bir dinlesene. Fenerbahçe başkanı eğer ben soyunma odası basmadım diyorsa inanmak zorundasın. Her yeri basarım. İnanmak zorundayız. Her yeri basarım diyor. Ya hakem odası diyorum. Hakem odası. Kardeşim hakem. Ya hocam bir dinleyin ya. Tamam da. Olur bir dinleyin ya. Bana 10 dakika söz vereceksin. Hakem odası basmadım diyor mu? Diyor. Defalarca sen diyorsun ki hayır sen hakem odası bastın. Hakem odası bastın. Hakem odası bastın. Evet. Adam diyor ki basmadım kardeşim. Gerekirse basarım diyor. Aziz Yıldırım'ın avukatlığı ödülünü özel ödül aldı. Ha şimdi Aziz Yıldırım avukatım oldu. Avukat ya doğrusunu İki söyleyeceğim. Bak, bak tipi Fenerbahçe başkanı. Erdem yöntemi. İki ters bir düz. Bir Aziz Yıldırım'a kızıyor. Devrim zengin. Bir dakika. Bir saniye. İki dakika evet. Sonra. Ben doğruyu söylüyorum. Aziz Başkan ben senin gibi saplantılı değilim. Evet. Ben doğruya doğru. Ben doğruya doğru. Devrime yaptığı yanlıştır. Beyaz Sivi'ye orada laf atmaması gerekirdi. Vallahi. Hayır Beyaz Sivi'ye yaptı. Rasim. Onun yanında solda Rasim. Sıfır. Rasim bir dinler misin? Orada gazetecilere, Rasim, orada gazetecilere söz hakkı vermelidir. Sadece evet. Devrime değil. Söz hakkı keşke verseydi Sayın Başkan. Yakışmadı, olmadı. Ama ya başkan böyle davrandı diye. Başkan böyle davrandı ben diye. Ben hayır. Diliyorum. Hakem odası bastı. Böyle yaptı mı demek için? Ahmet Çakar'dan özür diliyorum. Sana Sıvacı Ertem dediğinde kıramıştım. Rasim. Az bile söylemiş. Benim de size birkaç lafım var da bana yakışmaz. Çamaşır makinesi. Alıyor. Bak operasyon Rasim. Alıyor tamam. Berbat bir böyle. Çamur içinde bir elbise alıyor. Ya Rasim ben sana hırsız desem sen kabul eder misin? Kardeşim. Bir dakika ben sana hırsız diyorum. Ben sana terbiyesiz desem. Hırsız desem kabul eder misin? Ben değilsin. Gerekirse hırsızlık yaparım diyeceğim. De ne olacak? Ama hayır ben sana bunu dedikten sonra sen diyeceksin ki. Gerekirse yaparım. Anlaşılmıyorsun çünkü. Bana diyorsun ki hayır ben böyle değilim. Bunu dediğin bizim Esenur Sinan Ağam 2 yıl çakar. Bir de Rasim, soyunma odasına girmedi de koridorlarda hakeme bağırıp çağırması, uyarması, tehdit etmesi sanki çok hırlı bir işmiş gibi, meşru bir işmiş gibi. Ama sen anlatmadın mı? Bunu sadece herkes yaptı dedi. Özel yöneticiyi de söyledi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu sadece Aziz Yıldırım yapmıyor. Lafım yok. Telekom'da olmuyor mu zaten? Bakın beni. Hocam, Mertci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 
daha iyi. Söylemedi mi? Bak bana cici olarak diyorsun. Ben kendim söylüyorum sana. Bağırdı söyleyeyim mi? Hocam cevap ver, cevap ver. Aynı Eko. Fatih Terim ve Aziz Yıldırım. Haşo var. Lütfen yazar mısın? Fatih Terim ve Aziz Yıldırım. Aynı malzemeden yapılmış iki insanlar. Aynı malzemeden yapılmış kardeşler. Aynı modeldir. Hayır hocam yani. Şu ruh malzemesi. Bak şimdi burada taraf gibi olmayalım. Ünal Aysal'ın, Ünal Aysal'ın. Bunları da var şu. Öncesi, Ertem beni çok Cüneyt ediyor ya. Cüneyt Çakır'la ilgili şahibeli lafı. Suçluyum, suçluyum hocam. Çok ağır. Şahibe demek şikeci, hırsız demek hocam. Ünal Aysal'ın yaptığı. Yani hak üzerinde şahibe. Şahibe demek ne demek? Bir hakemi şahibeli olmuş. Abi yakın şimdi Yiğit'i öldür, aklını öldür. Aziz Yıldırım. Hocam yapma, sen de giden yapma. Hayır efendim, doğruya doğru. Çok da önemli ve haklı bir hocam şey söyleyeyim. Hocam giden diyor adam resmen tehdit. Futbol Federasyonu Brezilya mağlubiyetinden sonra dinleri değiştirmek amacıyla Fikret Orman Beyefendi'yi Beşiktaş Kulübü Başkanı, ki o da basarım basarım basalım mı diye onu kenara alıp da hedef olarak Aziz Yıldırım'ı gösterirsen, Aziz Yıldırım da Futbol Federasyonu böyle cümleler kurar. Tabii ve ya. Arkasından da benim hep inandığım, ölene kadar inanacağım, Volkan'la birlikte milli takımda sahayı terk etme organizasyonunu planlar. Heh, güzel söyledin. Fakat hocam bak. Ama orada Futbol Federasyonu haksız. Ben Aziz haksız. Yıldırım'la. Yok ya, Fikret Orman'ı kenara al. Ben Aziz Brezilya maçından sonra yenilgiyi ortadan kaldırmak için
15 gün rötarlı Aziz Yıldırım hedefe gösterdi. Rasim'e veriyorum bu konuda sonsuz sonra bir kelime girecek araya. Bir gel Rasim'e. Ben Aziz Yıldırım'la Yıldırım Dömer arası kavgaya girmedim. Hiç 30 numara arkadaşlar. Yolunda yapmadım. Onunla derdim yok. Onlar olur. Ama benim tek bir kırmızı çizgim 30 numara. Gayrimeşru teşebbüslerdir. Onun dışında meşru olan dairede yapılacak her şeyi ben varım. Ama gayrimeşru. Gerekirse oda da basarım. Bak şimdi. Fenerbahçe'nin çıkarları bak. Gerekirse her yeri basarım. Rasim sadece Fenerbahçe'nin sorun. Çıkarları Rasim. Gerekirse rüştüyü de dövdürürüm. Sorun sadece Aziz Yıldırım'da değil şu anda. Türk futbolu baştan herkes sonra Aziz Yıldırım. Bir klip var bir izleyelim. Aa, zaten ben de bir dakika. Bir tek bir şey söyleyeyim öyle tamamla. Ben Aziz Yıldırım'la mücadele çok kora kora ederken sonra dedim ki kardeşim bir gün. Ben dedim Aziz Yıldırım'ı hegemonik güç olarak önemlidir Aziz Yıldırım'la mücadele. Türk futbolunun toparlanması için ama herkes biraz küçük Aziz Yıldırım oluyor Türkiye'de. Rasim. Bak, bir hemen bir şey söyleyeyim mi? Bak bir klip gelecek. Bir klip gelecek. Sicilyalı mafya avukatları gibi. Bir ne klip gelecek. Ne var? Bir çatışma Rasim, olmuş. Bir klip gelecek. Gecenin özeti bu olacak Rasim. Bir klip gelecek. Gecenin özeti bu olacak Rasim. Rasim bak bir klip geliyor. Gecenin Türk futbolunun özetini anlatayım mı sana bir kliple? Türk anlamaz ki. Anlatayım ister misiniz? Anlamaz. Türk futbolunun özetini bir kliple ister misiniz? Gelsin. Anlamaz. Fenerbahçe beraber dikkatli bir izleyin. Başkanlar konuşuyor. Teknik direktörler vallahi geçen sene öyle konuşuyor. Bu sene böyle konuşuyor. Başkanlar birbirleri arasında atışıyor. Sonra taraftarlar bize hedef gösteriyor. Bizim Ercan Saatçı'nın bu. Oralara buralara şikayet ediliyoruz. Biz tarafsızız. Biz tarafsız olmaya devam edeceğiz. Allah bu nefesi verdiği sürece de son nefese kadar da bu işi namusla, şerefle ve sadece tarafsız bir şekilde yapacağız. Kısacık bir reklam arası. 40 saniye. Bu Ercan Saatçı'nın mı diyeceksin? Ercan abi. Bu Ercan Saatçı'nın çok vitamin döneminde. 40 saniye. Kısacık bir reklam. Kardeşime de. Seyirciler devam ediyoruz. Biraz önce de söyledim yani klipten önce de. Bizi taraflı olarak göstermeye çalışanlar, hedef göstermeye çalışanlar herhalde bu klipten bir şeyler anlamıştır. Tarafsızız. Ne Aziz Yıldırım, ne İbrahim Hacı Osmanoğlu, hayır. Ne İlhan Cavcav, ne Duygun Yarsuat, ne Fikret Orman, ne Ersun Yanal. Hiçbirisi inanın. Hayır, hiçbirisiyle ne yakınlığım ne uzaktan dostluğum var. Hiçbir şey önemli değil benim için. Hepsi Türk futbolun kalkınması için elinden geri gayretisi yapan, ilkeli, etik davranan, birbirlerini kırmayan, toplumu germeyen, dün söylediklerini bugün yalamayan, bugün söylediklerini farklı söylemeyen çok değerli kardeşlerimizdir. Bütün günah keçisi biziz. Biziz doğru. Aşağılık olan. Biziz. Estağfurullah. Kesinlikle yani, kabul etmiyorum hocam. Tabiciğim. Yok ya ben kabul etmiyorum hocam. Ya. Biziz deme hocam ya. Türk futbolu hocam, oluşturan bak, şunu başkan, hocam, kulüp başkanları, idareciler o kadar ben beyefendi ki, tabii o kadar tabii etik ki, birbirlerine karşı o kadar şerefli, haysiyetli, namuslu davranıyorlar ki. Bir söyledikleri hep her zaman için paralellik arz ediyor. Hocam. Tek günah keçisi biziz. Aşağılık. Biziz. Hocam deme nifakçı. Öyle ya. Hocam biziz. Deme ben bunu kabul tamam etmem hocam normalde. Ya. Bizim aşağılık falan başka bizim şey hocam. Hocam. Başka anlıyorum, bir şey söylüyor. Anlıyorum. Bizim ben normalde şunu yapmamız lazım. Ben hocamın bu benzetmesini bile kabul etmiyorum bak, ya. Biz Türk futbolunda şike de olsa. Türk futbolunda birbirlerinin odalarını bassalar da. Türk futbolunda her türlü kerze yense de bize yakışan şey ne biliyor musunuz burada konuşan? 3-5-2, 4-4-2, 4-1-3-2, 4-2-3-1, 3-6-1, 0-11-1 gibi kanat bindirmeleri ve orta saha organizasyonlarını ihtiva eden taktiği konuşup arkasından da büyüklerimiz siz daha iyi bilirsiniz. Siz Türk futbolunun güzelliklerini bizden daha iyi yaşatırsınız. Bir de buna marka değeri gibi yalan bir kavram ekleriz. Küfür ne kadar kötü. Küfür mü? Terk et kardeşim. Terk et. Köpek taklidi yap kardeşim. Birbirimize basarım bas kardeşim. Biz burada 3-5'lik konuşalım kardeşim. Evet. Ya ne işimiz var bizim bu işlerle? Etik metik bu işlerle uğraşıyoruz ya. Ertem, mesela ben sana söylüyorum. Dün Kazakistan maçında takımın özellikle kanat bindirmeleri konusunda söyleyeceğin şeyler var mı senin? Çok şey var hocam. Şimdi çok iyiydi hocam. Bak ben kanat bindiriyorlar değil mi? Ya ben çok iyi organize olduk. Bindir ben Allah bindir. İnanılır gibi değil. Özellikle yani çapraz koşular değil mi? Burak ve Umut'un şey sağa sola çapraz koşuları. Orta mesela bloklar arasında çok güzel bir Kazak kalecisi var. Çoğaldık gittik geldik. Bir Kazak kalecisi 24 numara gelsin. Bir Kazak kalecisi var bana Yaşin'i hatırlattı. Eski yok hocam Dasaev. Ya böyle var ya. Uçan panter. Bak konuşacak çok şey 24 var. Numara gelsin. Çok 24 güzel numara. Klip yapmak için Türk futbolunun hali işte bom diyor ya gerisini rütük üstünden getiremiyoruz. Bom bilmem ne.
Hal bu. Ama sen rezalet. O, ama sen bu ortamdan bir tek Aziz Yıldırım'ı çekip istediğini söyle. Diğerlerine sessiz bak, şeytan oluyorsun. Türk dinsiz futbolunun şeytan. En güçlü adamı Aziz Yıldırım'dır. Onun için mi ona saldırıyorsun? O yüzden en güçlü en sorumludur. Yoksa dediğine ben katılıyorum. Aziz Yıldırım kime dua etsin biliyor musun? Beni konuşturma. Kumpas kurulduğu için ona dua etsin. Kumpas kuruldu. Aziz Yıldırım'ın yaptığı bu rezaletlerin çoğu ondan millet biraz da böyle ya görmezden geliyor ya bir şey. O kumpas çıktığı için Pennsylvania'ya dua etsin kendisi. Türk futbolunu yapmıştır ama öyle bir kumpas kurulduğu için. Türk futbolunu hakime çevirdiniz diye o Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav. Türk futbolunu İmam Hatip'e çevirdiniz dedi. Gençler Birliği futbolcularına, $25,000 para cezası vereceğini söyledi. Bundan sonra sakal bırakanlara. Bugün özür dilemiş Sayın İlhan Cavcav. İmam Hatip konusunda İmam Hatiplerin gönüllerini bir hayli kırdı Sayın Başkan. İlhan abi maksadını bir hayli açtı. Sakallı maça çıkana 25 bin TL ceza. Bu dünyanın neresinde görülmüş? Ben sakallarımı kesmiştim. Abi. Yemin ediyorum sakal bırakmayacaktım ama Sayın İlhan Cavcav'a inat tekrar sakal bırakmaya karar verdim. Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek ya? Abi İmam Hatip ne? İlhan abi haklı. Nerede haklı? Hayda. Tabii ki ironi yapıyorum. İroni yapıyor hocam. Şimdi ya. Aklı sıra. Aklı sıra. Sakalla direkt şer'i akımları bir araya sokup sakala karşı olduğunu soruyor İlhan abi. Sen Gençler Birliği Spor Kulübü'nü yaklaşık 15-20 yıldır huzur evine çevirdin. Hayır o diyor ya sakalla ya Türk futbolunun imam hatibi burası diyor. Ya İlhan abi yaşın ya 90 ya 95. Allah gecinden versin. Beyin melekeleri ama şunu söyleyeyim bugün 65'i falan geçtiğinizde tapuda bir evi satarken psikiyatri raporu ister idare sizden. Doğru. Tapu dairesi. Ben yıllarca bu doktor olarak bu işleri çok bilirim. Yani tamam. 65 yaşında bir kadın evi başka bir kadına satarsa çocukları sıkıntıya bir psikiyatriden rapor isterler. Beyin melekelerini. Evet, şimdi her 65'e geçmiş insanın beyin melekeleri. İlhan abi öyle bir suçlama asla yapmam ama şu var. Ya bırak sakalla şununla bununla uğraşacağına ya. Ya Gençler Birliği'ni huzur evine çevirdin. Yapma bunları. Bak bu söylemler ne kadar tehlikeli söylemler. Bunu Duygun Yarsuvat da yap. Hocam bir şey söyleyeyim sana. İlhan sakalı abi, değil. İlhan abi. He. Bak ben sana söyleyeyim. Bizim futbolcumuzdan beri başkandır. Ben çocukken İlhan abi İlhan abiydi ya. Aynı ikinci viteste gidiyorsun İlhan abi. Var kasanda 50-60 trilyon paran. Ya kur bir tane şampiyonla oynayacak bir takım. Yani bırak sakalı makalı. Kur bir tane şampiyonla oynayacak aslan gibi bir takım kur. Aslan gibi bir takım ben de başka hep bir şey aynı. Ortada oynayalım, düşmeme oynayalım. Ben de futbol federasyonu başkanı olsam saçlarını boyayan kulüp başkanlarına 25'er bin lira ceza. İlhan abi suçlamıyor. Hayır yanlış anladınız. Ben, yapma hocam adam bir cırdı. Bir dakika. Ben beni tutucu görün. Beni muhafazakar görün. Ben bir erkeğin kulağına küpe takması. Hocam o zaman peruk takması vesaire hele. Saçını boyamasına karşıyım. Bir gün futbol federasyonu başkanı olursam saçını boyayan kulüp başkanlarına 25'er bin lira ceza teknik vereceğim. Teknik direktörlere? Yok kulüp başkanlarına. 25'er bin lira ceza yazsın. Ya inanmıyorum ya. Hocam ben bu konuyu değiştiriyorum. Gençler Birliği huzur evi yaptın hocam ya. Gençler Birliği'ni huzur evi yaptın hocam. Gençler Birliği huzur evi. Ya bırak İmam Hatiplilerin gönüllerini kırmıştır, kalplerini kırmıştır. Ya bunu nasıl? Bugün özür diledi ama. İmam Hatip'le sakalın ne alakası var kardeşim? Aynen öyle doğru. Her sakal İmam Hatip'liymiş. Hocam dünyaca ünlü sakallar var. Onlar da İmam Hatip'li. Bir gelsin ekrana arkadaşlar. Niye getirmiyorsunuz onları ekrana? Bana sakal benim söylemem lazım arkadaşlar. Ertem. Bana sakal yakışsa vallahi sakal bırakırım. Yakışır mı? Ya bırakırım. Şimdi mesela sen de fena değil. Sinan sana yakışır mı? Bana yakışmaz hocam. He? Bak mesela. Ben saçlarımı boyuyorum mu Türkiye? Abel Çavyar İmam Hatipli mi hocam? Kim? Bilemezsin belki de Portekiz. Andrea Pirlo İmam Hatipli mi? Evet, Eyüp İmam Hatipli. Hayır abi Katolik Lisesi'nde. Benzema Fransız İmam Hatipli sesinde. Cibril Siste Fransa'da Paris İmam Hatipli sesinde. James Marden. New York'tan mı? Savcı sayan. Melbourne. Savcı sayan nereden? Arsenal'dan mı? Londra'dan mı? Tim Howard. Tottenham veya Liverpool İmam Hatip Lisesi'nden mi? Sayın Başkan ne diyorsunuz Liverpool, Allah aşkına? Liverpool Anadolu ya. İmam Hatip Lisesi. Ertem o da hatasını anlamıştır ya. Ya hatamadan yani. İnsanların kılığına, kıyafetine, saçına, sakalına İlhan Cavcav. Karışamazsın. Ertem, İlhan Cavcav gerçek zihniyetini ortaya koydu. Sonradan ortama uymak için toparladı. Türkiye böyle şeyleri kaldırabiliyor mu? İlhan Cavcav bak İlhan Cavcav. Allah huzur ömür versin. Gençler Birliği'nin başında az kaldı kanaatindeyim. 2080'e kadar yolu var.
Ama ya Ertan Bey ezgi Rasim sana bir şey söyleyeyim. Türkiye kaçtan beri ya, Gezi'den bu yana Gezi'den bu yana tek bir şeyde birleşti. Ya o da sakal konusunda biliyor musun? İnanacağım çok. Bak yemin ediyorum ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben benim başkan bu genç. Abi bak bir şey söyleyeyim. Abi, ya 85 ya 90 Allah gecinden söylediği versin. Sözler de mesela Olcay, Bilic, Volkan Demirel. Yani bu futbolcular da bilinçlerden yani. Biliyor musun? Zagreb İmam Hatip Lisesi. Hayır. Şimdi sıkıntı şu. İlhan abi zihniyetini söylüyor. İlhan abi bunu şov yapıyorsa hoş değil. Eski çünkü ama ne oluyor? Eski bir zümreyi rencide ediyorsun. Bak şeyde rencide etmezsin. 500 bin lirayla antrenörlük okulu açacağım. Herkese de burada kimseyi fazla rencide ama buradan rencide edersin. Şey ben de hayır. İlan ediyorum İlhan abi. Federasyon başkanı olduğumda saçlarını boyayan o 5 numaralar var ya kolesterol 5 bilmem ne. Hani az kahverengi koyu kestane. Ha böyle dibine hani dibine veriyor. Benim bir hakem arkadaşım evet. Zamanında çok boyatırdı da. Ben de boyatmayı düşünüyorum. Boyatayım mı Ertem? Boyatma hocam. Böyle hocam, kahverengi Kadir bir boyattım. Kadir Baba'yı sever misin? Çıktı. Hangi Kadir Baba? Kadir Baba'yı sever misin? Kadir'in adını sever misin? Kadir dayı diyelim biz. Kadir abi ellerinden öpüyorum. Programımızı en çok seyredenlerden. Çok yaşlı duruma getiriyor. Kadir abi ne? 56-57 yaşında. Hocam saygıdan. Yok, saygıdan. Yaşından dolayı değil. Saygıdan. Kadir abiyle ilgili bizim programımızın en çok müdavimlerinden birisi. Geçtiğimiz günlerde karşılaştık. Programınızı beğenerek izliyorum dedi. Sağ olsun. Herkese de çok selamı var. Milli takımı da dün destekleyenler arasındaydı. O da koyu bir geçici ve şu zor süreçte elini taşın altına koyan akil insanlar topluluğundaydı. Çok önemli bir göreve soyundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadir Baba ya bir soru sorabilir miyim? Bir şeyden sorabilir miyim? Acaba Kadir abi, numara hazır olsun. Sevgili Kadir İnanır, ünlü sanatçı Aziz Basmacı ile filminiz var mı? Ya 41 numara gelsin bakalım böyle gelsin. 41 numara gelsin biz. Biz yine bakıyorum. 41 numara bir gelsin. Bir saate kadar kapanacak burası. Ekmekle oynamak var mı Kadir ağa? Gelsin lan. Bizim sizinle hiçbir alacağımız vereceğimiz yok. Bırak bu davayı. Bak ağa diyoruz sana. Bir saate kadar tekrar geleceğim. Eğer kapıyı kilitli bulmasam duman ederim. Yürü İsmail abi. Seninle görüşeceğim. Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar. Çık yukarı. Burada görüşeceğim. Neymiş ki ayağın edeceğin dava? Başlar konuşurken ayaklar çekilirler ağa. Ne zamandan beri baş oldun delikanlı? Ayak bastı parası. Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama araç istiyorsam kafanı kırarım senin. Evet araç istiyorum ulan. Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için. İsyankar olduğumuz için. Tanrım, ya bana vicdan vermeseydin, ya da böyle bir kardeş yaratmasaydın. Parklara pazar kurulur. Körpecikten alır, büyütürsünüz. Sonra da rezil edersiniz ha. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük jönü. Bundan sonra da belki de daha belki değil gelmeyecek. Şimdi sizin Kadir'e selamlarımızı gönderelim. Şu anda bu Kıvançlar, Emircalılar, Kenanlar falan var. 39 numara gelsin. Allah yine topla. Kadir İnanır'ın sol burun deliği etmez. Şarat olarak. Şarat olarak tabii. Aynen öyle. Bir tek sorum ama Kadir abime o soruyu soracağım. Aziz Basmacı ile beraber Kenan İnzelioğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Necati Şaşmaz. Geç bunları. Bir 10 tane daha getir. Nasıl? Aa, hocam, 10 tane getir bir de Kadir Bey'in sol vücudunun sol tarafını getir. O kadar. Hocam. Sol kolunu falan getir kafi. Aziz Basmacı. Hocam ben şey de güzel ya. Kim? Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar yok mu Kurtlar var, Vadisi? Var. Birazdan o da gelecek. Gelecek 40 numara tek filmi var. Rasim sen. Kadir abi. Hocam şimdi Kadir İnanır tabii büyük aktör. Yani döneminde tabii Cüneyt Arkı falan da büyük aktördü ama Kadir İnanır en kalıcı olanı. Baktığınız zaman şimdi hepsi yaşıyor. Hepsi şey bir Tarık Akan çıldırdı.
Onun dışında yani baktığınız zaman Kadir İnanır, ki ben şunu da söylüyorum. Zamanında ben Kadir İnanır'la bir sebepten böyle tartışmıştım da. Nasıl bir cesaret var sende ya? Sen kim oluyorsun? Nasıl bir cesaret var? Karıştırmayın. Çünkü ben Kadir İnanır'ı çok seviyorum. Kadir abi bunu bir pataklamadın mı Allah aşkına? Ya kolay değil ama bak. Ne kolay değil tam ya. Niye pataklasın Asim? Kadir İnanır benim babamın içinde. Bir sebeple şimdi geri girmek istemiyorum da ağır konuştum. O da ağır konuştu. Daldık. Ama Kadir İnanır'dan ben özür diliyorum. Son 4 senede, son 3 40 numara arkadaşlar. Yaptığı, biliyor musun? Her toplantıya gitti biliyor musun? Bak, bir de Hülya Koç'u gitti. Hülya Koç'u gitti. Hülya çok büyük aktif. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın Kadir İnanır'a nasıl vefa borcu var söyleyeyim mi? Nereden bundan yıllar önce. Kadir İnanır Fenerbahçe'li değil. Bir oyla Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu seçimde. Doğru, sevgili Kadir İnanır abimiz 5'e 3 dakika kala. Yani kutuların, sandıkların kapanmasına 2-3 dakika kala geldi ve oy kullandı Kadir İnanır. Bak ben tarih diyorum kafamda. Aziz Bey'e attı. Efendim? Aziz Bey'e mi attı? Aziz Bey'e attı ve Aziz Bey tabii ki bir oy farkla. Yani Kadir İnanır o gün 98'de. Büyük sanatçı. Trafikte 10 dakika oyalansa, sandık kapansa veya o gün hasta olsa. Öyle derler. Değil mi? Hep öyle derler. Ama 5'e 3 kala geldi. He? 5'e 3 kala bak hayattadır. Hocam dinliyorsa da söyle. Aziz Yıldırım oyu verdi. Biliyorum Aziz Başkan'a verdiğini. Vermiştir. Kadir İnanır'ın bir de böyle bir spor diktatörü vardır. Rahmetli Erdoğan Arıcan'ın dayısıdır. Hocam Kara Gözlü filminde beraber oynamışlar. Kadir İnanır ve Aziz Basmacı. Oynadılar değil mi? Evet hocam. Kara Aziz Basmacı'nın fotoğrafı var mı arkadaşlar? Kara Gözlü. Hayır ama. Hocam Kara Gözlü. Yani bu kadar söylendiyse. Kara Gözlü. Onun yeğeni Levent Ertem. Şahane. Arkadaşımdır. Bakın. Yalnız Ertem. Hocam Ali Şen de oynamış. Şahane iş yaptın şimdi. Ali Şen. Ortamı yumuşatmak için. Aynen öyle. Çok güzel. Gergin bir iki gün program yaptı. Bir dakika ya. Ama Aziz Basmacı hadi be güzel şeyler diye bunlar. Hocam, Türk sinemasında önemli bir şahsiyet. Hocam, hocam tamam da. Nereye hocam, hocam yapmayın bakın. Bak hocam Aziz Başbacı falan filan demeyin. Bir dakika Kara Gözlü filmi. Mesela Sinan. Sen de 80 yaşına gelsen Vahiy Öz'e benzersin. Tanır mısın Vahiy Öz'ü? Hocam Vahiy Öz'ü yapayım. Abi niye bir insanın sanatçıya benzemesi insanın içine? Hocam sen ama başka bir şey benzesin. Hocam sen başka bir çağrışım. Hocam sen başka bir çağrışım yapıyorsun. Sen İroni yapıyorsun, çakıyorsun sen. Ha bak hayır orada şu var. Ya. Aziz Basmacı. Aziz Basmacı. Sen şu Kadir abinin bir daha versin o sana. Aziz Basmacı ekranda. Ertem ver de bir şey söyleyeceğim. Bir daha ver Ahmet. Kadir abi bir daha ver sen şey, ya. Bir dakika ben bir anlatayım. Kara Gözlü filmi bir anlatayım. Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın ilk oynadığı film. Yıl 1970. Ayda. Müjdat Gezen var. Şener Şen'in ağabey. Babası Ali Şen de var. Aziz Basmacı da var. Hemen bak Kadir abi bir daha versene. Ya, bir şey versene. Abi bir dakika. Yılmaz Vural'la da Kadir İnanır'ın filmi var. Yalnız Yılmaz bir şey söyleyeyim. Ya Kadir. Ahmet hocama temin dedim ya o belli değil falan dedim ama hakikaten öyleymiş. Versene sen Kadir abi bir daha versene dayı. Kadir abi. Kadir İnanır adam gibi adam olduğunu ispatlamıştı. Dur. Dayımı bir daha versene sen dayı. Ya bir dur ne olur. Şevket dayım abi. Şevket Yılmaz var eski Fenerbahçeli yönetici abimiz. Kadir İnanır'a oy kullandırmış. Tamam 5'e 3 kala. Şimdi Kadir İnanır. O karelerini tekrar verelim. O unutulmayan efsane film görüntülerini bir kez daha ekrana getirelim. Sonra da Kutlar Vadisi'ne gideceğiz. Abdülkerim Hoca ile Aziz Basmacı evet. İstiyorum. Aziz Basmacı'ya gelelim. Şu demiş oldaki abi. Aziz Basmacı ya. Bir saate kadar kapanacak burası. Ekmekle oynamak var mı Kadir ağa? Gelsin lan. Bizim sizinle hiçbir alacağımız vereceğimiz yok. Bırak bu davayı. Bak ağa diyoruz sana. Bir saate kadar tekrar geleceğim. Eğer kapıyı kilitli bulmasam duman ederim. Yürü İsmail abi. Seninle görüşeceğim. Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar. Çık yukarı. Burada görüşeceğim. Neymiş ki ayağın edeceğin dava? Başlar konuşurken... Ayaklar çekilirler ağa. Ne zamandan beri baş oldun delikanlı? Ayak bastı parası. Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin. Evet aracı istiyorum ulan. Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenli uyuz.
Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kadir Baba'ya diyelim. Şimdi çok selamlar. Ben ne yapıyorum biliyor musun mesela? Şu an her pazartesi benim fikstir bu biliyorsunuz. Tabii. Anlatmama gerek var mı? Dizicindir sen, dizici. Karadayı. Giderim şimdi eve. Eve gideceğiz. Kaydetmişimdir Karadayı. Saat 5'e kadar Karadayı'yı seyrederim. Güzel bir rahatlarım kafaya Karadayı seyrederim. İzleyeceğim sabaha kadar. Tabii. Hiç pazartesi. Sektirmem bırakmam. Muhteşem dizisi. Vallahi sen. Bir de Kertenkele var biliyor musun? Kertenkele çok güzel. Kertenkele başladım ona da bakalım. İmam var. Bak dur. Benim adım Gültepe vardı mesela. Evet. Benim adım Gültepe'yi kaldırmışlar. Çok üzüldüm. Şimdi bir de şeyi de beğeniyorum. Bak eski futbolcu o. Timuçin Esen'in ne o? Timuçin futbolcu mu ya? Gönül İşleri diye. Gönül eski işleri. Futbolcu oynuyor. Ha. O da pazar şey akşamı. Dün akşamıydı. Onu da seyrediyorum. Eski futbolcu bu... o da çok güzel. Bayılıyorum o çocuğa da. Hafta içinde. Timuçin Esen evet. Hafta içinde Beyaz TV'de şu anda moderatörden hemen sonra Erkan abiden hemen sonra Erkan Tan'dan hemen sonra Kurtlar Vadisi var. 2 saat boyunca. Ya, daha iyi. O Kurtlar Vadisi'nin o bölümleri çok özledim. O bölümleri bir ekrana getirdim. O bölümleri çok özledim. Gültepe. Gültepe evet. Kardeşim İstanbul'da bir tane Gültepe vardır. Şey Türkiye'de bir tane Gültepe vardır. İstanbul'da İstanbul'da İzmir falan değildir. İzmir'de Gültepe var. Ben sana bak bu dizi ondan kalktı zaten. İzmir'de çekildiği için kalktı bu dizi. Şimdi neden bunları konuştuğumuzu da anlatacağım. Bir bekleyin sürpriz. Futboldan neden acaba sizce buralara geldik? Cevabı biraz sonra. Ahmet Hoca ile Sinan abi verecek. Bir alalım başa. Kurtlar Vadisi'ni özleyenler vardır. Evet. Bu bölümlerini hafta içerisinde Beyaz TV'de 18'de 20 arasında sevgili seyirciler. Bu bölümlerini bir ekrana getirelim. İlk değil mi o? Çakırların olduğu dönem. Evet. Evet. Polat. Polat mı? Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Sen kimsin lan meydan okuyorsun? Kardeşin de böyle söylemişti. Rahmetli. Kim lan bu Polat Alemdar? Polat Alemdar kim lan? Polat. Polat kim Allah aşkına? Cevabını bilmediğin soruları sorma Necmi. Çakır'ın yanındaki adamı araştır. Şevko'mu mu? Hı hı. Polat Alemdar'ın Şevko'yu öldürmeye gittiğini haber ver. Polat Alemdar lan bu. Selamünaleyküm. Öyle kanlı adamsın. Ama ilk kanı siz döktünüz. Biz kanla beslenmeyiz. Zülük değiliz. İtaatsiz değil mi raconunu biz koymadık. Ama biz uygulayız. Büyüklerinize böyleyim. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olmaz. Söyleyeyim hoca. Türk futbolunda Polat Alemdar'ı Ahmet Çakar. Estağfurullah. Işte. Ahmet Çakar abi. Adamı kafa doğrayan illegal bir adam haline getirdin ben ya. Ne alakam var benim? Alakası yok. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Polat Alemdar işte ya. İllegal karakter. Ne alakası var? Ben kafamı doğramam lazım. Kafa değişik. Bir dakika. O da kafa koparıyor. Değişik versiyon. Sana da söyleyeyim birazdan. Sana takayım mı? Sana da birazdan bir şey takayım. Sinancığım şunu söyleyeyim ya. Buyur hocam. Futbol konuşuyoruz. Sizin gibi herifler Türk futbolunun içine dinamit koyuyor diyorlar. Hadi futbolu kestik. Şimdi böyle mabezecek. Konuşuyoruz. Diyorlar ki siz nasıl futbol programısınız? Şimdi şunu söyleyeyim. Gülerler biz ne istersek bak. Onu konuşuruz. Çünkü Türk futbolu Kurtlar Vadisi'nde. Yalnız ben sana söyleyeyim. Bu Kurtlar Vadisi futbolu, çok güzel hocam. Tabii güzel. Bak, evet. Bu dönem eski daha güzel. İlk. Şimdikisi ben bak ya seyretmiyorum. Ben bu dönemi seyrediyordum. Bakın söyleyeyim. Türkiye'de hayat duruyordu bu dizi başlayınca. Kurtlar Vadisi'ndeki o baronlar var ya. Azıcık düşüneyim konuyu, senaryoyu hatırlayayım. Türk futbolundaki önemli figürleri orayı birebir eşlerim. Yazacaktın zaten. Nemati'yi ödegir yaparım. Onu bunu yaparım. Bunu yaparım. Haftaya pazartesi bunu yapsana hocam. Abdüle'ye bak Abdüle'ye. Bak bir gün gelip de Kurtlar Vadisi'nin Türk futbolundaki versiyonunu yazsam son 40 senede. Hayda. O kitap çıkmaz. Hocam çıkart ya. O kitap çıkmaz. O kitabın senaryosu aklımda biliyor musun? Evet. Sinan'da koyacaksın tabii o kitapta. Sinan'da var. Oo. 66. sayfadan 102'ye kadar olursun. 66'dan 102'ye. Evet. Peki. Görüyor musun? Babayı nasıl bak. Ahmet Hoca'yı gördün mü Ahmet Hoca'yı? Ahmet Hoca bombayı koydu. Bombayı patlattı dün de bugün koydu gitti. Peki size hemen bir görüntü getireceğim. Hata yapıyoruz. Ve hala Kazakistan maçında santrforlarımızın çapraz koşularının dizilerden çıkalım mı bir? 36 numarayı bir ekrana getirelim. 36 numara.
Müthiş bir kavga ekranlarınıza getireceğim sevgili seyirciler. Müthiş bir kavga. Hayda. İki kangurunun kavgasını hiç gördün mü Sinan abi? Futbolun işte ortamı bu. Bak iki tane kanguru. Müziğin sesini versene Ahmetciğim alttan. Tekme atıyor. Bak bak. Bak nasıl güzel kavga ediyorlar bak. Alın size Türk futbolu. Ne konuşacağız? Neyi konuşacağız? Konuşacak neyi var? Herkes birbirine saldırıyor. Herkes birbiriyle kavga ediyor. O onunla konuşmuyor, o onunla konuşmuyor, o ona saldırıyor, o ona saldırıyor. Allah rızası için size bir şey söyleyeyim. Spor programları, spor medyası. Ben Allah rızası gazeteciler dayak yiyor. Öbür taraftan başkanlar birbirlerine laf atıyor. Rezalet. Bir başkan çıkıyor diyor ki sen konuşma, kanalında cevap ver. Öbürü diyor ki o bastıysa ben de basarım. Öbürü bir yerlere şikayet ediyor. Onu çekme, bunu çekme. Öbürleri bir yerlere şikayet ediyor. Öbürü diyor ki ben öyle bir şey yapmadım. Birisi çıkıyor. Sonra mahkemeye veriyor. Alın size Türk futbolu işte. Türk futbolu konuşalım, bunu konuşalım. Ben bu iki futbolun konuşulacak nesi kalmış Türk buyurun. Futbolu, bu. Onlar bile birbirleriyle daha güzel kavga ediyorlar. Ben bu bakın iki kanguruyu şiddetle kınıyorum bu iki kanguruyu. Şiddet eylemi yapıyorlar. Niye? Şiddetle kınıyorum bu kanguruları. Neden? Kavga ediyorlar şiddet. Şu Aziz Basmacı resmini bir daha koysana. Hocam. Aziz Basmacı. Çok istiyorum. Kanguruları çok şey sever misin? Ben kangurularla münasebetim oldu. Estağfurullah ya. Hocam yanlış anlar. Buna bir açıklama gidiyor. Hocam bir dakika bir dakika. Hocam ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Hocam bir daha sorayım mı soruyor? Bir saniye. Hocam kangurularla münasebet yok. Kanguruları kim oldu? Hocam kanguruları tanır mısın? Anlatacağım abi. Dinleyeceğim. Kanguruların münasebetim oldu dedi ya. Toplumun sizler de birer uzantısı olduğu için münasebet kelimesi her zaman için bel altı ve cinsellik içerikli. Bravo yani. Hocam ben hocamdan yanayım. Münasebet demek kontak demek. Baban ya. Şimdi şu var. Avustralya'dayım. Dünya Gençler Finali U20. Sydney'de ben dediler ki seni hayvanat bahçesine götüreceğiz. Ne var hayvanat bahçesine? Yok götürüyorlar hocam. Ay, Avustralya'da hayvanat bahçesi. Gezdirecekler. Bir tane Avustralya'da kanguru var ya. Ben kanguruyu böyle sevimli mevimli bir hayvan zannederdim. Ulan kanguruyu bir gördüm. Canavar. Dünya çirkini. Fareden bozma. Kaşeklik fare. Zayıf diyet yapmış fareye benziyor. Daha çok daha büyük. Haklı. 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 Tuhaf bir hayvan. Pis pis bakıyor bana. Ertem'le ben gibi. Şimdi Ertem bak bana kanguru gibi. Hocam şimdi ben kanguru görmedim. Kanguru nasıl bakıyor biliyor musun? Şimdi ben kanguruya bakıyorum. Temkinliyim. Benden evet. Biraz kısa. Ben 1.80 olduğuma göre. Kanguru da 1.50, 1.60, 1.40 falan öyle büyükse. Şimdi kanguru bir bana bakıyor. Yönüne bakıyor. Bir bana bakıyor. Uylanmadın mı? 2 metre yokum. Koruma polis var yanında kadın. Beni koruyor orada hesapta bir şey olmasın falan. Ama kadın çok ilginç. Dev gibi de bir şey. Dedi ki sana uyuz oldu ki açıl. Ne yapardı? Yumruk atar dedi. Bunlar var ya boksör gibi. Sinirlendi yumruğu atar. Baba bak hoca bak. Tabii. Kanguru dünyanın en çirkin. Çok sevimli değil mi? Yavrusunu taşıyor falan. Taşısın da. Anormal. Bakışları falan çok tehlikeli. Evet. 37 bir gelsin hocam. Şunu gördünüz mü Sinan abi? 37 numara. Hangisi canım? Kaplanlar, aslanlar. Belgesel. File saldırıyorlar hocam. 14 tane yavru file, 14 tane Ahmet aslan. Ahmet hocayı da ben file benzetiyorum şu ben an. Ben fil olmam. Fil sensin. O yok. Ben ne? Ben abi fil ot ya. Bak. Ama bak, fili yıkamıyor hocam. Şu an hocaya, Allah Allah. Şu an hocaya bir saldırı var. Ama hoca böyle yapıyor. Abi yönemsemiyor bak aslanlar. Ama aslanlar bak beys arkadan ısırıyor hocayı. Birisi önden saldırıyor hocaya. Şu an hoca o. Ve arkasındakiler de fil. Şu an sosyal medyadaki arkadaşlar. Saldırganlar. Arkadaşlar saldırganlar. Bakın hocaya birisi üstüne gitmiş hoca böyle bir hikayesiniz. Hoca devam ediyor yoluna doğru. Yavru hoca ki gidiyor dereye doğru gidiyor hoca. Adam biziniz diyor. Adam biziniz diyor. Ben sana söyleyeyim. Ya hocam, bir şey söyleyeyim mesela burası bir Serengeti. Hakikaten sen hocam Rasim, bu nasıl sırtlana benziyorsun biliyor musun? Onu daha evvel söyledin sonra toparladın ya. Hayır toparlamıyorum arkasındayım dediğim. Hayda. Tip olarak değil canım. Hocam en sevdiğin hayvan hangi hayvan? Abi ben köpeğimi severim. He? Ben köpeğimi severim. Köpek seviyorum. Dünyanın en şerefli hayvanı sadıktır. Köpek sadıktır. Sadıktır tabii. Ya bizim Seyit Ateş'in kurt köpeği vardı parçaladı hocam. Hayır, ya. Işte, kendi köpeği ya. Hayır abi köpek sadıktır. Haberim yok bu ya. Haberim yok ben bu olayda. Abi canım kendi köpeği kurtu ya hocam ya parçaladı ya. Seyit Ateş'in kendisi mi? Abi kendi köpeği parçaladı ya geçen sene. Bak hocaya bak hocaya. Hoca bak hepsini attı hoca. Hepsini attı hoca. Görüyor musun bak gidiyor hoca. Hoca yine geldiler sana saldırıyor. Bak yine saldırıyorlar ne sana. Ne kadar dayanabilir yine geldi bak arkadan bir daha koydu yine gitti. Yürüyor devam ediyor hoca. Dayanamaz ya. Hoca sen bir fil Polat Alemdar'sın. Hayır. Fil tabii Polat Alemdar. Kardeşim fil saldırgan bir hayvan değildir. Ben saldırgan bir hayvanım. Fil et omur değildir, ot omurdur. Et omur bir hayvanım. Et yerim. Hocam sen niye hayvan
oluyorsun. Tövbe estağfurullah. Yani. Allah bir gün laf laf açtı onun için konuşma. Rasim Sırplan, fil sensin Sinan. Hocam ne alakası var? Söyleyeyim. Ben kimseye saldırmıyorum. Ben yumuşak i̇şte yani fil geçiriyorum. İşte fil kimseye saldırmıyor. Yumuşak ben. Kardeşim filin kimseye saldırdığını yumuşak, gördüm. Yumuşak. Ben yumuşak geçiriyorum İşte yani. Fil diyorum. Fil mi oluyor? Fil kimseye saldırır mı durup dururken? Burayı niye Serengeti'ye benzettin hocam? Çok Serengeti. Bak bir şey söyleyeyim sana? Yok hocam, bunun dayanışma var ya. Dünyanın en zor programı budur. Burası tam bir Serengeti gibidir. Herkesin farklı rolü vardır. Ben sana söyleyeyim mi? Serengeti tabii, burada bir denge hocam var. Hocam ama sen bu akşam filsin. O değilim. Hayır, bu akşam bak sana bir saldırı var. Ve bak bak, görüyor musun? Arkaya geçtiler saldırı. Bu akşam hocam Çakır abi. Çakır abi. Abicim şey ya. Ceylan. Ya o ya, çabuk ince böyle. Yok, ben o zaman Ceylan'ı sırtını yiyorum. Sen ama sırtlansın ha. Ceylan'ı yiyorum. O böyle abi. Lekeli lekeli var yüzleri belli Ceylan'ı belli. Ceylan'ı tak alıyorum yiyorum. Hocam yapma, bunlardan büyük sırtlanma ama var ya. Ama Ertem maymun olduğunu kabul et. Büyük organizatör. Ben maymun. Sana bir şey söyleyeyim hocam? Ara sıra sen. Hocam Ertem'e sıvacı diyerek özür diliyor musun? Hocam sen ara sıra rahatlamak için hakikaten Türk dizileri seyret biliyor musun? Hiç dizilerim. Hocam psikolojik olarak rahatlarsın. Benim psikolojik sorun ben. Psikolojik olarak sıkıldın mı? Testere serileri vardır. Testere 1, testere 2. Testere 3 onlar. Var mı onlar senin? Evde durur. Sıkıntı bir dizi. Testere 3'e takılayım. Çıkartırım testere 3. Başlar o penguen kılıklı herif. Böyle kafayı çevirir. Bugün işte bu kanallardan gider. Herif yine oradan lan kafa kopar. Testere hocam kafayı yemiş ya. Testere seyrediyor ya. Hocam niye? Allah'ım yarabbim. Sizin çok güzel hocam bak. Mesela salı günü Özcan Deniz'in dizisi var. Tebrik ediyorum. Güzel mi o? Testere abi. Bak şimdi bir havaya soktunuz. Testere 2'yi bu akşam çalışıyorum. Başlar. Hocam testere kaç? Herif böyle yatar. Beyin cerrahı gelir başında, böyle serum gider. Kafa ameliyatlı. O neydi o beyaz herifin adı? Böyle döner kafa. Hocam teyip hani ya. Böyle döner. Hocam ben testereyi seyretmedim. Kaç ben, serisi var? Benle beraber seyret, hiç korkmazsın. Testere. Kelle gidiyor mu hocam testere? Kelle mi? Sistemli gidiyor. Ben dönerli. Çatır, yedi. Çatır, çatır. Gidiyor, testere 1, testere 2, testere 3, testere 4, testere 5. Hocam sen de, sen de kelle koparmak. Hani mesela bir sahne vardı. Testere 4 galiba. Ben hiç seyretmedim. Herifin biri böyle morg gibi bir oda yatıyor, bağlanmış. Hocam ne? Bir sarkaç var. Sarkaç böyle. Sarkaç geliyor. Çağırır, çağırır. Hocam senin dediğin testere 5'miş. Ahmet söylüyor yönetmeni içeride. Sabık sabık filmler var ya. Rasim'i ben var ya. Rasim'i de köpek balığına benzetiyorum. Hayda. Hakikaten var Rasim. Köpek balığı var mı bizde, köpek balığı? Hocam köpek balığı var. Var mı burada? Üsküdar, şey, Üsküdar açıklarında bulmuş. Rasim'i de köpek balığına biraz benzetiyorum. Aa, bak bak. Evet. Üsküdar açıklarında. Hocam sen Boğaz'da her sabah denize giriyor musun? Doğru mu? Yok hiç. Boğaz'da her sabah denize giriyorum. Sinan abi sen mi giriyorsun? Anadolu'yu sen denize giriyorum. Sinan abi her sabah Boğaz'da denize giriyormuş. Bebek'te giriyorum. Bebek'te giriyorum. Burada arkadaşlarım var. Bebek'te denize giriyorum. Üsküdar açıklarında bak. Ertem bir şey söyleyeyim mi? Yok yok. Bak abi Ahmet Hoca'yı var ya, Ahmet Hoca'dan korktum ben. Buyur işte ya. Hocam eşim mesaj çekti. Tam Ahmet Hoca derken diyor, ben de seni Ceylan'a benzetiyordum diyor. Eşim de beni Ceylan'a benzetiyor. Bir dakika abi. Aa, gördün mü sen? Bravo tamam. Hocam. Bak bak Rasim'i, Rasim'i çekmişler. Var. Kenara çekmişler. Üsküdar açıklarında bulunmuş. Rasim'i kenara çekmişler. Üsküdar'da köpek balığı ne iş var ya? Hocam başka domuz şey var. Domuz. Domuz görülmüş. Domuz ama şeyde var. O bizim ağır ormanlarda. Karşıdan karşıya geçiyormuş. Bir dakika, sen domuzun nereye girdiğini biliyor musun? Denizde. Bebek de, ben biliyorum. Bir dakika dur. Bebek de geliyorlar ya. Bebek de geçen gün var ya, Mısır konsolosu. Onun yanındaki villa otoparktan denizden geliyor. Karadeniz'den geliyor, yürüyor biliyor musun Rasim? O değil, o değil. Bizim onu getirseniz ekrana. Ağaçlardan geliyor mu şeyle? Karadeniz'den geliyor yüzerek denizden ya. Denizden yüzerek. Bak bak, bak burada işte, burada. Ne o? Buyur işte. Karadeniz'den yüzerek domuzlar mı geliyor yani? Ne bu ya? İddia da. Tabii tabii. Camış bu. Camış domuzlar işte Sinan abi. Tabii. Bu camış bu ya. İşte diyorum ya, burada bak işte karşısı Karadeniz. Bak şey, Beykoz'un işte. Orası karşıdan Hayda. Geliyor. Buradan bebeğe doğru geliyor. Çok güzel iştir biliyorsunuz bu. Ben sana söyleyeyim mi hocam? Bu tabii çarpık yapılaşmanın eseridir. Ormanları gebertirsen hayvan iner suya. Hayır hayır, ondan işte zaten. O şey olunca oradaki ağaçların şeyinden falan domuzlar iniyor. Hayvanlar alemini iyi biliyorsun. Evet şimdi soruyorsunuz. Tebrik ederim. Futbolla ne alakası var? Yeter abi ya. Allah'la alakası var. Biz havayı değiştirdik. Türk futbolunun durumu... Gergin ortam, yumuşattık. Türk futbolunun durumu bundan farksız mı? Siz bunu istiyorsunuz, biz de bunu yayınlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kavga verdiğimiz zaman suçlu, biz oluyoruz. Dün kavga ediyorlar, biz suçluyuz. Yöneticiler birbirlerine sallıyor, biz suçluyuz. Şikayet ediyorlar. Odalar basılıyor, Aziz Basmacı suçlu. Aziz Basmacı. Basmacı, Basmacı. Hayır, şikayet ediliyoruz. Nereye? Bir yerlere. Ha anladım. Ha, eski bir olay diyorsun. Afşin çikitane vaziyetleri. Ama istediğiniz kadar edebilirsiniz. Sinyor Terim. Ya sinyor Terim falan terim değil ya. Sinyor Terim. Başka bir sinyor var şimdi. Sinyor Terim değil. Şimdi başka bir sinyor çıktı orada. Sinyor Terim değil. O da mı değil bir yerlere ama sevgili hocam. İsterse sevgili hocam beni seyrediyorsun şu anda. Elinden geleni ardına koyma. Yapma böyle geri. Ya dur be Ertuğum ya. Yapma öyle şeyleri. Ya gerek yok ya. Bütün bunlara rağmen. Ersun mu? Ooo baddeni bilsin Ersun. Ersun mu? Ersun mu? Ben gerek yok ya. Yapmayın ya. Ben isim vermedim. Bak isterse bu programı Barack Obama'yı Beyaz Saray arasınlar. Bu programı
programı kimse zaten tanımıyorlar işte. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımadıkları için kimi ararlarsa arasınlar. Zaten. Rasim. Arkadaş ne gerek var adam bu muhabbetlere? Beyler gelmeyin. Ya, gerek var şimdi. Geçelim. Hocam ne istiyorsunuz? He bir de evet. Testere. Kastamonu'da. Testere mi? Evet gelsin bakalım Kastamonu. He. 34 numara Kastamonu'da. İki senem geçti. Hayır. Iki, tabii iki sene doktorluk yaptı. Yaptım. Kastamonu'da iki ayı birbiriyle kavga ediyor. Hayda. Niye kana getirelim? Kastamonu kırsalım bu. Evet. Nerede? Hocam ben işte, ayıları çok severim biliyor musun? İşte bak. Vallahi çok severim. Bak bir de bu hocam. En korkunç. Bir dakika dur hoca şimdikinde kapatacağım. En heybetli en asil hocam, ayı. Bak, dur şimdi. Karar ver kardeşim ayı mıyım fil miyim neyim karar ver kardeşim. Bak. Sen de hocam insan evladısın. Bak. Evlat olduğun konusunda bir şüphelerim var. Yok hocam vallahi. Kendine haksızlık etme. Yok zaman biz de böyle bazen. Bak görüyorum. Ya bundan sonra film şeyimize programda ayılar mayılar bunları belgesel koyalım. Sana bir şey değil mi? 3-5-2, 4-4-2, 4-1-3-2'yi konuşalım. Allah yapalım. Kanat kombinasyonlarında şey konuşsun Rasim. Bu kim ya? şey. Orta saha defans bütünleşmesi. Onları konuş. Ben sana söyleyeyim bak yoruldular. Bunlar bak, kim yoruldular, ya? Bak ayılar yoruldu. Sondaki ayı daha vahşi. Yoruldu hocam tamam, ayılar yoruldu. Bakın koyu. Ben sana bak hocam bak bu ayı. Ben sana söyleyeyim bak bu ha. Ayı bak bekliyor birisi tuzak kurmuş. Nereden ötekine. Biliyorsun? O ayı bak şimdi dinliyor bak kolluyor. Öteki yoruldu kaçıyor. Tamam mı? O yoruldu kaçıyor. Sen de ayıcılıkla başlıyor. Bak gidiyor bak. Bak korktu o. Oradan gidiyor. Bak şimdi ayıya gidiyor. Bir dakika ya. Şu anda yaşı 45-50'nin üzerindeki söyleyeyim mi? Eskiden İstanbul sokaklarında ayı oynatırlardı bilir misin? Bilmez mi hocam? Apo hatırlar mısın? 35 diye hocam. 35 diye. Amanda derlerdi hocam. Amanda nasıl yedir? Nasıl bayılırdı? Nasıl bayılırdı? Havardı ya. Müjdat Gezen yapardı onu çok. Bak gördün mü? Bak öteki ayı kaçtı hocam. Sen bu işleri iyi biliyorsun Sinan. Aa ben hocam ayı uzmanıyım ben. Ama hamamda oynatırlar ne derlerdi? Hamamda ayıları çok terbiye etmişimdir. Kadınlar hamamda nasıl bayılır derdi. Ben ayı terbiyecisiyim derdi. Ben ayı terbiyeciliği yaparım. Ahmet Dursun'a... bak gördün mü kaçtı acıma. Bak hocam görüyor musun nasıl oluyor? Abi ne alakası var? Şimdi Kazakistan maçını yorumlayacağına şunu yorumla abi. Şahane çocuklara bak aslan gibi bak. Aferin ayılar. Güzel bak. Aferin size. Hayır şey istemiyorlar ha. Hadi. Hiç konuşmayın futbol konuşmayın. Hocam işte dediğim tabii. Gibi en ya. En güzeli bu. En ayıcıları bu. Konuşalım. Güzel. Ama bana kızıyorlar niye futbol konuşmuyorsunuz? Ne yapalım bir karar. Hocam sana zaman, bir şey söyleyeyim mi? Konuştuğumuz zaman da aynısı ama niye futbol konuşmuyorsunuz? Ertem. Karadayı çok heyecanlı aynısı. Yerinde kaldı. Karadayı. Hakime Hanım ülkeyi bak şehri terk ediyor. Senin jönün kim? Şimdiki jönün. Polat Alemdar mı? Karadayı. Karadayı mı? Yoksa. Hakime Hanım şehri terk ediyor. Terk ediyor. Efendim? Üçünden hangisi? Kurt Seyit bitiyor haftaya final yapıyor. Geçen sen beni aradın ya heyecanlı yerde. Evet en heyecanlı. Final yapıyor. Kurt Seyit haftaya final 39. Yapıyor. 39. Kurt Seyit. Şimdi hepsinin oyunculukları beğeniyor. Neşim bunları beğeniyor. Kadir dayı ayırıyorum ayrı. Kadir dayı efsane o ayrı bir şey. Ama şimdi... Şöyle baktığın iyi, zaman Sinan abi. Sen iyi, oyunculuktan da anlıyorsun. Bak şimdi çok iyi rol yapan çocuklar var. Şimdi alınmasınlar. Kıvanç'ı çok seviyorum ayrı. Kenan Mirza'da çok iyi rolüne yakışıyor. Polat Alemdar da kendi şeyinde efsane olmuş yakışıklılıkta ama. Ama tek alan. Bunların ikisi çok yakışıklı ama da. Şimdi ne diyorum bak ben sana. O çocuğun mesela ne o? Pazar günleri gönül işlerinde. Temuçin Esen. Eski abi süper. O çok iyi oyuncu. Şimdi çok heyecanlı tam girdiler boşanıyorlar Ertem. Boşanıyorlar herhalde Bedir girecek hamile diyecek. Hamile diyecek boşanmaktan vazgeçecek. Ha, ben dizi Türk filmleri dizileri çok seviyorum ben. Her şey hepsi bana sorsanız hangisi diye. Hiçbiri çünkü sevmemişsin. Üç tane jömi koydunuz. Şurada bunlar işte. Sinema sanatçısı değil mi? Evet. Ahmet yönetmenimden rica ediyorum. Aziz Basmacı ile koy. Bir dakika ya. Vallahi hocam. Benim favorim lütfen, Aziz Basmacı. Koysana şunları yanına. Aziz Basmacı istiyoruz. Ya istiyorum sanatçı. Hocam yapma gözünü. Ya demokratik hakkım. Hocam, Aziz tamam, Basmacı diye Türk sanatında bir adam var. Yok ya hocam bırak Allah aşkına. Yalnız burada Kerem Mirzalı'ya benim bir şeyim var. Hocam Kenan Mirzalı'ya bak ben sana bak Kenan Mirzalı'ya söylüyorum. Ben de Kenan bir dakika Kenan Mirzalı. Dur bir dakika Ertuğ geç bunu Ahmet geç. Ertem geç şunu. Kenan Mirzalı'ya bir eleştirim var. Ahmet. Bak Kıvanç falan spor yapıyor. Kenan Mirzalı'ya bakıyorum biraz spor falan hafif böyle göbek çıkar gibi olmuş. Bacaklar falan biraz fizik falan. Bak sevmediğim işler Kenan. Kenan Mirzalı alırız. Biraz spora git kardeş. Kenan da sıkı. Bir dakika. Kenan Mirzalı spora gitsin. Spora değil önce yanlış işleri bırakacak. Sevmediğim işleri yapmayacak. Ne yapıyor ya? Spor yapsın. Kerem Mirzalı spor yapsın. İyi karıştırmayacağım ya. Yazıyor hocam insanın özel hayatı. Ben bu kadar. Bunda özel hayatı yok. Yok ya.
Bu işler biraz değil. Hocam başver. Hocam yumuşadık biraz. Bizi ilgilendirmez hocam. Beni ilgilendirir. Ama Kenan Bey'i ben racon kesiyorum. Reddediyor hocam. Böyle şey yakışıklı sanatçılar topluma yaşam biçimleriyle ama reddediyor onu hocam. Kullandıkları ve kullanmadıkları. Hocam öyle bir şey yok çocuk. Öyle ama bir şey reddediyor yok. Hocam. Hocam öyle bir şey yok ya. Aslanlar gibi ya. Aynı şöyle bir şey yok. Kenan Mirzalı biraz spor yapsın. Biraz aynen vücuduna bakıyor. Spor yapsın ya. Aynen öyle. Ya bak şimdi şu var. Hocam bak. Akıllı olacaklar. Bilmeden reddediyor. Asla öyle bir şey yok diyor. Ve elinde de somut bir mahkeme kaydı olmadıkça yani bunu şey yapmayalım. Bilmiyorum. Şey öyleyse ama neyi kastettir anlıyorum. Dediğin doğruysa sana %100 katılıyorum. Necati Şaşmaz'a da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Ama yani her polis operasyonunda doğru değil hocam. Polis de bir sürü numara sizi, yapıyor işte biliyorsun. Sizi şimdi buradan bir yere getiriyorum yemeğe. Gidiyorsun. İşkembe mi yedireceğim? Necati abiye lahmacuna. Selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Lahmacun yedireceğim size şimdi. Dünyada evet. Böyle lahmacun yok. Of. Şimdi aslında Türk futbolunun en büyük jönlerinden birisi de kim biliyorsun değil mi Sinan abi? Yılmaz Vural. Kim? O da büyük jön. Türk futbolunun kim? En büyük jönlerinden futbolun birisi. Ali Eren. Türk sinemasının Ali Eren Beşerler. He? Ali Eren Beşerler. Niye gülüyorsunuz? Türk futbolu mu? Ali, hocam, ne alakası? Ali Eren nereden aklına geldi? Sen salı ya? Günü benim sabahları uykudan nasıl kalktığımı biliyor musun? Dişlerim kanıyor yapma ne olursun ya. Sabah Ali Eren Beşerler mi arayacak? Kenan İmirzalioğlu mu arayacak? Ali Eren kardeşim. Aziz Aslıcı mı arayacak? Ali Eren'le ne alakası var ya? Yapma topa gir. Abiciğim neşi kötü? Ali Eren Beşerler ki ben bilmiyorum ya. Ali Eren Türkiye'nin en iyi. Yaşam biçimleriyle. Türkiye'nin en iyi stoperidir Ali Eren. Bir dakika ya. Geçmiş dönemde. Bir dakika kardeşim. Jönlerimiz yaşam biçimleriyle. Gece hayatlarıyla, gündüz hocam, hayatlarıyla. Hocam sen de öyle olmadığını biliyorsun. Kandırma insanları. Ali Eren, Ali Eren Beşerler. Evet. Ne alakası var? Jönlükle ne alakası var ya? Ya sana ne benim fikrim ya? Ya ne alakası var hocam? Bak. Hocam yapma ne olursun yapma. Kurban olayım. Yapma hocam. Peki, Allah aşkına zaman, yapma. Zaman... Ali Eren Beşerler'le bak vallahi ter döküyorum. Yeni bir futbol Ali Eren Beşerler'in jönlükle ne alakası var hocam? Aslan gibi Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından birisi. Yani defans oyuncu bir şey olamaz. 100 bin kere saygı duyuyorum ama. Ya yapma. David Beckham jön de Ali Eren Beşerler değil jön tabii hocam. Değil hocam. Evet. Kendisi de biliyor olmadığını jön olmadığını Ali kim Eren Beşerler. Kim kardeşim söyle bana. Ali Eren Beşerler jön olur mu? Ali Eren Beşerler iyi bir futbolcu jön olmaz. Benden jön olmaz. Olmaz. Ahmet Hoca'dan olmaz. Olmaz kardeşim jön falan değil. Eskiden bizim. Ne olur ben sana söyleyeyim. Bizden ne olur ben sana söyleyeyim. Yanında böyle kenarda duran mesela. Aventür böyle. Kenarda rolle destek yapan oyuncu olur bizden. Başka bir şey olmaz kardeşim. Bizim zamanımızda Metin Tekin bizden jön olmaz abi. Ben sana... Türk futbolunda 3 tane jön tanırım. Ali Eren Beşerler Kırkan Spor'da şu an galiba. Kırkan Spor'da Kırkan. Aslan Recep, Takoz Recep 2... Tamam mı? Üçüncüsü de düşünmem lazım. Mutlaka. Bak siz istiyorsunuz ki hep böyle ağzı ya, bilerek yapıyorsun. Aa, Takoz Recep 1, Ali Eren Beşerler 2. Ya sizi bak sizi söyleyeyim. Ya Ali Eren Beşerler siz... Kırıkan Spor'da mı neydi öyle daha? Ya Beşiktaş'ta ne Kırıkan Spor'da? Şu an. Ya yok bari antrenörlük yapıyor ya. Kırıkan Spor'da antrenörlük yapıyor. Takoz Spor. Çok iyi futbolcudur. Bir dakika ya bak bakın. Takoz Spor'da gitti. Benim Ali Eren Beşerler Konya'nın Kırıkan kazasında. Doğrudur. Ben ne yaptım ya? Antrenörlük yapmış olabilir. Ya şu an orada. Kırıkan Hatay'da değil mi ya? Kırıkan Spor abi. Hatay ya. Hatay değil Kırıkan mi Kırıkan? Spor. Turgut mu sporda oynamadın mı en son? Ali Eren benim kardeşimdir. Aslandır iyi futbol. Rasim'di sen misin? Evet Kırıkan. Benim. Benim. Talibe benziyorsun. Taraf gazetesindeki Talibe benziyorsun. Ya hocam sona geliyoruz. Sona geliyoruz. Zayıflatan lahmacun mu dedi? Zayıflatan lahmacun evet. Öyle dedi Sinan. Alparslan abiye selamlarımızı gönderelim. Göktürk'ten. Çok çok sevgilerimiz selamlarımızı. Pizzacı. Alparslan da pizza. Alparslan abiye yok, selamlarımızı gönderelim. Lahmacun dedi ya götüreyim sizi. Gidiyoruz. Sevgili, Kerim'e gidiyoruz şimdi. Sevgili Dinçer. Kerim bizi bekliyor. Kırıkan Spor'dan. Şimdi Kerim'e buradan biz Kerim'e gidiyoruz. Bizim Kerim kardeşimiz. Zarafet bizim hocam. Şimdi Ak Merkez oraya Kerim'e gidiyoruz. Yiyeceğiz şimdi. Bizim Zarafet. Ben de Kerim deyince aklıma başka bir Kerim geldi. Bir arkadaşım var. Hangi Kerim benim oğlum hocam. Aslan gibi. Soyadı Kerim olan bir arkadaşım var. Arkadaşımın soyadı Kerim. Kerim'e buradan Abdülkerim var hocam. Abdülkerim var. Benim başka arkadaşım. Kerim acıktım Kerim. Ali Aydın'a Kerim çok kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Ali Aydın diyor ki bizim Ali Aydın Fox TV'den evet arkadaşım kardeşim benim. O da bu sabah saat 6'ya kadar gazeteci arkadaşlarımızla beraber Ayaza polis karakolundaydı sağ olsun. Olayların içinde olmamasına rağmen basın emekçisi olarak kardeşlerimizin yanına gitti. Onlarla beraberdi. Bir dakika sen şu açıklamayı yaptın Ali Aydın, ya. Ali Aydın Ali Eren Ali açıklama.
Ali Eren hiçbir takım çalıştırmıyor diyor. Ailece görüşüyorum diyor. Ali Eren'e de selamlarımızı gönderelim. Ali Eren'le ilgili şu açıklama yapmış. Ali dış görünüşünden çok iç görünüşüyle sevgimizi kazanmış bir futbolcumuzdur. Ya Ali Eren çok iyi bir çocuk. Ali benim kardeşim iyi futbolcudur. Baba abi Kırgaz Spor'daydı ya biliyorum. Yok şu an hiçbir yer çalıştırmıyor. Şu an en son Kırgaz Spor'daydı. Ali Eren mecerle. Adamdır bir de. Ve Takoz Recep. Adam gibidir hocam. En istikrarlı futbolcudur. Sana bir şey söyleyeyim. Ali Eren. Her maç oynuyor. Her maç 4-4'lük oynuyor. Ali Eren tekmeyi kafayı sokardı. 10 numara bir çocuktur. Hadi adam. Yeter dizi yorumladım. Bak dizi yorumladık. Ayıların yorumladık. Köpek balık yorumladık. Yeter kangürleri yorumladık. Buradan sevgili kardeşim. Sevgili Kerim kardeşime de. Kerim'e zarafet selamlar. Bekle geliyoruz. Çorba var mı çorba? Çorba da var. Yuvalama. Evet. Kadir abi gelecek mi Kadir inanırım? Bir sorun bakalım. Kadir abi uyuyor hocam ya. Kadir abi uyur şimdi. Sevgili Nur Hanım gelecek mi? Nur Yeltaş. Yok gelmeyecek. Hocam uyuyor. Uyuyor hocam uyuyor. Aman hocam uyuyor. Uyuyor. Nur abla uyuyor. Giderken kapanırken bir Nur müzik bak. Şöyle nostaljik müzik demin koyayım. Aradan Dinçer sevgili Dinçer Azapan'a da buradan sevgilerimi selamlarımı göndereyim. Sevgili Dinçer kardeşime de selamlarımı göndereyim buradan. Onu çok seviyoruz. Ne olur benim adı hiç sizden bir şey istemiyorum hayatım boyunca. Bir tek şey istiyorum. Lütfen. Türk sanatı adına, Türk sineması adına. Sayın Aziz Basmacı'nın resmini koyun kapanışta. Bir de derinden bir nostaljik müzik istiyorum. Hocam, romantik müzik. Hocam, ne olur böyle. Hocam, Allah'ım çok bir şey istiyorum. Çok şey istiyorsun hocam. Ne var ya Aziz Basmacı istiyorum ben ya. Hocam lütfen bak tatlı kapatalım. Sevgili Mehmet Aydın'a da. Kapanışı bir şey söyle. Ahmet. Tatlı kapatalım. Ahmet'ciğim. Tatlı kapatalım. Ne istiyorsun Sinan abi? Kapanışı o iki ayıyla kapat. Tatlı kapat. Kapanış hikayeyle kapat. Bekliyorum. Şaşırdım ben de. Şimdi, bekliyorum galiba. Kardeşim ya. Allah Allah. Bekliyorum Ahmetciğim hadi. Ne yapacağız? Bitti mi? Hikayeyle kapatacak abi. Hayır abi. Hayır abi. Ayıları yorumlayacağım abi. Abi bir dakika ben 40 yılda hiç hayatım boyunca sizden bir şey izlemedim. Nostaljik bir müzik istiyorum. Türk sanat müziği gibi. Zeki Müren'den olabilir. Mesaj olabilir. Bahçıvan. Bilir misin? Bahçıvan geldi. Beyazgazete.com'da bütün ayrıntıları bulabilirsiniz. Spor.beyazgazete.com'da bu akşam neler konuşuldu, neler oldu. Beyazgazete.com Türkiye'nin en çok okunan haber sitelerinden birisi başında geliyor. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bütün özetler orada o var. O görüntüyü istiyorum ben. Hangisini? O ayıların kapışmasını istiyorum. Ben de kapanırken Fenasi kardeşime saygılarımı sunuyorum. Fenasi kim ya? Ne yapalım Ahmet? Soyadını söyleme. Hocam hazırmış ayılarımız. Ayılar bir seyredelim. Çok güzel oynuyorlar. Ben Emir Öztürk'e selamımızı gönderelim. Gürkan Topçu'ya buradan çok selamlar. Benim en büyük çok söyleyeceğim bir şey var da. Sevgili Gürkan. Ben müthiş bir dakika dur. Engin Aykanat bizim mesaj attı. Abi ayılara ben selam verdim bize. Engin sana da selam kardeşim. Ben bak, de bir selam veriyorum. Şu yılın maçı biliyor musun? Evet. Abdülkerim. Tamam. Şu yılın maçı. Evet seyredelim. Şimdi hocam bunu sana bırakıyorum. Sen yap bunun yorumunu. Şu ayı yorumunu sen yapıyorsun. Hocam. Ayıyla yatağa girilmez. Bak temelde bir şey söyleyeyim. Bir. Ayıyla yatağa girilmez. 45 metrelik uçurumu 3 saniyede düşen ayı beyaz ayıdır. Ayının ahını. Ayının ensesi neden kalındır? Kendi işini kendi görür. Bravo. Hocam bak şurada dikkat ettim bak. Bak ayılardan bir tanesi kaçıyor. Dikkat et bak. Sinan bir şey söyleyeyim mi? Seyret hocam bak. Ben ikimiz iri yapılı adamlarım. 1.80 boyu iki ayı. Hocam ben verdim 20 kilo verdim ben manken gibiyim ya. Mankensin sen hocam, öyle hocam ben manken gibiyim şu an 54 bedenim bana. Bir şey söyleyeceğim sana ben 54 bedenim şu an bana film teklifleri geliyor. Sen ne diyorsun ya? Bak aklıma ne geldi ya. Burada sevgili kardeşim Ersun Diye'nin gözlerini öpüyorum. O kaçan ayıyı söyleyeyim mi kim olduğunu? Çok kırılırım. Ya bir çok mu şey istedim? Zeki Müren'in Bahçıvan şarkısıyla birlikte. Ersin. Türk sanatının. Ersin kardeşim. Hocam Aziz Basbacı'nın resmini istiyorum ya. Sabri İşbilen, Necati İşbilen. Ya Ahmet çok ayıp ediyorsun. 40 yılda bir dediğimi yapın ya. İsmet Yılmaz'a sevgilerimizi selamlarımızı gönderelim. Sevgilerimizin Aziz Basbacı'nın resmini koyalım. Hocam Aziz Basbacı. Yok tamam koymaz. Aziz Basbacı. Ya seni ya seviyorum adamı ya. Koymadı. Ben de Oğulcan kardeşime selam söylüyorum. Oğulcan Engin, aslan kardeşim. Aa, seni seviyoruz. Aa diyorum onun için. Ha, Türkiye'nin jönü Oğulcan Engin. Bir dakika dur. Türkiye'nin jönü Oğulcan Engin. Oğulcan Engin bir tane başka bir jöne de selam söyleyeceğiz. Kemal mi? Yok. Medcezir'deki Çağatay kardeşime de. Ayda. Ben de... Evet. Son yılların yıldızı Çağatay'a. Çağatay'a da sevgilerim. Ben bunları sevmeyeceğim. Ben şimdi eve gideceğim. Mehmet Erol. Sevgiler selamlar. Ben maçuncudan sonra gideceğim. Testere dördüm. Bora Kalaycı. Hocam Çağatay'ı. Bora Kalaycı. Hocam Medcezir'de Yaman rolünde. Şu an Türkiye'nin. Testere dizisindeki. Sinan abi. Serkan Gürboğa diyor ki. Sinan abi ne olur İzmirlilerden özür dile Gültepe için. Seni çok seviyoruz ama ne olur bir özür diyor. Geleceğim İzmir'e Gültepe'ye geleceğim. Bir de o. Bak abicim Gültepe.
İstanbul'da Gültepe vardır, efsanedir. İzmir'deki de güzeldir. İzmir'deki canım. Ayrıdır. Ben kendi abi özür dilerim ayrıymış ama tamam İzmir'de Gültepe'yi de seviyoruz ayrı ama bizim İstanbul Gültepe'de bu dizi çekilseydi. Seni çok seviyoruz. İzmir'de bağlılığını biliyoruz bak, diyorlar. Tamam da İstanbul Gültepe'de bu dizi çekilseydi bu dizi devam ederdi. İzmir Gültepe'de çekildi dizi kalktı yayından. Kusura bakmasınlar. Çok da iyi oyuncuları vardı. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Yeni dizi geliyor onu merak ediyorum. Bizim Erkan Petekkaya'nın Paramparça diye yeni dizi var. Haftaya başlıyor. Ertem bu ara Karagümrük semt olarak bütün Karagümrük şu anda uyumuyor bizi seyrediyor. Her hafta Karagümrük'e de buradan bütün selam. Bütün Karagümrük'e selam yolluyorum. İlan kardeşime özellikle ve bütün Karagümrük'teki genç kardeşlerime selam söylüyorum. Karagümrük'ü ben çok seviyorum. Kırmızı Siyah. Benim Fergan Kırmızı arkadaşım orada Karagümrük yapıyor. Evet, Serdar Topraktepe. Topraktepe ben de müthiş bir futbolcuydum. Oynayamadım Karagümrük'te. Dolu dolu oynasaydın milli olurdun bizim. Ertemciğim dolu dolu futbol Karagümrük'ü olur. Çok seviyorum. Dolu dolu futbol olur. Aynen. Burada futbol yorumları. Siz futbol adına bize bir şeyler çıkartın ki biz de futbol adına size bir şeyler verebilelim. İyi geceler. Ah çevam. Çok güzel şarkı. Dedül dül. Bir şey söyleyeyim.